İyi akşamlar. Müzakereye hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu bir tartışma var konularımız arasında. Ancak Ekrem İmamoğlu deyince konuya onun muhtemel adaylığı açısından da bir bakmak gerekiyor. Bunun dışında ucuz ırkçı atışmasını notlarımız arasında arasına aldık. Ayrıca Meral Akşener'in de merkezinde olduğu adaylıkla alakalı bazı beyanatlar var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Osman Kavala kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin unutmamak gerekiyor elbette. Kabaca durumumuz böyle ama her zaman olduğu gibi müzakerede alt başlıklarla konular genişleyecek. Konuklarımız Gazete Pencere yazarı Necdet Saraç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi. Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, hoş geldiniz. Ve güvenlik ve terör uzmanı Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Coşkun Başbuğ, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Temeli atabiliriz. Ekrem İmamoğlu neden tekrar gündeme geldi? Çünkü tatildeydi tartışması çıktı. İstanbul'da sağanak Esenyurt'a özellikle vurmuştu. Taşan dere nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı. Fabrikalar, atölyeler zarar gördü. Ekipler de saatlerce suyu tahliye etmeye çalıştı. 134 konut, 15 iş yeri ve 3 fabrikanın zarar gördüğü belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise o sırada tatilde olduğuna dair haberler duyuldu. Hem bazı televizyonlarda hem de sosyal medyada bu durum paylaşıldı. Bunun üstüne bazı AK Parti milletvekilleri de dahil olmak üzere bazı internet kullanıcıları İmamoğlu'yu İstanbul'daki çalışmalara katılmadığı için eleştirdi. İmamoğlu sosyal medya hesabında önce "Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" diye bir paylaşım yaptı. Ardından da "Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil" ifadelerini paylaştı. Kısa süre sonra bir mesaj daha paylaşılıyor İmamoğlu tarafından. "Onları seçimlerden beri bu huzursuzluk çıkarmak isteyenler yok değil" diyor. "Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum. Yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmete ve dayanışmaya devam ediyor" dedi. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı peşinden "Esenyurt'u sel bastı, İmamoğlu'ysa tatilde" dedi 11 Temmuz'da Hürriyet Gazetesi'nde. İmamoğlu'nun daha evvel söz vermiş olduğunu vurguluyor. Üst bölgesinden sel bölgesine ara başlığını kullanıyor ve İmamoğlu'nun Fethiye'de bulunduğunu kaydediyor. Hasılı buradan da bir tartışma başladı ve devam ediyor. Ama yayını açarken de söylediğimiz gibi meseleye Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığını da o bakış açısını da eklemek gerekiyor. Serkan Bey'e hemen dönebilirim. Ne dersiniz? Sizce hala adaylık konusunda iddiasını koruyor mu Ekrem İmamoğlu? Şimdi esasında Sayın İmamoğlu'nun bu tür felaketler, afetler yaşandığında şehir dışında olması ya da tatilde olması meselesine AK Parti ya da Cumhur İttifakı çevrelerinden tepkilerin, eleştirilerin gelmesi normal, doğal. Tamam. Siyasetin doğasında olan bir şey. Bir malzeme verirseniz karşı tarafı malzemeyi kullanır. Öyle. Doğal olmayan tarafı Sayın İmamoğlu'na çok ciddi destek veren isimlerin, bu hani ünlü meşhurlar, meşhur ünlüler demiştik daha önce. Onlar da dahil olmak üzere bazı medya organları da Sayın İmamoğlu'nu çok sert eleştirmiş olmaları. Daha önceki tatil süreçlerinde eleştirmeyen isimlerin bugün eleştiriyor olmaları dikkat çekici. İşte işin bu tarafı sizin dikkat çektiğiniz noktaya doğru bizi yöneltiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı durumundan kaynaklanan, nasıl söyleyelim, bir odaklanma, hedef haline gelme durumu söz konusu olabilir. Bunu ben muhalefetin kendi içerisindeki pozisyonlar itibariyle söylüyorum. Yani Sayın İmamoğlu'nun bu CHP içerisinde mikro anlamda, genel anlamda da muhalefet içerisinde çok yoğun eleştiriye maruz bırakılması, bu Karadeniz gezisinde de yaşamıştık bunu. Bu onun ikinci faslı oluyor. Bırakılması bence muhalefet cenahındaki adaylık yarışıyla ilintilidir. İlişkildir. Biraz açalım mı orayı? İlişkildir diye düşünüyorum. Şöyle bir adam eksiltmece oyunu gibi görebiliriz. Sayın tatile giden kendisi. Yani amiyane tabirle kendi ayağına mı sıkmış oluyor? Şöyle söyleyeyim. Eğer muhalefet cenahı kendi içerisinde Sayın İmamoğlu'nun bu süre gelen tavrını, kendisi de açıkça söyledi, ben tatile giderim dedi yani. Felaket de olsa, sel de bassa giderim. Deprem de olsa giderim. Ben tatili seviyorum ve tatil bana yakışıyor dedi. Buna alışın dedi. Bu benim siyaset tarzım dedi. Yani kendisini olanca haliyle ortaya koydu ve buna kendi kitlesi, yani muhalefet cenahından hiç tepki gelmedi.
başta. Yani kendisini tanımlarken ben bu gibi durumlarda tatile giderim arkadaş. Ben böyle biriyim, bana alışın dediğinde, demişti, hepimiz duyduk. Kameralara konuştu dediğinde bugün onu eleştiren çevreler, ya olur mu öyle şey, sen daha dur bir ay oldu belediye başkanı seçildiğin. Önce bir otur, bir çalış dosyalarına, dersine bir çalış, bir belediyeyi tanı. Burada yapılacak işler var. Neyin tatili? Yani normal bir iş yerinde bile bir senesini doldurmayana izin vermezler. Doğru. Yani bir konsantre ol filan demedi kimse. Demek ki bu neyi gösteriyor? Tamam, biz seni bu halinle kabul ettik. Biz seni tatillerinle sevdik. Ama eleştirilere dediler. Baktığınızda o krediyi biraz... Sonradan tabii... sonucuna mı varıyorsunuz? Ve bir süre de bu devam etti esasında. Yani o kritik zamanlarda tatilde olmasına kendisini destekleyen çevrelerden hiç tepki yükselmedi. Yani demediler. Yani hatta savundular. Güzel de savundular. Ama nedense bu son Karadeniz gezisinden sonra, Karadeniz gezisinde o kırıldı. Orada kendi cenahından yoğun bir tepki gördü. Muhalefet cephesinden bir tepki gördü. Burada da tepki gördü yani. Hiç beklemediğimiz, olur mu canım buradan böyle bir eleştiri gelmez Sayın İmamoğlu'na diye düşündüğümüz yerlerden eleştiriler geldi. Tabii eş zamanlı olarak da bu Sayın İmamoğlu'nu aşağıya çekme çabaları bir taraftan devam ederken muhalefetin içerisinde, bir taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu'nu yukarıya doğru çekme çabaları da eş zamanlı olarak devam etti. Hiç isim vermek istemiyorum. Siyaseti çok yakından takip edenlere sadece şunu söyleyeceğim. Özellikle CHP'deki adaylık yarışını. Sayın İmamoğlu'na CHP içerisinden, özelde, genelde de muhalefetin tamamından eleştirilerin dozunun yükseldiği dönemlerde muhalefet medyasında en ön planda olan isimlere bakın. Anahtar orada diyorsunuz. Ya orada kendisini gösteren isimler var. Yani bu işi ben yapıyorum. Bilin, ayağınızı denk alın. O mesajı veren isimlere bakın. Hiç bahsetmiyorlar İmamoğlu'ndan falan. Ama ne demek istediğimi anlayanlar anlamıştır. Şimdi burada ben buna rağmen Sayın İmamoğlu'nun adaylık yarışından kopacağını ya da çekileceğini düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu belediye başkanları görevinde kalsın demiş olmasına rağmen. Dedi ama çekilmedi. Yani o onu durdurmaya yetmedi. Bugün yönelen eleştirilerin de tepkilerin de Sayın İmamoğlu'nu engelleyebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu süreci sertleştirir mi onu bilemem. Yani o adaylık yarışı sırasında yani kılıçların çekildiğini görüyoruz ama o kılıçlar çok daha sert şakırdar mı? Onu bilemem. Oradaki doz ne olur, dozaj ne olur? Ama aday olacak diyorsunuz. Aday olmayı isteyecek ya son ana kadar. Adaylık yarışında yer alacak. O iddiasını ve isteğini son ana kadar devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamış olsa Sayın Kılıçdaroğlu çok açık ve net bir şekilde hani önümden çekilin ya bana katılın ya önümden çekilin dediğinde artık daha net tavırlar gelirdi. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında herhangi bir isteğinin olmadığını daha açık ishar ederdi, ortaya koyardı. Bunu görmedik. Demek ki bu kararlılık devam edecek. Bir İstanbul'da de, olup olmaması böyle bir durumda ne fark eder? Ya olmalı ya mıydı? O şimdi şeye göre değişir. Bakış açısına göre değişir. Yani hep de denk geliyor yani. Yani denk geliyor. Şimdi tam tatile ya gidecek. Ya, her insanın tatile ihtiyacı vardır. Tam tatile gidecek ya da tam tatile gidiyor bir olay patlıyor. Yani bahtsızlık mı diyelim, talihsizlik mi diyelim. Şöyle diyenler de var. Yani meteoroloji 2 gün öncesinden haber verdi. Yani bu bir talihsizlik olarak değerlendirilemez. Yani bilerek. Yani biliyor, tamam bu yaşanacak. Böyle bir durum yaşanacak. Böyle bir durum yaşandığında İstanbul'da bulunmadığı zaman tepkiler de oluşacak. Buna rağmen gidiyor. Bu da bir farklı özgüven. Yani ben bunu neye bağlıyorum? Onu destekleyen kitleye bağlıyorum. Yani o kitlenin şöyle bir beklentisi yok. Yani bizim belediye başkanımız, biz destekledik, oy verdik, seçtik. Sürekli işinin başında dursun, bu problemleri çözme noktasında o yönetim süreçlerine başkanlık etsin, liderlik etsin. Sürekli böyle bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Olsa zaten daha önce de tepki olurdu. İlk söylediğinde, yine tekrar ediyorum onu. Sayın İmamoğlu, ben geldim, yani ilk şunu demiştim mazbata almak için. İstanbul'un kaybedecek bir dakikası yok demişti. Ondan sonra hemen bir ay sonra tatile gitti. Ondan sonra tekrar bir tatil. Üçüncü, dördüncü böyle sürekli bir tatil süreçleri falan başladı.
eleştiriler olunca dedi ki yani ben böyleyim. Ben böyleyim. Erol Evgin'in şarkısı mıydı o? Ben böyleyim. Yani beni böyle sevin dedi yani. Beni böyle sevin. Ben sürekli tatile gideceğim. Ve kendisini destekleyen kitle ya olur mu canım yapma etme falan demediler. Şimdi o yüzden Sayın İmamoğlu'nu eleştirmelerini hakkaniyetli bulmuyorum. Tamam mı? Tutarlı da bulmuyorum. O sebeple eleştireceklerse baştan eleştireceklerdi. Sayın İmamoğlu kendisini bu şekilde ifade ettiğinde tepkilerini net olarak ortaya koyacaklardı. Ha şimdi CHP içerisindeki adaylık yarışında o gruplar arasındaki kavganın bir malzemesi haline getirilmesini de çok tutarlı bulmuyorum. Ha şeyi soruyorsunuz yani bir belediye başkanı işinin başında durmalı mıdır? Yani durmalı mıdır, durmamalı mıdır onu tartışıyoruz. Manidar yani. Bir soru. Peki. Hayır online yani, şeye geçtik yani dünyada da artık demedi online. De. Yani o anlama gelecek bir takım şeyler söylemiş. Hayır yine dönmedi mesela. Yani. Hali hazırda da gelmedi. Bir paylaşayım mı? 31.07.2019'dayız. Yani seçimden hemen sonrası, göreve geldiği seçimden hemen sonrasındayız. İstanbul'un kaybedecek bir tek saniyesi bile yok diyerek ardından tatile gitmeniz eleştiriliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir diye soruluyor. Cevap şöyle geliyor. Millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Onu hatırlatıyorum. Kastettiğiniz bu. Tabii evet. Tabii onu dedim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime devam edeceğim. Hakkım var ve mesaim de yok. Yılda belli bir süre benim de izin hakkım var. Benim mesaim de yok. Dün gece yanılmıyorsam arkadaşlarım saat 1'de eve bıraktı. Uyudum. Saat 6'da kalktım, işime geldim. Dolayısıyla mesai mefhumum yok ama ben bir insanım ve evet. Bir vücudum var. Dolayısıyla dinlenmeye de ihtiyacım var. Örneğin 10 günde bir çok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat evet. 12'ye 13'e kadar uyuyasım geliyor. Buna kimse engel olamaz diye devam ediyor. Bu benim hakkım. Tahmin ediyorum ki takip eden vatandaşlarımız öyle 10 günde, 15 günde bir uyumamı, 6-7 ayda bir dinlenmemi çok istiyorlar. Tatil bazen insanlara yakışmıyor. Bana tatil de yakışıyor. Şimdi tam beyanat bu. Bunu peki bu müthiş bir arşivde çalışıyor ekibiniz. Sağ olsun editörümüz. Anında editör gönderiyor cümle cümle. Bu da muazzam bir yayıncılık. Tebrik ediyorum editör arkadaşı. Şimdi bunu söylediği zaman CHP içerisinden yani Sayın Başkan partimizi de temsil ediyorsunuz. Olmaz yani böyle şeyler söyleme. Böyle bir şey rastladık mı? Hiç böyle bir şey gündem oldu mu? Böyle bir başlık görmedik. Ama bu son olayda eleştiriler şimdi gelmeye başladı. Demek ki bunu Sayın İmamoğlu bu tarzıyla kabul gördü. O zaman eleştirilmedi. Parti yönetimi de buna dönük bir tedbir alma ihtiyacı da hissetmedi. Yani Sayın Sait Torun yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı çağırabilirdi genel merkeze. Yani sonuçta doğru, bir parti doğru. Disiplin diye bir şey vardır. Her partide vardır. Çağırır der ki yani bu bizim partimizi sıkıntıya sokuyor bu tarzlar. Sen yine tatilini yap ama yani bunu bu kadar böyle göstere göstere hani tatilciliğe çevirme işi. Yani tatil vardır bir de tatilcilik vardır. Tatilciliğe döndürme bu işi diyebilirlerdi. Demediler. Demek ki bu sıkıntılı bir durum değildi. Ne oldu da 4 tatilinde sıkıntı çıkarmayan CHP çevreleri ya da muhalefet çevreleri 5. tatilinde rahatsız olmaya başladılar? Burada güzel, bir tutarlık görmüyorum. Bu soru üzerinden i̇şte o yüzden şey ayrı bir konu. Herhangi bir meslek erbabı işinin başında durmalı mıdır? Yani doktor, bir cerrah ameliyathanede olmalı mıdır hasta orada dururken? Efendim, bir trafik kazası olduğunda trafik polisi olay yerine gitmeli midir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Peki. Gitmemelidir kesinlikle, kesinlikle uzaktan bakmalıdır diyenler olabilir. Onlara da bir şey demiyorum. Peki. İşin o tarafında değilim. Ben buradaki tutarlılıktayım. O sebeple bunun ben CHP içerisindeki adaylık kavgasından kaynaklandığını düşünüyorum. Başta da söyledim, AK Parti ve Cumhur İttifakı çevresinden gelen şeyler, tepkiler nedir? O bir fırsatı değerlendirme meselesidir. Siyasetin doğasıdır. Ortaya böyle bir malzeme çıkarsa karşınızdaki rakipleriniz tabii ki bunu kullanır. Bunda bir şey yok. Anormal bir durum yok. Herkes birbirine yapar bunu. Bu bir mücadele. Ama kendi içerisinden yönelen tepkilerin ayrıca irdelenmesi lazım diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Necdet Bey'e dönebilirim. CHP içinden gelen tepkiler irdelenmeli diyor Serkan Bey. Bunun yanında ne oldu da işte 4 tatilde bir şey olmadı, 5.sinden böyle bir tepki şekillenmeye başladı diye soruyor. Siz de bunu adaylık meselesine bağlıyor musunuz Serkan Bey'in az evvel yaptığı gibi? Ya birincisi tabii 4 tatil hangileri kastediyor bilmiyorum ama mesela Elazığ depremi kastediliyorsa dünya kadar CHP içinden eleştiri geldi.
Trabzon kastediliyorsa Karadeniz gezisi dünya kadar eleştiri geldi. Necdet abi Karadeniz gezisine tepki geldi hocam, dedim ben. Büyükelçi meselesi de karda da tepki geldi, burada da tepki geldi. Büyükelçi yani, işi tatil değil ama yani. Şimdi ama bakın. Peki siz bir yanlışlık görüyor musunuz İstanbul'da bulunmamasında? Ya belediye başkanı İstanbul'da bulunmalıydı. Çok böyle bir. Yani hiç işin böyle çok fazla işin etrafında dolaşmaya gerek yok. Yani çünkü olağan dışı bir durum. Olağan dışı bir durumda da hele İstanbul gibi, İstanbul büyükşehir gibi önemli bir yerde, bütün objektiflerin, kameraların size döndüğü bir yerde, iktidarın da sizin hatanızı aradığı bir yerde yapılması gereken, İktidarın bakışından ötede yapılması gereken odur. Türkiye duygusal duygusal insanların yoğun yaşadığı bir yer ve duygu itibariyle de insanlar oradaki en üst yöneticiyi, en üst mülkiamir düzeyinde de en üst mülkiamiri görmek isterler. Bu son derece doğal bir şey. Olması gereken de oydu. Yani Sayın İmamoğlu'nun yani işin o anlamıyla doğru, teknoloji gelişti, iletişim gelişti ama işin başında olması beklemek anlamsız ya da garip bir durum değil. Son derece olağan diye düşünüyorum. Bu anlamıyla da orada çok ben kendi açımdan çok tartışılacak bir şey görmüyorum. Diğerleri şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yaklaşımlar işte eleştirilmedi, şimdi eleştiriyor. Ya bunlar zorlamalı değerlendirmeler. Biraz komployu da beraberinde getiriyor. Böyle bir gerçeklik yok. Bakın Türkiye'de sosyal demokratlarla diğerlerini ayıran en önemli şeylerden bir tanesi eleştiri olabileceğini görmek lazım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bazı eleştirilerde ya bazen öyle şeyler oluyor, her kafadan bir ses çıkıyor deniyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni eleştirir. Solun, sosyal demokrasinin, sosyalistlerin en önemli özelliği eleştirebilme yeteneğidir. Yani biat kültürünün olmaması doğal olarak böyle bir şeyi veriyor. O anlamıyla bu eleştiri İmamoğlu'na da zaman zaman başka siyasi aktörlere yönelik de yapılıyor. Nitekim bununla ilgili değil, Elazığ depremini hatırlayın. Yani sonuçta birçok eleştiri oldu. Diğer demin verdiğim örneklerde de eleştiriler oldu. Yani bu eleştirilere katılıp katılmamak ayrı bir şey ama bu tür eleştiriler oldu. Ve burada şöyle bir şey yok. Hele son olayda yani bir komplonun olduğunu varsaymak inanılmaz abartılı bir şey. Yani sonuçta adam eksiltme hamlesi diye tarif etmişti. Yani, böyle bir gerçeklik yok. Ya bakın bu zorlamalı bir değerlendirme. Yani şunu tartışın konuşabiliriz. Bu da son derece olağan bir şey mesela. Böyle çok abartılacak bir şey değil. Sonuçta siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıysanız kafanızdan Cumhurbaşkanlığı adaylığı geçer. İmamoğlu da kafasından Cumhurbaşkanlığı adaylığı geçiyor. Yeni de değil. Başından hiç uzunca bir süredir geçiyor. Bu da olağan yani bakın dünyada da Türkiye'de de böyle yani şimdi Erdoğan İstanbul'dan çıktı. Daha yeni Fransa seçimleri yapıldı. Paris Belediye Başkanı Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Boris Johnson Londra Belediye Başkanı'ydı. Yani geçtiğimiz günlerde istifa eden. Budapeşte Belediye Başkanı'nın Macaristan Cumhurbaşkanı'nın adı geçti. Bunlar son derece olağan şeyler. Ama genel başkan aday olmamalı demişti. Tabii. Ya yani şimdi bakın şey şu doğru. Yani bir ısrar var belli. Yani şu anki mevcut verilerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu net adres verdi. 2 kez. 3 kez belki adresi işaret etti. Yani belediye başkanlarımız görevleri bitene kadar görevlerinin başında olmalıdır dedi. Bu da anlaşılır bir şey. Bu iddiayı yani İmamoğlu'nun iddiasını geri çekmesini gerektirir mi? Yani temayüller gereği gerektirebilir. Ki şu anda mesela altılıya baktığımızda da Kemal Kılıçdaroğlu ismi ciddi biçimde öne çıkmış durumda. Olması gereken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün büyükşehir belediye başkanları bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmalı. Yani onun adaylığını büyütmeli. Çünkü Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Değişim olurken de parti içindeki eleştiriler önemlidir. Önemsiz değildir. Yani bugün bu ülkede fark oradadır zaten. Yani siyasi iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın en önemli özelliğine asla eleştiri kabul etmeyen bir yapıdır. Yani ama muhalefetin önemli bir bölümüne baktığınızda bu eleştirinin olabileceğini görüyoruz. CHP'de fazlasıyla var. Olması gereken bana göre de Kılıçdaroğlu'nun arkasında daha geniş bir yelpazenin, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları düzeyinde daha geniş bir yelpazenin daha net durması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu sonuçta demokrasilerde, demokratik ülkelerde insanların iddialarını buna rağmen zorla geri çekmesi
anlamına da gelmez. Bir boyutu bu. Bu nedenle bunu çok zorlamamak gerekiyor. Bu Karadeniz için geçerli, Büyükelçi görüşmesi için geçerli, son şey için geçerli. Bunlar bir komple teorisinin sonucu değil. Ama şöyle bir iş tabii. Siyaset yalnızca rasyonel, akıllı olabilecek bir iş değil. Duygular var. Siz sonuçta kendi seçmeninizi, kendi seçmen taraftarınızı, duygularını yok sayarsanız bu size irtifa kaybettir. Böyle de bir gerçeklik var. Yani siyaset yalnızca söylemlerle, yalnızca yazılarla, yalnızca konuşmalarla olmaz. Sonuçta o duygusal bağı koparmamanız lazım, büyütmeniz lazım. Bu tür hamlelerde o duygusal bağı zaman zaman kopartıyor. Bu yani böyle bir tespiti de yapmak gerektiğini düşünüyorum. Diğer boyutuyla ilgili onu konuşmadık ama diğer boyutu da şu bakın. Yani iktidar bunu kullanıyor. Evet, İmamoğlu meselesiyle ilgili görüşlerimi de söyledim. Bu güzel bir malzeme değil mi iktidar açısından? Ya işte Türkiye tabii şöyle bir şey kullanır. Yani sonuçta siyasette bu tür şeyler kullanılır. Kullanılmaz demiyorum ama aslında var. Şimdi mesela bu neyi gölgede bırakıyor? Bu şöyle bir şeyi gölgede bırakıyor. Yani ortada adına afet denen, doğal afet denen, felaket denen işlerle ilgili asıl tartışmayı gündemden kaldırıyor. Onu bir biçimde devre dışı bırakıyor. Türkiye'nin bunu konuşuyor olması lazım. İstanbul'un bunu konuşuyor olması lazım. Şimdi vali Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanıyla ortak resim veriyor, şov yapıyor. Olmaz. Yani İmamoğlu'na yönelik bu eleştiri iktidara bu hakkı vermez. Burada olması gereken ne? Burada evet İstanbul çok ciddi o anlamıyla potansiyel bir tehlike taşıyor. Niye? Derelerin üzerine siz inşaat yaparsanız, ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi yatay yapılanma yerine dikey yapılanmayı yaparsanız, deprem toplanma alanlarına AVM dikerseniz, iklim kriziyle bütünleşen, dünyada ciddi bir iklim değişikliği var, iklim kriziyle de bu bütünleştiğinde aynı yerde siz bir yıl içinde ikinci felaketi yaşarsınız. Bunun adı doğal afet olmaktan çıkar bir süre sonra, tıpkı Kastamonu Bozkurt'ta olduğu gibi. Bunun konuşuluyor olması lazım. Bunun konuşuluyor olmasının anlamı şudur. Yani bence mesela İmamoğlu'nun tartışmayı oraya doğru da taşıması gerekiyor. Türkiye'nin de tartışmayı oraya doğru taşıması gerekiyor bir bütün olarak. Yani bu ortak bir sorun. İklim krizi derinleşiyor. Çok net. Olağan dışı yağışlar artacak. Yani bir de meteoroloji geçmişe göre bu işleri daha iyi tespit ediyor. Doğru. Eskiden meteorolojiye bir güvensizlik vardı. Yani ne, bunlar söyler ama olmaz diye. Meteorolojinin son 1-2 yıldır yaptığı açıklamaların neredeyse tamamı doğru çıkıyor. Karadeniz açısından da öyle. Diğer yerlerde de öyle. Şimdi iklim krizi derinleşecek. İklim krizinin derinleşmesi sel felaketlerini arttıracak. İklim krizinin derinleşmesi orman yangınlarını arttıracak. İklim krizinin derinleşmesi yani şu anda tam düşünemediğimiz bazı yeni afetleri gündeme taşıyabilir. Ama Sayın İmamoğlu'yu tartışıyoruz işte. Yani diğer boyut ne? Diğer boyut ne? Tabii işte. Ama burada işte siyasetin o anlamıyla bir kimlik değiştirmesi lazım. Yeni bir siyaset yapma tarzına ihtiyaç var. Deprem. Ortak sorun mu? Ortak sorun. Tabii. Şimdi bunlarla ilgili önlemi nasıl alırsın sen? Şov yaparak olmaz bu iş. Bunlarla ilgili önlemi tarafların tümünü yan yana getirerek yaparsın. Şimdi bakın İmamoğlu burada yok. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt burada. Yani görevinin başındaydı, Esenyurt'taydı ki iddialı bir belediye başkanıdır Kemal Deniz Bozkurt. Sel felaketinin olduğu günde oradaydı, uyarıları da yapmışlar, kendi beyanları da var. Kamuoyuna da yansıdı. Şimdi kardeşim eğer ortada gerçekten bir felakete, bir doğal afete müdahale varsa yapman gereken ne? Yani esas İstanbul'un birçok yerinde sel felaketi oldu ama esas neredeydi? Esenyurt'ta. Esenyurt'ta oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u da alırsın. Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi o. Şimdi sel felaketi ortak bir sorunsa, dikey yapılaşma ortak bir sorunsa, betonlaşma ortak bir sorunsa ki bugün Türkiye'de rant deyince aklımıza ne geliyor? İşin doğrusu arsalar geliyor. Yeşil alanlar geliyor. Konutlar geliyor. O dikilen büyük gökdelenler geliyor. En önemli şey. Şimdi burada tarafların yan yana gelmesi önemli. Türkiye'nin bunu konuşuyor. Bunlar kim? Bunlar iktidarın kendisi. İlgili Ulaştırma Bakanı. Bunlar kim? Belediye Başkanı. Bunlar kim? Kuşkusuz mülki amirler. Bunlar kim? Meslek odaları. Türkiye'nin çok ciddi meslek odaları var. Olur. İktidar bunları yıpratıyor ama Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, Şehir Planlamacılar Odası. Bunların
yan yana gelmesi, bu soruna çözüm bulması gerekiyor. Şimdi bu olmayınca ne oluyor? Bakın 3 tane şey oldu, hatta 4 tane oldu bildiğim kadarıyla. Şimdi sel felaketiyle ilgili bakanlık bir açıklama yaptı. Evlere 5.000, konutlara 10.000 lira yardım edeceğiz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı. 7.000 lira vereceğiz dedi. Bugün Aile Bakanlığı açıklama yapmış, 3.000 lira vereceğiz dedi. Ya şimdi kardeşim, bu verilen paraların tümü kamu parası. Tümü devletin hazinesinden paralar. Olması gereken ne? İlgili kurumların, yetkili ve sorumlu kurumların yan yana gelerek bunu belirlemesi. Devlet bunu yapmak zorunda mı? Yapmak zorunda. Yani bunu belediye üzerinden yapar, bakanlık üzerinden yapar ama sonuçta bu şeyden, felaketten zarar görmüş konut sahibine de, kiracıya da, işte iş yeri sahibine de bu tür yardımları yapar. Bunu konuşuyor olmamız lazım. Diğer boyutu söyleyeyim. Bunu konuşamadığımız için neyi konuşuyoruz mesela? İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrolara M'yi koymaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı U koymaya devam ediyor. Ya böyle bir ülke olur mu ya? Başka tartışma. Ya böyle bir ülke olur mu ama? Yani ama şey bu. Yani şimdi siyaseti siz karşı tarafı, o anlamıyla rakibinizi köşeye sıkıştırma ve mahkum etme üzerine kurarsanız bunları yaparsınız. Evet var. İmamoğlu'nu eleştirelim ama bakın bu gerçekliği... Eleştirildiği bir nokta daha gerçekliği, var. Bu gerçekliği öne çıkarmadan olmaz. O yüzden Kemal Deniz Bozkurt'u söyledim, Esenyurt Belediye Başkanı. Orada hangi devlet yetkilisi görüşmüş merak ediyorum. Hangi devlet yetkilisi, vali dahil olmak üzere Kemal Deniz Bozkurt'la resim vermiş. Ama şimdi mesela... Hadi ben öneriyorum burada. Valinin AKP il başkanıya resim vermesini eleştiren görmedim ben. Şimdi sizi eleştiriyorum. Yani ben eleştiriyorum çünkü tamam. Bizim ruhumuzda şöyle bir şey var. Biz yanlışa yanlış diyebilme kültürüyle yetiştik. Türkiye'nin böylesine bir kültürle yeniden buluşması gerekiyor. Sayın İmamoğlu ile ilgili de bir görüntü tabii bu son olaydan sonra dolaşmaya başladı. Şöyle 2 yıl önce Haramidere'de sel felaketiyle karşılaşıyoruz. Vatandaşların yanına gidip kendisine dereyi yapın diyen vatandaşa başladık. Bu yaz bitecek, bu sorun gelip seninle gezeceğim demişti. Sosyal medyada dolaşıyor bunu söylediği görüntü. Sözünü tutmadı, tatile gitti eleştirisiyle birlikte. Şimdi bakın sanıyorum yani konuya çok hakim olmadığım için yani şeyi yapmayayım ama ilk 3 etabı yapmışlar ki Haramidere çok belirleyici bir şey. Şimdi ben orada yine şeyi atıfta bulunayım çünkü bölge ona uygun olduğu için. Mesela Kemal Deniz Bozkurt çok net ifade ediyor. Diyor ki geçmiş yıllarda yapılan yanlış uygulamalar yüzünden bu iş buraya kadar geldi. Kot uygulamaları, Esenyurt hep duyduğumuz şey. Sen şimdi normal dere yatağına inşaat yapıyorsun. Kotu da en alttan tutuyorsun. Her yağmurda kaçınılmaz sonla buluşuyorsun. Yapılması gereken ne? Esenyurt Belediyesi'ni bu noktada tek başına bırakmak değil. Tam tersine ilgili bakanlık, Çevre Bakanlığı'nın, valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin orada bir ortak proje geliştirerek bu işi çözmesi gerekiyor. Çünkü bunu çözmediğimiz sürece şöyle bir şey oluyor. Yani Türkiye'nin bakın diğer boyu sorunu da o. Mesela seçmenin bu soruyu sorması ve hesap, işin takipçi olarak hesap sorması doğru bir iş. Evet. Bunu yapmadığımız için mesela bu sel felaketlerinde ben sorumluların cezalandırıldığına tanıklık etmedim. Bozkurt da tipik örneklerden bir tanesi. Aynı yerde 10 ay sonra ikinci sel felaketi oluyor. Burada da 1 yıl sonra oluyor. Ya bir tane sorumlu bu noktada cezalandırılmıyor. Yani görevden alınmıyor, istifaya zorlanmıyor, istifa ettirilmiyor, ortak bir karar alınmıyor. Ama Sayın İmamoğlu'nun yokluğunun da hakikaten siyasete ciddi bir malzeme oluşturduğunu da kabul etmek gerekiyor herhalde. Ya ben, bakın, burada olsaydı daha iyi olurdu bak, ben diyor. Ben buna itiraz etmedim. Ben de söyledim onu. Yani ben normal olarak yani kişi olarak da olmasını doğru görüyorum. Yani olmasını anlamlı buluyorum. Ama şunları da tartışmamız gerekiyor. Tabii yani bunları bakın esas zaten Türkiye'nin böyle bir ciddi bir sorunu var. Asıl tartışmamız gerekenleri bir biçimde unutuyoruz, kenara itiyoruz. Bir sonraki felakete kadar, bir sonraki soruna kadar. Biz yalnızca görüneni, geçici ve günlüğü kurtarma üzerinden, siyaseti kurtarma üzerinden tartışmaya açıyoruz. Eleştirdiğim nokta bu. Peki, ben bütün bu tartışmaları acaba Sayın Cem Toker nasıl değerlendirir diye merak ediyorum. Adaylık var. İBB, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da olmayışı var. Pek çok açıdan bakılabilir. Buyurunuz. Ben seçmenin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun başarı sicilini bilerek onun ne kadar iyi bir ilçe belediye başkanı olduğu, performansı, yöneticiliğini bilerek oy verip de seçtiğini zannetmiyorum her şeyden önce. Yani şurada mükemmel bir iş başardı. Adını duyduk, öğrendik basında, medyada falan filan. Ya bu adam İstanbul'u da diğerlerinden daha iyi yönetir diye
Beylikdüzü Belediye Başkanı. Beylikdüzü Belediye Başkanı. Yani kaç ilçe var? 39 mu? 39 kişiden biri. Bir kere onu bir kenara koyalım. Peki. Çeyrek asırlık bir AKP hükümranlığına son veren bir aday. Kılıçdaroğlu orada onu buldu, seçti. Her ne kadar CHP'li olsa da ailece merkez sağdan, anavatan kökenli bir aileden geliyor. Ve sağ seçmene de hitap eden bir siyasi üsluba sahip. İşte Eyüp Camii'nde Mevlüt okudu falan filan. Ve yumuşak da bir üslup, kucaklayıcı. Doğru bir seçimdi. Seçmen de bu şekilde değerlendirdi. İkincisi de mağduriyetine ikinci seçimde oy verdi. İlk seçimde mağdur olması neticesiyle oy farkını arttırarak seçildi. Şimdi ben 12 yıl hasbelkader parti genel başkanlarıyla, siyasetçilerle tanıştım, ettim, konuştum. Farklı projeler tartıştım. Bir siyasetçi egosunu da nasıl olduğunu gördüm. Şimdi ben öyle ve Kılıçdaroğlu beni aday göstermiş, ben de seçimi kazandım arkadaş. Ve 24 yıl sonra AKP'den aldım bu belediyeyi. İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder denilen ili almış adamım. Bir baktım kapımda İngiliz Büyükelçisi, ertesi gün Amerikan Büyükelçisi, konsoloslar, Avrupalılar ve adım da bu sefer Cumhurbaşkanlığı adaylığında da geçiyor. Geldi havaya girme. Geldi havaya girme. Aynen öyle. Siyasetçi egosu bu. Şimdi fakat bir de şu var. Seçildiğinin ertesi günü de hedef tahtasına oturtuldu iktidar tarafından. Bu adamı biz nasıl yıpratırız, nasıl kredisini elinden alırız, itibarsızlaştırırız. Yapılmadık kalmadı, yapılmadıkça da bunun üstüne eklendi. Da yine geldi havaya girmeye de eklendi bu. Ondan sonra şimdi tabii kafasından geçeni bilmiyoruz. Şunun şurasında yerel seçimlere 2 sene kaldı. Sadece 2 sene. Şimdi kafasında ne var? Acaba ikinci defa İstanbul Büyükşehir. Ben daha gencim. Haddimi bileyim, bekleyeyim, partiden ona ne söyleniyor? Veya hani partinin duayenleri. Ya dur, vaktin var. İkinci dönemi de götürsen. İstanbul'da 2 sene sonra bir daha seçil, ona hazırlan mı geçiyor? Bırak Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun. Kaybederse genel başkanlığa oynarsın. CHP genel başkanı olursun mu üfleniyor kulağına, onu bilmiyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı da üflendiği kesin. O da maalesef eskiden sadece AKP'nin hedef tahtasındayken, şimdi CHP'nin içinde de bir kısmın da hedef tahtasına oturtulmaya başlandı. İşi zor. Yönetim tarzı, işinin başındaydı, işinin başı beyefendi söyledi. İşte İstanbul'da olduğu günde, kar yağdığı günde, İstanbul'da olsaydı sel günü, bu sefer neredeydin? Niye çizmeleri giyip de sen çalışmaya katılmadın? Yani seçmen bazen bunu da görmek ister ama, değil mi? İstemez mi? İsteyebilir ama o siyasetçinin bileceği bir iş. Veya partisinin bu yönde yönlendirmesi gereken bir konu. Ama bu kadar rahatlık beni rahatsız ediyor. CHP seçmeni de efendim? Bir özgüven değil mi? Öyle dedim ya ben. Siz özgüven, evet ama özgüven yani, dünyada en iyi neyi bilirsin demişler. Haddimi bilirim demiş. Yani nasıl seçildiğini demin anlattım. Bir çatı aday gibi çıktı İstanbul'da. O oylarla seçildi. Her zaman bu olmayabilir. Kendisini ispat etmesi lazım. Hedef tahtasında oturan. Evet, 2 farklı görüş. Biri çizmeleri giysin, eline alsın kazmayı, küreği. Bir liderlik göstersin, cephede mücadeleyi versin. Öbürü de hani Özalvari, alışacaksınız kardeşim, ben şortla askeri de denetlerim gibilerden anavatan kökenli. Yani belki onlarla, o havayı mı yansıtıyor acaba? Belki de onu yansıtmaya çalışıyor. Daha beteri, beni rahatsız eden mesela Karadeniz gezisinden sonraki kim takar sizi gibilerden, eleştirilerinizden vız gelir tırıs gider gibi bir tutum kendi ayağına sıktı. Yani AKP'nin sıkmasına gerek kalmadı ayağına. Ama parti içinde de eminim çok fazla adaylık ismi de geçiyor. Altılı Masa'da da geçiyor. CHP efendim daha iyi bilir. CHP içinde de geçen isimler var. Ama mesela bir Mansur Yavaş'la karşılaştırdığınız zaman Mansur Yavaş daha bir devlet adamı, daha bir Türkiye'ye hitap eden bir performans gösterirken
İmamoğlu daha aykırı ve daha havaya girmiş bir biçimde götürüyor işi. Mansur Bey bu tartışmalara hiç girmiyor. Hiç girmiyor, işine bakıyor. Hı. Ben diyor belediye başkanıyım diyor ama stil farklı. Ama bu tarz farklılık stili sergilenecek dönem mi, ortam mı? Hele hele böyle bir seçime gidip bir cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu şekilde davranmak bilmiyorum. Yine söylüyorum, 3 ayrı hedef koymuş olabilir kendisine ayrı ayrı. Ama bu hedeflerden hangisi var kafasında bilmiyorum. Bunu ona sormak gerekir. Ona sormak gerekir ama en az olası görünen hedef ikinci dönem İstanbul Belediye Başkanlığı gibi mi geliyor? En az olası görünen. En az olası görünen o gibi görünüyor. Bana. Diğer iki seçenek kalıyor elimizde. Peki onu, evet. Bu turun son değerlendirmesi için Coşkun Başbuğ'a dönebiliriz. Ne dersiniz bu tartışmalara? Şimdi ben hani meseleye 3 boyuttan baktım. Masayı da dikkatle dinledim. Birincisi mevcut durum. Yani yaşananlar ve gerçekleşen hadise. İkincisi İmamoğlu'na yapılan eleştiriler ki Serkan Hocam oraya güzel bir başlık açtı. Üçüncüsü de tatil konusu. Şimdi bizim kimyayı pek sevmezdim okulayken ama NŞA diye bir şey vardı. Normal şartlar altında. Şimdi normal şartlar altında tatil herkesin hakkı. Yani sadece İmamoğlu'na değil bizlere de yakışıyor. Değerlendirmeniz esnasında ne olur şeyi de göz ardı etmeyelim. Serkan Bey'in vurguladığı bir nokta vardı az evvel. CHP'nin içinden de eleştiriler geliyor. Geleceğim oraya. Tamam. Geleceğim, sırasıyla geleceğim. Daha önce gelmeyen eleştiriler. Daha önce gelmediğini söyledi Serkan Bey. Şimdi onlar geliyor. Değinmeye, unutursam hatırlatın, değinmeye çalışacağım. Şimdi normal şartlarda tatil herkese yakışıyor. Çünkü ben işte arkadaşlarla konuşuyoruz. Herkesin hayalinde o yılda 10 günlük 15 günlük bir tatil süreci var. O senenin enerjisini boşaltma dönemi. Doğru. Bu herkesin hakkı. Bakın bunda hiçbir beis yok. Ama şimdi eğer dünyada ilk 20'nin içindeki bir şehrin büyükşehir belediye başkanıysan, eğer bu konuda daha evvel bir takım eksi puanların var ise ve eğer bu konuda da bir sıkıntı yaşanacağı deklare ediliyorsa o zaman o tatil sana yakışmıyor. Yani benim şahsi değerlendirmem. Neden? Devlette 30 yıllık haşır neşir olmuş bir eski memur olarak yani şunu çok iyi biliyorum. Devletin kurumları, Necdet Bey'in ifade ettiği işte vali, kaymakam, belediye başkanları ilişkisine baktığınız takdirde bir uyum, bir ahenk olması şart. Şimdi buradaki uygulamalar da birbirine paralellik, benzerlik gösterir. Ben mesela meslek yaşantımda silahlı kuvvetlerin uyguladığı yöntemlerden dem vurayım ki benzeri zaten şu an birçok kurumda var. Afet planı. Şimdi bu planlar evvelden yapılır. O afet, deprem veya sel, Allah göstermesin, meydana geldiğinde kim, nerede, nasıl pozisyon alacak, ne tür bir uygulama ve tedbirler gerçekleşecek, bunlar hep önceden belirlenir. Önceden planlanır, belirlenir. Yani şimdi bu planlar zaman zaman da revize edilir, zaman zaman da denetlenir. Hani uygulanırlığı var mı diye. Mesela silahlı kuvvetlerde denetlemeler meşhurdur. Hemen geldiğinde heyet, hangi ilçeye giderse gitsin ilk iş yapılanlardan biri budur. Getir afet planını, getir sabotajlara karşı koyma planını. Ne yaptın, nasıl tedbir aldın, nerede gördün hassasiyeti gibi. Şimdi ben büyükşehir belediyelerinde de bunların olduğunu biliyorum. Şimdi bu tür planları uygulayabilmek için başta bir lider şart. Yani hani bu cephede savaşan askerin başında komutan olmadığını varsayın. Öylesi büyük bir eksiklik. Şimdi Sayın İmamoğlu zannediyorum şu bile tartışıldı bu olayda. Acaba yanlış mı yönlendiriliyor, bilgilendirilmedi mi diye. Hava durumu, hava raporu gibi konulara kendisine bir rapor olarak sunulmuştur. Yapılan ikaz ve uyarı ilgili meteoroloji ve diğer kurumlar mutlaka tarafından ulaşmıştır. Mutlaka ulaşmıştır. Hiçbir şey yapmıyorsa televizyona bakıyordur. Çünkü barın barın herkes büyük bir sel ikazına gidecek şekilde yağışın geldiğini ve bununla ilgili tedbir alınması gerektiğini adeta davul çalarak duyurdular. Şimdi mevcut durum ne? Sayın İmamoğlu evvelki sıkıntılara rağmen ve bunun da geleceğini bile bile yakışanı yapıp tatile gitmiş. Tırnak içinde. Tırnak içinde. Yani kendi ifadesi yakışıyor bana diyor. Şimdi tatile gittiğinde bunun olacağı belli. Burada sıkıntı yaşanacağı da belli. Çünkü bir işin uygulanırlığını en iyi başındaki adam bilir. Başındaki kişi bilir. Ha sözler var. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir önceki sel felaketinde bir daha söz veriyorum. Burada asla böyle şeyler yaşanmayacak dediği yerde yaşadılar sıkıntıyı. Yine keza bunun eleştirileceği de açık ve ortada. Onu da biliyor olmalı. Şimdi işte zaten tuhaf taraf o. 11 milyarlık bir yatırım yaptık. 85 ayrı noktada sele karşı tedbir aldık. Rahat olun. Kendi beyanları, ifadeleri.
Ve siz tatile çıktığınızda bu olay yaşanıyor. Arkadan iki tane tweet geldi işte. Onları okudunuz mu bilmiyorum. Ben hatta şurada okumaya çalışayım. Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sayın İmamoğlu'nun kendi tweeti. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim. Ekipleri yönettim. 3000'den fazla emekçi ve yöneticimle koordineli olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunu atlatmıştır. Tüm hemşirelere huzurlu bayramlar dilerim. Şimdi kendi tweeti bu. Ve bu tweetin altında da yatan birçok eleştiri var. Gene hani az önce işte Serkan Hoca'nın ifade ettiği eleştirilere bir cevap diye düşünüyorum ben. Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Bu benim alıntı yaptığım yerdi işte, evet. Onları seçimlerden beri sağduya davet ediyorum. Yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor. Şimdi bu sözlere kimse itiraz etmez tabii. Yani temenniler, dilekler şöyle olmalı, böyle olmalı. Ama bir de sahadaki yansımasına bakmak lazım. Şimdi ben mesela emekli olduktan sonra bir iki yıl süre içinde şey yaptım. Marina Genel Müdürlüğü yaptım Marmaris'te. Şimdi bakın hani sorumluluk bilinci oradan dem vurmak istiyorum. Çünkü devlet memurunda hani belediye başkanı da olsa aşağı yukarı aynı zihniyet kişilerde kaimdir. Ben mesela sürekli özellikle kış dönemlerinde takip ettiğim husus şuydu. Hava durumu. Niçin? 2000 tekne var. Bir fırtınada bir şeyde sorumlu olduğum insanlar var. Adam teknesini o milyarlık trilyon tekneleri getirip bana emanet etmiş. Koru bak diye. Hizmetimin karşını alıyorum ayrı ama neticede maddi manevi sorumlusu benim. Şimdi ben bana gelen raporlarda yaptığım iş şuydu. Basit bir marinadan bahsediyorum. Ha, Avrupa'da ikinci büyük marinaydı ama İstanbul'a kıyaslanmayacak derecede de lafı edilmeyecek bir sorumluluk. Bu geldiğinde kendimce aldığım tedbirler, bir uygulama planını oluşturduğumda ilk yaptığım iş bunları yerinde denetlemekti. Geliyor bakın şeyler hazır mı? Yangın söndürme cihazları. Tekne su aldığı takdirde boşaltacak check valve'ler hazır mı? Çalışıyor mu? Çalıştığını yerinde görerek, ekipleri teşkil ederek aynı zamanda o iddia edilen günlerde de bunları sahada bil fiil görevlendirip ben de işin başında olmak kaydıyla geceler geçirdik. Belediyede de muhtemelen değil, mutlaka böyle bir planlama vardır. Değil mi? Vardır diye düşünüyoruz. Bu ekiplerde çalıştı diye düşünüyoruz ama Türk insanının özelliği var veya Türk devlet sisteminde hep başında o amiri, lideri arar. Çünkü bu koordinasyonun kolaylığını getirir. Ve o nedenle de orman yangınlarında işte bu tür felaketlerde ben takdir ediyorum. Devletin bütün bakanları yerine gelerek bil fiil işin başında süreci yönetiyorlar. Hızlı karar alma. Kriz masası kuruluyor. Bir de risk ve oradan. Ya risk bir şey var bir de. Maliyetli işler ya. Harcama yapılacak. Biraz önce çok güzel bahsetti Necdet Saras hocam. Yani devletin parasını harcıyorsunuz. Orada işte bir siyasi iradenin karar vermesi gerekiyor. Memur cesaret edemez yani orada o parayı harcamaya. Yani ama orada bir risk alınır. Orada bir yetki kullanır. Der ki tamam burada bütün imkanları seferber ediyorum der. Bunu belediye başkanı yapar. Belediye başkanı mı dedikten sonra kadrolar hiçbir şey diyemez. Onun çünkü şeyini almıştır. İlçe belediyesinin siyasi başkanı yetkilidir. Yetmez mi? Olmaz. Yani o bütçesi yetmez, gücü yetmez. Oraya yani çok büyük bir güçle girilmesi gerekir. Şimdi yani diyelim, bu son olayı kastederek. Mesela diyelim su basmış, itfaiyeyi oraya gönderemezsin. Ama belediye başkanı gönderebilir. İSKİ Genel Müdürü itfaiyeyi gönderemez oraya. Çünkü İSKİ Genel Müdürü itfaiyenin amiri değil. Yani o emir komuta da ciddi sıkıntılar olur ve bu nedenle ben başta bir lider hep önemsemişimdir. Mesela ben Allah bir daha hiç göstermesin İzmir sel felaketini bil fiil içinde olarak yönetildim, yönetmedim. Başımda generalim. 2013 onun, mu? 2013. Kasım. Yani, 25 Kasım 2013. Tarih konusunda emin değilim. Daha erken olabilir. İzmir itfaiyesi 2000, sular altında kalmıştı. 2005 yılıydı herhalde. Ha. Yani 50'den fazla insan hayatını kaybetti. Çok büyük bir felaketti. Orada Sayın Vali, Ordu Komutanı, hatta Süleyman Demirel rahmetli Cumhurbaşkanı helikopterle direkt olay yerine geldi. Orada yani çok rahat zaten işin içindeki biri olarak şunu söyleyebilirim. Herkes bir üst amirini arıyor. Örneğin an geliyor ki karar verme durumunda hani olsun mu olmasın mı bir sorumlu arıyorsunuz. Şimdi böyle durumlarda bence sadece Büyükşehir Belediye Başkanı değil, İstanbul Valisi, Bakanı her şeyi orada halkın emrinde, hizmetinde olması gerekir. Az önce Necdet Bey hani bir belediye başkanı ile ilgili bir şey başlık açtı. Fotoğrafta niye yer yok diye. Burada haliyle vali belediye başkanının peşinde koşturmaz.
belediye başkanı valinin peşinde koşturur. Sayın valim ne yapacağız, ne emrediyorsunuz diye. Çünkü mülki amir. Dolayısıyla orada yapılan açıklamalar... Var mı burada tartışmaya açık bir durum bu tarifte? Yani Esenyurt daha önce de alınmadı karaya, biliyorum. Yani burada kastı... Esenyurt'u söyledim, yani İBB'yi değil Esenyurt'u söyledim. Esenyurt daha önce de karaya alınmadı, onu biliyorum. Şöyle, ben bir kast olduğuna ihtimal vermiyorum. Yani orada belediye başkanı olsa sen çık kareden diyecek bir tablo... Ya tabii orada yani, anladım. Ben öyle bir iddiam yok zaten. Bu bana göre çok doğal bir olay. Çünkü vali bey, ben çok dikkat edin dedim. Açıklama yapıyor ve hemen anında tedbirlerle işte bir takım paralarla, karşılığıdır değildir o ayrı tartışılır ama... Yani neticede bir gönül almadır ve bir moraldir. Telafi. Halkın bu konudaki mağduriyetlerini telafi edeceğiz ve işin başındayız mesajı veriyor. Keza Sayın İçişleri Bakanı aynı şekilde. Şimdi Sayın İmamoğlu kanadına gelince, az önce değerli konuklarımız güzel örnekler verdiler. Ben şöyle bir kronoloji yaptım. 17 Ağustos 2019 Eminönü Üsküdar, gene sel baskını, gene Sayın İmamoğlu ve Bodrum'da tatilde, olaydan bir gün sonra geliyor, iki gün görünüp hemen tekrar geri dönüyor. Yine 2020 Elazığ depremi, deprem bölgesine gidiyor. Hemen ertesi gün oradan işte Erzurum Kayak çok ciddi tenkit aldı. Haklı olarak tabii, hepimize tenkit ediyoruz. Hatırlıyorum onu. Ve orada ben şunu sorguluyorum vatandaş olarak. Sen kayağa mı gittin, deprem bölgesine yardıma mı gittin? Yine 2022'de İngiliz Büyükelçisi kar olayı. Orada da ben çok iyi hatırlıyorum, meteoroloji barın barın bağırdı. Son 50 yılın, 100 yılın en büyük karı geliyor. O yağışın geleceğini biliyorduk. Evet, tedbirler buyurun. Alın gibi. Yine 2022'de Esenyurt, işte dün yaşadığımız olaylar. Şimdi bunlar üstüne bindirdiğinizde ne oluyor sorusunu herkes haklı haliyle sorar. Dolayısıyla ben buraya kadar herhangi bir, yani böyle çok antipatik veya kasıtlı, maksatlı bir uygulama görmüyorum. Ben belediye başkanı olsam, Büyükşehir Belediye Başkanı, önüme de böyle raporlar geldiği halde şu sicille de o tatile gitmem. Çünkü siz istediğiniz kadar... Ben idare ediyorum, ekipleri yönetiyorum deseniz de yani oradan buraya yönetimin ne kadar etkisi var takdire bırakalım izleyenlerin. Şimdi tenkitlere gelince bu ayrı bir boyut. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda adı geçen bir kişi. Doğru. Dikkatle de ve son zamanlarda büyük bir kesim tarafından da dillendirildi en büyük aday diye. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hala ben kaynayan bir kazan olduğunu ve adaylık konusunda da ciddi çatışmaların yaşandığını evvelden de söyledim. Şimdi bu açıdan baktığınızda hele ki artık görüntüler sosyal medyaya düştüğü için televizyon kanalının adını vermenin sakınca var mı bilmem. Ama hiç olmadık şekilde düne kadar pamuğa sarıp göklerde taşıyan televizyon kanalında bir anda Ekrem İmamoğlu yerden yere vurulunca... Yok, yani televizyon kanalı ismi verebilirsiniz. Ha, Fox TV o zaman söyleyelim. Çünkü Fox sonuç TV, itibariyle yani herkese açık yayın yapan kaynaklardan bir tanesi. Kanalın tabii stratejisini bozmayayım diye o tercihi size bıraktım. Madem mahsuru yok, mahsuru yok söyledik. Fox TV yayınların başından sonuna seçim süreci dahil yere göğe sığdıramadığı İmamoğlu'nu bir anda yerden yere vurmaya başlayınca, şimdi bir, iki, üç tane olay saydım, hiçbir şey yok. Ama bu son olayda, bu bir de Cumhurbaşkanlığı adaylığının kızıştığı günlerde bu tenkitle ortaya çıkınca neler oluyor diye sorusunu sordurdu haliyle. Zamanlama manidar mı diyorsunuz yani? Ben kesinlikle öyle olduğu kanaatindeyim. Burada aslında olay şu, yani aslında İmamoğlu'nun da bana göre bu durumda olmasına bir sebep de şu. Sayın İmamoğlu, hatırlayalım belediye seçimlerini, Cem Bey az önce güzel bir başlık açtı. Adaylığının konulduğu günden bugüne hiçbir zaman o makama belediye başkanı olarak hazırlanmadı. Türkiye'de öyle bir hava yaratıldı ki devlet başkanı olarak geliyor dendi. Sayın Cumhurbaşkanı'na aday olarak, rakip olarak gösterildi. Onun yarışı olarak lanse edildi. Ama İstanbul'un öyle bir sicili var Sayın Erdoğan'dan kaynaklı. Ha, işte onu yani söyleyeceğim. Hani bir şeyden dedik ya, kim tutar seni? İşte elçiler geliyor, onlar gidiyor, bunlar geliyor diye. Ben zaten İmamoğlu'nun yerinde olsam, ben ilk günden beri sürekli devlet başkanlığına pompalanmış biri olarak hiçbir zaman kendime koltuğa belediye başkanı olarak oturtmam. Peki sizce Sayın Kılıçdaroğlu'ya rağmen aday olur mu? Ben bir kere Sayın İmamoğlu'nun zihninde, beyninde halen adaylık konusunda çok katı bir çizgi olduğu kanaatindeyim. Herhalde daha geçtiğimiz haftaydı, adalarda bir toplantı yaptı belediye başkanlarıyla. Artı söylemler, artı CHP'nin içerisinden aldığım, işte bir takım görüştüğüm kişilerden aldığım bilgiler, o çatışmanın giderek tırmandığını, hatta yani iki adayın birbirinin isminin telaffuzuna dahi tahammülü kalmadığı şeklinde aldığım duyumlar var. Ha, bu durumda İmamoğlu hani
son bir rest çekip de aday benim der mi? Ben o ihtimalin olduğu kanaatindeyim. Ama ben ondan da öte, hani altılı masa, yedili masa ne çıkarır hep tartışıyoruz. Burada daha adaylık konusunda önümüzdeki günlerde çok farklı şeyleri konuşabileceğimizi de özellikle Meral Hanım'ın da nerede durduğunu... O başbakanlıkta formülü duruyor. Hayır. İmamoğlu hakkında nerede durduğunu. O açıdan tabii. Rabbi Yesir, evladı Fatihan, yani, söyleyenler boşuna söylenen sözler yani değil. Bütün bu olaylara Meral Akşener nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor onu da gazeteciler bir yerden temin edip... Onu da edip. Ankara'da zaten çalışan arkadaşlarımızın Sayın İmamoğlu'nun... özür dilerim, üstünde durması gereken konulardan bir tanesi. Sayın İmamoğlu'nun aslında hani adaylık konusunda önünü açacak, cesaretlenecek konulardan birisi de Akşener'in tutumu. Şimdi orada... yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde değilim ama aldığım duyumlar o. İmamoğlu'nu destekleyen bir kanadın da olduğu. Şimdi o kanat artı İYİ Parti'den alınan destek hani acaba bir ferdi adaylığın önünü açar mı? Bana göre tartışılmalı. Ben öyle bir ihtimalin olduğu kanaatindeyim. Evet. Ferdi adaylık için yani, 100 bin imza yeterli. Yani böyle bir olasılık yok tabii. Yani şöyle bir şey, yani mevcut veriler doğru. CHP içinde de Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden isimler var ama CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor çok net. Altılı'da da kaynayan kazan diye. Altılı'da da yarılma olmaz evet. Bakın. Yani çok ciddi bir biçimde son birkaç aydır Kemal Kılıçdaroğlu elini sürekli yükseltti. Ve önümüzdeki dönemde İmamoğlu'nun bir ferdi adaylığını düşünmek... siyaset açısından mümkün gözükmüyor. Yani şöyle bir süreç var. Ya şimdi sonuçta ortak şey şu. Siyasette iki şey var. Yani 2023'te olası seçimin olduğunu varsayarsak seçimde kazanan bir Millet İttifakı ya da Altılı Masa'nın aktörleri açısından baktığımızda önümüzdeki dönemde yaş itibariyle de 3-4 kişinin ismini hemen arka arkaya sıralamak mümkün. Yani önümüzdeki dönemde siyasi aktör olabilecek sürece. Bunun da arka planda başarı var. Diğeri yani şeye pusuya yatarsınız, başarısızlık üzerine bir kurgu yaparsınız. Başarısız olduğunda çıkarsınız. Şu anda ama mevcut yöneticilerin böyle bir şansı yok. Bu anlamıyla da İmamoğlu dahil herkesin başarıya odaklanan ve tek aday üzerinde yoğunlaşacağı kesin. Niyetler ayrı bir şey. İstekler ayrı bir şey. Gönlünde yatan da ayrı bir şey ama yaşayarak göreceğiz böyle olmayacak. Necdet Bey. Burada... Ya pardon, sözün bitince yani, bir ekleme yapayım. Yani bu noktada yani kuşkusuz bu yorumlar yapılabilir ama benim altılı masada, altılı masanın çeperinde yer alan genel başkan yardımcılarında yani bütün hemen hemen siyasi parti farklı eğilimlerin olduğunu görüyorum ama eğilimler şuraya doğru evrildi. Eğilimler bu altılı masanın kendi içinde kopan adaylara tahammülü olmaz. Çünkü seçmen şeyi satın almış durumda. Tek adaylı ve bu masayı, hatta bu masayı genişletilmesi noktasında da çeşitli tartışmalar var. Bu masanın genel bir kabul görmüşlüğü olduğu için ben olasılık vermiyorum. Bu yani HDP de o adayı mı destekler? HDP yani kongresinde çok net ifade etti HDP. Yani hem Pervin Buldan hem Mithat Sancar çok net ifade etti. Çünkü belirleyici olan Cumhurbaşkanı seçimidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de altılı masa HDP'yi dikkate almadan vereceği her karar HDP seçmenini uzaklaştırır. HDP seçmeninin oy desteğini almayan bu Cumhur İttifakı için de geçerli. HDP seçmeninin desteğini almayan kimse bu ülkede Cumhurbaşkanı seçilemez. Şu anki mevcut resim itibariyle bu anlamıyla da altılı masanın hamleleri önemlidir. Yani Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır çıkarması da Van'da bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı da aslında doğrudan oraya verilen bir mesajdır. Ben Van'da iki kez bulundum son 1,5-2 ay içinde. Bitlis'te bulundum, Muş'ta bulundum. HDP seçmeni de ki görünür parti oralarda HDP. Çok net yani AKP bile görünür değil oralarda. HDP seçmeni de bir biçimde böyle bir yola doğru evrilmiş ama bunun için sonuçta senin HDP'nin söylediklerine de kulak vermen gerekiyor. Yani HDP'yi dikkate almayan, HDP'yi bütünüyle devre dışı bırakan, yalnızca oylar düzeyinde matematiksel olarak toplayan bir iş olmaz. O yüzden demin şeyi söyledim. Yani bu bütün siyasi aktörler için gerekli. Cem Bey daha da net söyledi. Duyguları işin içine katmayan olmaz. Yani bazen özgüven kibirle bütünleşir, kibir duyguları yok eder. Bakın Almanya'da çok net, yani bazı işleri dikkate almak lazım. Almanya'da geçen yıl Almanya'nın kendi tarihinin en şiddetli yağışlarından biri oldu. Sel felaketi oldu, 200'e yakın insan öldü. Kasaba yok oldu. Bakın kasaba yok oldu.
Hristiyan Demokrat Parti'nin genel başkanı Armin Laschet birinciydi o zaman. Kamuoyu yoklamalarında Hristiyan Demokratlar birinci parti pozisyondaydı. Armin Laschet'in sel felaketini denetlerken gülmesi Armin Laschet'i ikinci parti pozisyonuna soktu. Daha da dramatiğini söyleyeyim. O dönem Kuzey Rhein-Westfalia'da Yeşillerden Çevre Bakanı vardı Anna Spiegel. Spiegel daha sonra koalisyon hükümetinde aile bakanı oldu. O dönemde tatil yaptığı ortaya çıkınca Spiegel aile bakanlığından istifa etmek zorunda kaldı geçtiğimiz günlerde. Bizde de Sayın İmamoğlu yani mu? Bu çerçevede ben işin ciddiyetini vurgulamak açısından söylüyorum. Yani bazı işler vardır ki, Necdet Bey. Bazı işler vardır ki bakın bu şakası yani ben Türkiye açısından söyledim ama Avrupa'da da böyle. Dünyanın her yerinde de böyledir. Yani düşünün sonuçta siz çevre bakanısınız. Orada resim veriyorsunuz. Bir, tabii Spiegel'inki acayip bir şeydi. Gidip orada resim verdi ama tatil yapmış. Yani bir iki gün resim veriyor sonra tatil yapıyor. Bu ortaya çıkınca Aile Bakanlığı'ndan istifa etmek zorunda kaldı. Siyaseten de Armin Laschet yani Hristiyan Demokratların başbakan adayı, Hristiyan Demokratların genel başkanı ikinci parti pozisyonuna düştü. Bu kadar net yani. Bunun bunu yalnızca genel söylemlerle geçiştirebilmek ve üzerinden atlamak mümkün değil. Bu gerçeği görmek lazım. Yani arka planda Boris Johnson'ın istifasında başka işler tartışabiliriz. Yani Putin'e kadar uzanan senaryolar yazılıyor ama diğeri şu. Yani sen kendi koyduğun kurallara uymazsan normal vatandaş tepkisi de onu kullanarak seni başka bir yere doğru taşır. Peki teşekkür ederim. Bir ara araya girecek gibi oldunuz. Şöyle şunu ilave edecektim. Necdet Bey dediği doğru. Tenkit ediliyor ama bu eleştiriler muhalefet yani Cumhur İttifakı kanadından gelmiyor. Muhalefet kendi içinde eleştiriyor Sayın Kılıçdaroğlu'nu, düzeltiyorum İmamoğlu'nu. Hatırlayın dün bir söylemi vardı. Yani sırf Fox üstünden biz olayı yorumladık. Aslında biraz daha derinlemesine bakmak lazım. Şunu söyledi İmamoğlu. Eğer dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha seçilirse beni dedi görevden alacak. Serkan Bey dikkat çekmişti o. Daha evvel kendisine destek verdiğini bildiğimiz ünlülerin de eleştirdiğini örneğin söylemişti. Herhalde. Başka bir şey söylüyor. Öztürk'ün tepkisine de dikkat etmek lazım. Faik Öztürk. Faik Öztürk düne kadar hani partiden biri olarak sahiplenilen İmamoğlu'nu bir anda dışarı atarak sen işine bak öyle bir şey olmayacak. Seni de kimse görevden almayacak diyerek o aslında eleştiriyi o çatışmayı da çok net gösteren bir duruş sergiledi. İmamoğlu Financial Times'a röportajı verdikten sonra ve bu haber duyulduktan sonra Faik Öztürk'ün yaptığı açıklamayı kastediyorsunuz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi... İşine devam et demeye getirdi. Anlaşılacak kelime o. Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kanadından baktığınızda İmamoğlu'nun kontrolden çıktığını yani adaylık konusunda zaten kendine buyruk bir süreci yürüttüğünü net görebiliyor. Ve onu eleştiriyor, onu tenkit ediyor. Kendi değerlendirmeleri, haklılık payı var yok ama hani ben İmamoğlu'nun zaten adaylık konusunda da kendisine en başta o ilk seçimde tanınan krediyi çoktan bitirdiği kanaatindeyim. Yani, Türk siyasetinde boynuz kulağa geçemez. Nokta. Bu değişmez bir kuraldır. İster sosyal demokrat olsun, ister muhafazakar, ister boynuz kulağa geçemez. Memleket Partisi'ne bakın. Daha geçmişte de bunun örnekleri var. Zaten yakışanı da o. Yani Davutoğlu mesela, Ali Babacan mesela. Bravo. Burada yani siyaseten eğer bütün değerleri bir kenara bırakın, Kılıçdaroğlu bana göre olması gereken aday. Yani partinin başkanısın, ana muhalefet masasının. O konuda Serkan Bey'le aynı. Vallahi ben 5 programdır hep söyler. Bunu altını çize çize şey ama vazgeçtim, bıraktım ben artık. Kılıçdaroğlu CHP adayı olması bana göre makul ama çatı adayı ben orada dururum. Neden? Nedenini söyleyeyim. Farklı nedenleri var. Artılar var, eksiler var. Bir kere Türkiye'de seçmenin 70 yıldır bakın seçim sonuçlarına 10 seçmenin 7'si sağ muhafazakardır. Ama şu şekilde ama bu şekilde. Ama merkez sağ ama milliyetçi sağ, dinci sağ neyse. Diğeri de sol. Yani bu aritmetik çok önemli bir şey, unsur. İkincisi inanılmaz güçlü bir parti genel başkanı ve devletin başındaki adamın karşısına çıkıyorsunuz. Bir kere karar verilmesi gereken altılı masanın etrafında tek çatı adayla çıkmak mı avantajdır? Birden fazla adayla mı çıkılması avantajdır? Bunun aritmetiğinin masaya yatırılması lazım. Sizce? Bence çok aday. Çok aday ne demektir? Birinci turda seçimin favori aday aleyhine zorlaşması demektir. Daha çok seçmenin sandığa gidip
hele hele küçük partilerin, marjinal seçmenlerin de sandığa gidip sandığa giden her iki seçmen için favori adayın bir oy alması lazım. 40 milyon gitse 20 milyon artı bir lazım ilk turda bitmesi için. 50 gitse 25 milyon daha oy lazım. Bir kere bunu masaya yatırmak lazım. İkincisi, ikinci tura kalırsa o altılı masanın bir ittifak o zaman yapması lazım bence. Çünkü devletin bütün kurumlarını ve imkanlarını, kaynaklarını arkasına almış dopingli bir adayın karşısına çıkıyorsunuz. Bu tavla oyunu değil. Gel bir 5 yapalım, ben seni yenerim. Yenersen bir 5 daha yaparız, görüşürüz iddiasına. Ya bu öyle bir şey değil. Bunu beyefendimiz stratejik planlamadan bahsetti. Kriz yönetiminden bahsetti. Altılı masanın bu seçime öyle yaklaşması lazım. Seçimi kazanmak istiyorsa. Eğer seçmen profili 3'e 7 ise, oran 7'ye 3 ise, o zaman soldan oy alabilecek sağ tandanslı bir adayın seçimi kazanma ihtimali daha yükselir. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu değildir diyor. Değil diyorum. Mansur Yavaş nasıl aldı Ankara'yı? Soldan oy alan sağ kökenli bir aday olarak. İmamoğlu nasıl aldı? O da bakmayın, o da demin dedim. Uyuyor. Sağ, ben onu merkez sağ kökenli olarak görüyorum. Solun oyunu alarak seçilebildi. Onun için ben o masadan en az 4 tane aday heveslisi olduğunu tahmin ediyorum. Bir Demokrat Parti Genel Başkanı bir kenara koyuyorum. Tamam. Bir Karamollaoğlu'nu bir kenara koyuyorum. Meral Akşener'i bile ben hala Meral Akşener gibi tecrübeli bir siyasetçi 3 seçim sonrasına hedef koymaz. Başbakanlık hedefi demek 3 seçim sonrası demektir. 2023'te kazanacak Millet İttifakı. Rejim değişecek referandumla. Referandumu da kazanacak. Bir daha seçim olacak. İYİ Parti birinci parti olacak. Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı çağıracak. Gel seni başbakan yaptım diye. Bu ölme şeyim, ölme hedefi. Ama bu, çok kesin konuşuyor bu konuda. Konuşuyor. Belki de hedef tahtasına İmamoğlu oturtulsun da ben oturtulmayayım diye bunu yaptı. Kendini kenara çekti. Bu siyasette böyledir. Ertesi günde seçim yaklaşsın. Tabandan gelen baskı, partimden diyebilir. Siz iyi partililer zannediyor musunuz ki Meral Akşener'e bizim de adayımız olsun ne demek? Onun adayı var, onun adayı var. Sen mi aday olmayacaksın? Yani Meral Akşener'i de silip atmıyorum ben. Davutoğlu'nun egosunu bütün Türkiye biliyor. Hani devlet yönetiminde tecrübe şu bu falan gündeme gelirse ben de adayım diyecektir. Kılıçdaroğlu dünden aday. Ettimizse 4 tane aday. Babacan kendisi söyledi zaten, çatı aday çıkmazsa biz çıkaracağız aday diye. Onun için ben öyle çatı adayın kolay o masadan çıkacağını zannetmiyorum. Peki. Yeter ki ikinci turda bir ittifak, bir centilmenlik anlaşması yapılıp bu tabana anlatılabilsin. Zaten Cem Bey'in dediği konu bana göre işin esas püf noktası. Yani şimdi eğer biz... Hangisi ama? Çoklu aday mevzu mu? Yani seçimi ikinci tura bırakma konusu. Yok. Aday konusu. Şimdi eğer strateji ise, eğer belli bir taktikle bu işi yürütecekseniz amaç bizim tarafın, bizim oğlanın çalıp oynaması değil. Karşı tarafta oynayacak bir taraftar kitleyi kendi safına çekmen. Onun da doğru yolu ne? Cumhur İttifakı kanadından oy devşirecek bir aday üzerinde mutabık olunacak. Benim baştan beri hep söylediğim bu. Yani biz şu an Kılıçdaroğlu mu gelecek, o mu gidecek, bu mu konacak gibi tartışıyoruz ama bana göre boşa tartışmalar bunlar. Belki önümüzdeki süreçte, aylarda hiç konuşmadığımız kişiler... Bambaşka biri mi olabilir diyorsunuz? Öyle olacak zaten. Yani ben burada... Siz öyle olacağını düşünüyorsunuz. Bu tartışmaların şu an yersiz olduğu kanaatindeyim. Şimdi o zaman o akıl, o mantıkla gidersen sağ cenahtan oy devşirecek aday kim olabilir? Bunu konuşmalı, tartışmalıyız. Şimdi evet, Sayın Kılıçdaroğlu adayım diyor. Masada da şu an oluşan havada bir ortak aday çıkarma gibi bir gayret olduğu görüntüsü var. Evet. Ama gerek Davutoğlu'nun gerek Akşener'in de illaki bir başbakan vurgusu var. Cem Bey'in dediği bir taktik. 3 sene, 3 seçim sonrasında oynayabilir ama ben o kadar uzun vadeli bir plan olmadığını düşünüyorum. Cem Bey de ben de zannetmiyorum. O kadar ileri oynamaz dedi. O durumda acaba şu plan mı var masanın arka planında, aklında, zihninde, onu konuşmak lazım. Hani bir sembolik cumhurbaşkanı ve bir koalisyona gidiyor bu iş. Neticede yetkilerin dağıtılacağı da bir
altılı yapı. Serkan Bey'in sevdiği konuya geldik yine. Şu sembolik kelimesi kullanıyor. Şimdi bu durumda... Sembolik demek ayıp ya. Koskoca Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na... Abi sen sembolik bir adamsın. Boş ver, karışma bu işlere. Geçmişte Çankaya Noteri'yle gitmiş. Denmez yani. Bir adam. Çankaya Noteri dediğimiz adam geçmiş. Dememek lazım yani. Serkan Bey, böyle bir ya ben hiç bir, konuşmadığımız bir şöyle bir pas geçtiniz beni de orada benim notlarım kaldı. Olur, bir izin verirseniz bir iki bir şey altını çizmek isterim. Lütfen. Necdet Bey vurguladı, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin o fotoğraf karesinde İstanbul Valisi'yle birlikte olması son derece doğal bence. Neden? Şimdi büyükşehir belediyelerinde partilerin grupları olur. Tamam. Parti grupları tamam. olur. Belediye meclisinde. Belediye meclislerinde parti grupları olur. Mesela CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İBB meclisindeki grup başkanı CHP'nin İstanbul İl Başkanı'dır. Tamam, doğru. AK Parti'nin AK Parti'nin İBB meclisindeki grup başkanı da AK Parti İstanbul İl Başkanı'dır. Mesela başkan vekilleri de il başkanlarının vekili olarak görev yapar. Yani buradan baktığımız zaman Osmanlı bulunması doğaldır. AK Parti İstanbul İl Başkanı her biri birer belediye meclis üyesi de olan 26 tane AK Partili ilçe belediye başkanının koordinatörü başkanı sıfatında da aynı zamanda. Yani orada olmasında aslında tam zamanında tam da olması gereken yerde. Biraz şöyle komplekslerimiz var bizim. İşte devlet, siyaset, işte memur, bürokrasi, siyaset. Siyaset her zaman kötü. Siyaset her zaman dışarıda olmalı. Siyaset hiçbir zaman meselenin içinde olmalı. Çok siyasi konuşuyorsun. Meselelere siyasi bakıyorsun. Aman siyasetten uzak dur. Git karate kursuna yazıl filan. Ne işin var siyasetle? Yani bu bizim içinden geçtiğimiz söz. Türkiye aştı bunları. Bir de şeyi hatırladım. İzmir deyince siz çok çok iyi hatırladığım bir hadisedir. Kasım 2013, İzmir çok büyük bir sel felaketi yaşamıştı. Belli 95 yıllar şimdi. Evet, Kasım 2013, o zaman Aziz Kocaoğlu, İzmir Belediye Başkanı'ydı ama Fransa'daydı sel sırasında. O da Fransa'da yakalanmıştı sele. Sırrı Aydoğan, çok iyi hatırlıyorum, Sırrı Aydoğan başkan vekilliydi Sayın Aziz Kocaoğlu. Nereden hatırlıyorum? Çünkü televizyondan seyrediyoruz, çok sel götürüyor İzmir'i. Sayın Kadir Topbaş dün gibi hatırlıyorum. İtfaiye, İzmir itfaiyesinin sel suları altında kaldığı televizyonlar, canlı yayınlar veriyor. İtfaiyecileri vatandaş kurtarmaya çalışıyor. Öyle bir durumdu. Sayın Başkan dedi ki hemen ben dedi Aziz Bey'i arayayım. Aziz Kocaoğlu'nu. Bizim buradan dedi bir müfreze, birkaç müfreze itfaiyeden. Çünkü dedi itfaiye hizmetler yani kesintiye uğramamalı. Orada bir yangın çıksa bitti, İzmir bitti dedi. Buradan dedi 15-20 araç, 30 araç neyse birkaç müfreze çıkartalım, orada konuşlandıralım, İzmir Belediye Başkanı'nın emrine verelim dedi. Yani ilk tepkisi buydu. Aradı telefonla. Fransa'da. Oradan dediler ki Aziz Bey Fransa'da dediler. Başkan vekilini istedi hemen. Sırrı Aydoğan'dı. Ona dedi ki Sayın Başkan Vekili biz burada sizin şeyinizi bekliyoruz. Talebinizi bekliyoruz. Eğer uygun görürseniz ben buradan birkaç müfreze, İstanbul itfaiyesi de yani donanım itibariyle New York itfaiyesiyle yarışır. Orada şimdi öyle cihazlar, oradaki çalışma modellerine falan baktığınız zaman çok donanımlıdır. Sayın Sırrı Aydoğan hatırlıyorum. Sayın Başkan ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi imkanlarımızla bu işi çözeceğiz demişti. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Başkan vekili neredeydi mesela? Bu Sayın İmamoğlu mesela şeyde. İmamoğlu oradayken, tatildeyken. Buradan hatırladım. Demek ki bir başkan vekili vardı İzmir'de ki Sayın Kadir Topbaş rahmetli Sayın Başkan Vekili ile konuşmuştu. Şimdi burada Sayın Valinin yanında olabilirdi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Onu göremedik. Ya da İstanbul Belediyesi'nin genel sekreteri. Mesela icranın başında odur. Büyükşehir Belediyelerinde icranın başında genel sekreterler vardır. Kurumun bütününe hükmeder. Ben talimat verebilirim. Onu da görmedim yani. İmamoğlu döndü mü tatile? Dönmedi. Döndüğüne dair bir bilgi gelmedi. Belki de dönmüştür. Şimdi şeye gelirsek. Şu an kadar en azından bilgisi geldi. Orada ben şeyi de zannetmiyorum. Esenyurt Belediye Başkanı'nın bu fotoğraf karesine alınmasın. Aman işte talimat verelim koruma polislerine. Esenyurt Belediye Başkanı'nı gördüğünüz yerde uzaklaştırın filan. Ortalık ayağa kalk. Devlet ciddiyetiyle filan ben bağdaşır bulmam bunu yani. Böyle bir şey yapılmamıştır diye düşünmek isterim en azından.
Böyle bir şey de duymadım açıkçası. Olsa duyardık herhalde. Çünkü muhalif medya ortalığı yıkardı. Yani bir AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın bir fotoğraf karesine girmesinden dolayı mesela CHP'nin İBB grup sözcüsü tweet attı. Bu dedi çok yanlış bir fotoğraftır dedi. Ama o tweet'i atarken bir şeyi kaçırdı. Edremit'ten atıyor tweet'i. O da tatilde. Yani şimdi onun da altına baktım sosyal medyada demişler ki ya arkadaş yani tamam sen bunu da eleştir ama gel burada eleştir. Yani bak adam eleştirdiğin kişi meclisteki çoğunluk grubunun başkanı. Sen de bu belediyeyi yöneten grubun sözcüsüsün. Yani o işin başında, işin başındakini sen niye buradasın diye eleştiriyorsun ama eleştirirken sen de tatildesin. Yani sadece başkan değil. Yani başkan vekili yok, genel sekreter yok. İşte grup başkan vekillerini görmedik, grup sözcüsü yok. Yani hep beraber mi acaba dediler? Yani cümbür cemaat hep beraber bir tatil. Meteorolojiden uyarı geldi. Oo sel basıyormuş. Tam tatil zamanı. Hadi 50 kişi birden hep beraber bir tatile gidelim. Bir macera çıksın filan dediler. Ya, işi, dememişlerdir. İşi sırf karikatür, espri olsun. Karikatürize etmenin bir anlamı mizah, yok. Yani. Ben arada bir mizah. Yani. Bakın Doğan Subaşı'na da soracağım. Şimdi hemen soracağım. Yani. Genel sekreteri de soracağım. Yani arada bir mizah olsun diye yok, söylüyorum. Mizah olmaz yani. Bu. Karikatürize etme. Yani şimdi. Yoktular ya, yani. Yani Canan Kaftancıoğlu'nu da bulurdu. Doğan Subaşı'nı da bulurdu. İstese şeyle de. Deniz Kemal Bozkurt'ta da ya Deniz Kemal Bozkurt için başında fotoğraf vermek istese verir yani. Benim tamam. Şöyle bir iddiam yok yani. Demin Göçkün Bey de söyledi yani. Fotoğrafa girmek istedi de dışarıladı diye bir iddiam ben yok. Ben zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Ya öyle bir, ama hayır, öyle bir şey yani, böyle bir iddia da yok. Devletin ortada. Valisi de ya şu ilçe belediye başkanımızla bir fotoğraf verelim yani diye o iş sırasında da onu kovalayacak hali de yok diye yani, düşünüyorum yani. Ya. Ne diyecek onu mu arayacak yani? Devletin valisi AKP il başkanına fotoğraf veriyorsa bir bilgi AKP vardır. AKP il başkanını yani. Arayıp gel seninle fotoğraf verelim dememiştir. Olayın başından tabii. Beri orada zaten yani. O. Zaten olayın içinde. Neden bir yanlışlık olduğunu yani, düşünüyorsunuz onu? Olayın içinde zaten. Ya şöyle bakın. Olmaz çünkü mı? Çünkü valilerin önemli bir bölümü AKP valisi gibi refleks gösteriyor. Şimdi bu bilmediğimiz bir şey mi? Hadi deyin ki yalan. Yani şimdi valilerin önemli bir bölümü kim atadı valileri? Bu iktidar atadı 20 yıl ya bakın valilerin refleksi daha önce de yaşadık arkadaşlar. Şimdi valiler daha, devleti temsil ediyor. İmamoğlu'nun yani. Olduğu dönemlerde İmamoğlu'yla da fotoğraf vermediler. Hatırlayın yani bir önceki kar yağışı ile ilgili davet AKOM'la yedim. İlgili ne oldu? Yani AKOM'da İmamoğlu'yla fotoğraf vermediler. Neyse, İki tane yapın bak. İki şey oldu bakın. Ya gerçek o ama. Ama şöyle yapalım. Bir karar alalım ya mesela. Arkadaş, ortak bir İçişleri Bakanı'yla olsun. Bak ben şimdi bakın ben ilkesel olarak konuya eleştirilerimi söyledim. Ama şimdi şunu biliyorum ben. Ya İçişleri Bakanı ve Vali İmamoğlu'yla ortak resim vermemek için özel çaba gösteriyor. Daha da çarpıcı bir şey söyledim. Ulaştırma Bakanlığı U diye işaret koyamaz kardeşim İstanbul'daki bir metroya. O metro metrodur ve kamunun malıdır. İster İBB'nin yaptığı iştir, ister Ankara'nın, ister Ulaştırma Bakanlığı. Fark etmez. Kamu malında sen bunlar emek hırsızı diye U koyamazsın. Böyle bir zihniyet var. Bu zihniyet... Emek hırsızı kim? Ya, Ulaştırma Bakanı ne diyor? İBB yapmadığı metrolara da sahip çıkıyor diyor. Aynı anda İBB'nin reklamlarını hatırlayın. İBB'nin reklamlarında ne vardı? Yaptık ettik diyordu. 10 metro aynı anda yapılıyor diye. Bunun karşısında U ne zaman ortaya çıktı? 2015. Ayrar çok daha sonra. 2015'te. Ya U. Yok yok U değil. Sembolik. 10 aynı anda 10 bakın, metro yapan tek şehir İstanbul'dur sloganını yazan benim. Bak. Altına imzasını atan Kadir Topbaş bak, İstanbul'da şu 2015'te bakın, yazdık. Dünyanın biz hiçbir yerinde böyle bir uygulama. Ya sloganımı da çaldılar. Ben bak çok net bir şey söylüyorum. O yüzden bakın hiçbir zihniyet meselesi. Arayıp da deseler ki arkadaş bunu sen yazmışsın. Bir Serkan Bey bakın çok somut bir şey söylüyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde Avrupa'nın neredeyse birçok başkenti biliyorum ama diğer olabilir atladığım da olabilir. Bildiğim dünyanın hiçbir ülkesinde Ulaştırma Bakanı'yla ilgili belediye başkanlıklarının metroları ayrı işaretle anılmaz. Tek evet. İşaretle ne anılır. Şimdi burada çöküyor ama bak burada ama şöyle bakıyor. Çünkü mal sahibi olarak iktidar kendisini görüyor. Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı işi. Ulaştırma Bakanı evet. Kendisi yapıyor işi. Ulaştırma Bakanı'nı yapmış. Arkadaş İzmir... Ulaştırma Bakanı kimin parasıyla yapıyor işi? İzmir'de de ikiye ayrılmış durumda. İşte yanlış. İzban ve metro diye ayrı ayrı şirketler. Yanlışlığı yok bak, bence. Son derece. Ya rekabet ne güzel vatandaş görsün. Kamunun malı bu ya. Kamunun bak. Seçimden önce ya, böyle miydi?
Nasıl? Yerel seçimden önce böyle bir 2019'dan önce. Seçimi kaybetmeden önce AKP böyle bir yola başvuruyor mu? İlk kurulundan beri İzban ve Metro diye ayrı ayrı anıldı. Halen de anılmaya devam ediyor. Hocam bak, Cem Bey'in sorusu aslında cevabı bize veriyor. 2019'dan önce, ya bakın arkadaşlar, İzmir'de de farklı anılıyorsa yanlıştır. Yanlıştır yani, şimdi İzmir'de bakın ilke konuşacaksak, ilke konuşacaksak çünkü. Ama her o taraf, zaman anlatayım değerli o zaman arkadaşlar, bakın değerli arkadaşlar, sonuçta bakın ayrım noktası şurası. Ya bunlar kamu olanaklarıyla devletin hazinesinden harcanan paradır. Sen ister onu Büyükşehir Belediyesi'ne vererek harcattır, ister bakanlık üzerinden harcattır. Sonuçta senin benim param, 85 milyonun parasıyla bu işler yapılıyor. Bakanlık bunu burada ben yaptım diye... Diyemez. Bak şöyle bak, neden? Diyebilir. Bakanlık sonuçta ben bunu yapıyorum diyebilir ama... İBB'ye gol atmak için, İBB'yi bunlar bak zaten bunlar yapmıyor, bunu biz yapıyoruz dedirtmek için bunu yapamazsın. O zaman böyle bir uygulama temayül olsaydı 2019 öncesinde olurdu. İktidarın şöyle bir sıkıntısı var. Bakın, şunu işliyse kabul, tamam verici bırakacağım. İşliyse şunu kabul etmek lazım. Bakın objektif gerçeklik şu. İmamoğlu'nun kazanması iktidarı inanılmaz mutsuz etti. Yani İstanbul'un kazanılması. Hem Erdoğan hem Bahçeli dedi ki İstanbul'u kaybetmek Türkiye'yi kaybetmektir dedi. Şimdi İmamoğlu kazandığı için burada bir intikam çabası var. Bu zihniyetin değişmesi lazım. İmamoğlu'nu eleştirelim ama kardeşim böyle objektif bir gerçeklik karşısında da hiç değilse burada taraf tutmayalım ya. Bak ben size 2002 öncesi bir olay anlatayım. Olur. 4 dakika sonra ara vereceğim. Tamam. 2 dakika sürmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. E5'i istiyor. O zaman karayollarına bağlı E5. Ulaştırma Bakanlığı diyor ki İBB'ye devredin burayı diyor. Biz de burayı kenarını, peyzajını, şusunu, busunu yapalım. Güzel bir yol olsun bir ucundan bir ucuna İstanbul'un. O zamanki Ulaştırma Bakanı 2002 öncesi aynen şu kelimeyi kullandı. Bunu anlatırken yanımda da bir AKP milletvekili vardı. O zaman değildi tabii milletvekili. Yok ya dedi, verelim de kaymağını sen ye, öyle mi? Bu 2000 önceki zihniyet, bu da 2002 sonrası zihniyet. M'yi koyduralım da kaymağını sen ye, öyle mi? Yani Türkiye bundan kaybediyor. Tabii. Bu kadar kutuplaşma, bu kadar siyasi rekabet, çekememezlik, hırs. 2002 öncesi de aynı kafa öbür tarafta vardı. Hiçbir şey değişmedi. Şimdi bu zihniyetin kafa değişmediğini söylüyorsunuz. Aynen öyle. Reklamdan sonra mı şey yapalım? Olması isterseniz girizgahı yapabilirsiniz. Kaç siz 2019 öncesinde mi? Ya şöyledir, mesela Marmara'yı Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır. Tamam. İstanbul Belediyesi hiçbir zaman çıkıp bunu biz yaptık dememiştir yani. Aynı partiye mensup yöneticiler olduğu halde. Yani ona mesela dikkat edilir. O bir basit bir saygı işidir ya. Bunu saygılı ol demeye de gerek yoktur bunun için. Herhangi bir işi birisi yapmışsa onu zikredersin. Dersin ki İstanbul'da biz şu an 3 tane hat yapıyoruz. Şu 4 hattımızı da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. İşte bunu da şu yapıyor dersin. Yani bu bir saygıdır. Devletin içerisinde de önemli bir meseledir. Bu bir gelenektir. Efendime söyleyeyim. Kadir kıymet bilmektir. Serkan, vefadır. İstanbul'da yaşıyorsun. Cumhurbaşkanı, belediye başkanının döneminde Nurettin Bey zamanında başlayan projede Nurettin Bey özellikle törene açılış törenine çağırdı tabii, getirdi ve onu. Bu sizin döneminizde başlayan bir projede. Tabii tabii, kurdeleyi beraber kestiler ve olay oldu. Nurettin Bey de şaşırdı yani. Şöyle yapalım mı? Şimdi kesmemek için. İşte bir arayı verelim. Ondan sonra dönüşte devam edelim. Böylece bütünlüğünü bozmamış oluruz söylenecek olanların. Kısa bir aradan sonra müzakere devam edecek. Müzakere devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Yola çıkış noktamız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul dışında, şu sel felaketinde İstanbul dışında olmasıydı. Fakat buradan adaylığa doğru da geldik. Birinci bölümden söylenmemiş sözler var ya da sözünü kestiğimiz bir konuğumuz var. Onunla Serkan Bey'le devam edebiliriz. Şu şeyin, Necdet Bey'in Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Belediyesi'nin yaptığı metroların amblemleri neden değişik olmamalı? U ve M. Çok U da tartışma M. Yani buna ne gerek var? Ulaştırma Bakanlığı benim yaptığım yere U koyarım demişti. U koyarım demişti filan. Şimdi burada aslında yani şöyle bir şey olabilseydi en baştan itibaren. Yani Sayın İmamoğlu mesela çıksaydı deseydi ki İstanbul'un bütünüyle ilgili metro ağlarının planlaması tamamlanmıştır. Bizden önceki yönetim İstanbul'un 1030 kilometrelik metro hatlarının tamamını tespit etmiş. Bunların
birçoğunun fizibilitesini tamamlanmış, tamamlamış. Çoğunu da projelendirme aşamasına getirmiş. Hali hazırda benim projelendirdiğim, hattını belirlediğim, finansını temin ettiğim, ihalesini yaptığım, temelini attığım tek bir metro projesi yoktur. Sıfırdan benim başlattığım. Bunların hepsi daha önceki dönemlerde başlatılmış. Şu kadarı tamamlanma aşamasına gelmiş yüzde olarak. Şu kadarı tamamlanmış hatlardır. Devlette devamlılık esastır. Hizmette devamlılık esastır. Biz bu hizmetleri bu noktaya getiren bizden önceki yönetimlere de teşekkür ederiz. Biz de kaldığımız yerden bunları aynen devam ettireceğiz. Mesela diyebilirdi. Çok iyi hatırlattınız. Daha önce Sayın Sözen'i, Sayın Erdoğan'ın Levent metrosunun açılışına. 8 kilometrelik bir metrodur o. Wi-Fi çağırdı. 8 kilometrelik bir metro yatırımıydı o. Onun açılışına Sayın Nurettin Sözen'i davet etmesi gibi şıklıklar da güzel olurdu. Güzel olurdu. Ama bütün bunların hepsi ihmal edilip... Davet etmekte kalmadı. Bizzat Sayın Sözen döneminde başlatılan diye de vurguladı. Tabii tabii. Bu şıklıklar güzel olurdu. Mesela sadece metrolarda da değil... belediyenin diğer hizmet alanlarında da benzer şeyler yaşandı. Nasıl oldu? Mesela dediler ki bunların hepsini biz yapıyoruz. Bu hizmetlerin hepsi bize ait. Şimdi dendiği zaman sanki sıfırdan başladın. Belli bir aşamaya getirdin. İhalesini sen yaptın. Finansını sağladın, temin ettin. Hayır, yani %80'i bitmiş bir eser diyelim. %80'i bitmiş. Sana artık açılışını yapmak kalmış. Çıkıyorsun diyorsun ki İstanbul'a bunu biz kazandırdık. Ya bu ayıptır. Ayıp. Buna ayıp demek bile ayıptır yani. 90'larda önceden... açılmış üniversiteyi 2020'lerde yeniden biz yaptık. 90'larda açılmış havaalanını gidip de bu havaalanını biz yaptık, biz açtık demek de. Yani şimdi oradaki yani... o yenileme projeleri ortada bir tane terminal binası yok. Bir tane pist yapılmış. Cem Bey diyor ki aynı kapıya çıkar iki, diyor. Hayır, 2 kilometrelik bir asfalt atılmış, bırakılmış. İki tane asfalt atılmış, bırakılmış. Ortada terminal yok. Oradan bakarsanız Esenboğa Havalimanı'nın terminalinin bütünüyle yenilenmiş olması bile o havaalanının yeniden yapılmış olması fikrini verebilir bize. Onlara tek tek parça parça bakılması lazım. Peki. Yani o ayrı bir hikaye. Ama kata atık... Biraz hakkaniyetli olsun. Hakkaniyetli olarak. Deseniz ki, bakın şimdi. Ya arkadaş bak burada da şöyle bir şey oluyor. Olması gereken ilkesel eyvallah diyeceğim. Ama yani o denilenlerin hepsini de biliyorum yani. Onları teker teker %100'de de konuşabiliriz. Ama cerbeze yaptığımız zaman burada da böyle bir şey var. Hepsi demek ki böyle değil. Tek tek detay detay çalışalım. Şimdi katı atıktan elektrik üretme tesisi. Şunu bilmek istiyorum arkadaş. Ulaştırma Bakanlığı'nın olanaklarıyla Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarının kaynağı nereden geliyor? Bu iki kaynağın ana merkezi neresi? Vergilerden geliyor. Kimin abi bu? Tamam milletin vergilerinden geliyor. O zaman nasıl sen böyle bir şey yapabilirsin? İyi de yani sonuçta hepimizin kazancı bir yerlerden geliyor da sonuçta benim yaptığım iş belli olsun isterim ben. Bak olmaz. Kamuda bak devlet ya devletin ciddiyeti vardır. Devletin güvenilirliği vardır. Devletin olanakları sonuçta bu büyük şehrin yarattığı olanaktır. Bu diğerini yarattığı diyemezsin. Yani. Siyasi olarak sen müdahale edersin. Projeyle ilgilenebilirsin ama bak devlet ciddiyeti. Bak devlet ciddiyetini bozuyor bu. Bak asıl devlet ciddiyetini bozan ve güvensizlik sağlayan nedir? Seçimi kazanmak. Nedir biliyor musunuz? Nedir sizce? Yapmadığınız işe çökmektir. Nasıl çökecek? Mesela alıp götürecek mi İmamoğlu mesela yarın alıp götürür mü onları? Bu bir terbiyesizliktir ya. Hiçbir işin bir yerine dokunmamışsın. Cem Bey örnekleri koyuyor masaya. Bir işi olmaz, yapmamışsın. Bak, sıfırdan alıp o işi yapmamışsın. Tamamlamamışsın. Hiçbir katkın yok. Gelmişsin yürüyen iş diyorsun ki bunu A'dan Z'ye ben yaptım. Bir ara soru. Belediye başkanları bir şehir dışına çıkarken birilerine haber verir mi? Sadece şimdi, bilgi notu gönderir valiliklere. Erhan Bey bir bilgi aldım. Ben şuraya paylaşmak istiyorum der o kadar. İzin almaz var. İzin mi? Ama izin almaz. Eskiden bilgi vermeme şansı var mı? Yoksa bu bir hayır, zaruret mi? Hayır mecburen bilgi notu gönderilir valiliklere. Zarurettir. Evet. Kamunun şimdi, işlemesi için vekalet tabii, vekalet, şansı belirtmesi lazım. Kimse vekilin ismini valiliğe bildirir. Resmi yazıyla gider. Şu tarihler arası izin alacağımdan Serkan Fıcı yerime vekalet edecektir der tamam. Bitirir. Tamam. Şimdi İzin mesela şimdi, katı atıktan elektrik üretme tesisi var İstanbul'da. İşte 2 milyon kişinin elektriğini üretiyoruz diye yazmış İstanbul Belediyesi panolara. Ya bütün o çalışmanın bütün detaylarını hatırlıyorum. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde bir efsane genel sekreter vardı. Profesör Doktor Adem Baştürk. Peki. Tamam mı? Ya onun yıllarca bak yani... Proje.
Ama şimdi işleten de belediye. Kadir Bey rahmetli Kadir Bey döneminin de genel sekreteridir. Hatta Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde de Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey yöneticiydi. O dönemlerden itibaren İstanbul'a kazandırmak için yani akıl teri, alın teri döktü, o kadar büyük bir iş. Ben oranın açılış törenine falan baktım böyle. Onunla ilgili söylemlere baktım. Yani şu anki yönetim diyor ki ya burayı biz yaptık, İstanbul'a bunu kazandırdık filan. Ya ben böyle bir şey söylemeye utanırım. Çünkü biliyorum ya, kimin uğraştığını biliyorum. O işin nasıl yapıldığını biliyorum. Yani o iş İstanbul'a kazandırılsın diye ne mücadeleler verildiğini biliyorum. Çok büyük bir iştir o. Yani çok vizyoner bir projedir. Hatta bir tanesinin de Anadolu yakasına yapılması lazım. Burada itiraz ettiğiniz açılışla söylenenler mi? Yoksa o duvara ya yazılan şu kadar hanenin elektriğini üretiyoruz. Yani bakın sözüm. Şimdi bir hakkı teslim etme meselesidir. Eğer siz bunu bir alışkanlık haline getirirseniz, tamam, ben hazıra konarım arkadaş, hiçbir iş yapmam. Ben gezerim tozarım. Zaten tatil de bana yakışıyor. Tamam mı? Ben bütün belediyenin parasını, ya geçen sene 5,5 milyar lirayı sadece danışmanlık gideri olarak harcarım. Nereye verildiği belli değil. İBB'nin Meclis Denetim Komisyonu raporu var böyle 280 sayfa. Satır satır okunmasını tavsiye ederim. Bir cümlesinin hesabı dahi verilemeyen bir denetim raporudur. İBB'nin grup başkan vekili Sayın Tevfik Göksu eline almıştır. Sayın Başkan, bunu lütfen savcılıklara verin. Şeffaf dediniz, açıklık dediniz. İşte denetim raporu. Burada 8 katrilyonluk, efendime söyleyeyim 8 milyarlık net yolsuzluk tespit ettik. Alın bunu savcılıklara verin dedi. Hiç ses yok. Zaten başkan da katılmıyor toplantılara. Belediye meclisi toplantılarına. Öyle belediye meclisinde bunlar konuşulup kalıyor. Peki. Şimdi eğer siz bu hakları teslim etmezseniz, bunu da alışkanlık haline getirirseniz, bir müddet sonra insanlar da derler ki ya bu hazıra kon, bu hazıra konculuk iyi bir şey değil. Yani böyle bir şey alışkanlık oluştu. Biz bunu belirtelim. Kimin ne yaptığı belli olsun. Yani çalışan belli olsun, yatan belli olsun, işin başında olan belli olsun, tatilden dönmeyen belli olsun. Projeyi tamamlamış olmanın hiçbir kıymeti vardır. Dersiniz ki biz bunu %80 aşamasında aldık. %20'lik kısmı içinde şöyle bir şey gerekliydi. Bunu da biz temin ettik. Buraya biz de emeğimizi verdik. Beraberce bunu yaptık dersiniz. O zaman böyle söylersiniz. Ya çok mu zor? Peki, peki. Yani İstanbul'da aynı anda 10 metro, dünyada aynı anda 10 metro inşaatı devam eden tek şehir İstanbul'dur. Sloganını ben yazdım. Mesela şimdi biliyorum ya, ben yazdım bunu 2015'te. Şimdi bunu ben İstanbul'daki billboardlarda gördüğüm zaman, zaten daha önce de ilan ettik bunu. Tamam, fikriniz sevilmiş. Hayır, aynısını yani alıp yok ben yapıyorum filan bunu dediğin zaman ben bakıp gülerim buna. Peki. Ha, ben gülerim. Ben oraya tutup da onların altına kendi adımı yazmam. Yani bütün herkes onu mu takip edecek? Bütün herkese acaba benim yaptığım neye çökecek bunlar? Ya bu bedavacılık nereye varacak diye bütün herkes kendi yaptığı işlerin peşine düşecek hali yok. Ama genel olarak bunu böyle söyler geçeriz. Peki. Tüm konuklarımdan bu turda eklemek istediklerini alacağım. Evet. Necdet Bey'e doğru dönmek şimdi istiyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey. Siz ne söylerseniz söyleyin. İktidarın şöyle bir refleksi var. Sayın Erdoğan iki kez yenilmesini hazmedemiyor. Bakın böyle objektif bir gerçeklik var. Yani kaç tane gerekçe arka arkaya sıralasanız da. Çünkü bu mu konu? Bu tabii, bakın bütün sizin de bütün teziniz şunun üzerine kuruluyor. Bakın hakkaniyetli yaklaşılmış olsa. Bak, yani. Ya müsaade et, ya müsaade et. İmamoğlu bak, şunu müsaade, dese. Bak arkadaş, iki kez sandığa gömdü ya. Ya sorun bunu, burada ya, sorun burada. Ya çünkü 11 kez çünkü, sandığa bak, gömülen Kılıçdaroğlu'nu başımıza beklenen Mehdi diye anlatıyorsunuz Necdet Bey 25 dakikadır. Mesele sandığa gömülmekse imam şeyi o, Sayın Kılıçdaroğlu'nun komple mesele, cenaze namazını bak, kıldırsaydınız mesele, o zaman siyaseten. Mesele o bak, mesele o. Biraz mantıklı bak, olmak lazım. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu 11 kere sandığa gömen Erdoğan'a diyorsunuz ki sandığa gömüldü de o yüzden belli. Bu travmayı atlatamadı, ben ne yapayım yani? Ya Kılıçdaroğlu o zaman komadan girdi, komadan çıktı yani. Devam etmeden önce. Bu bir eğer travmaysa. Devam etmeden önce. O zaman Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir travma halinde olduğunu söylüyorsunuz. Bir ek bilgi vereyim. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketlerinin o geçmeyen travmasından kaynaklandığını söylüyorsunuz. Bak size de yansımış o. 11 tane seçim travması yaşadı. Kusura bakmayın Sayın Kılıçdaroğlu, o yüzden böyle mi demek istiyorsunuz? Şu ek bilgiyi bir vereyim, öyle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İştirak Şirketi İSTAÇ Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışı. 26.11.2021'de, teşekkür ederim bu arada bu bilgi için de editörüme. Açılış konuşmasında
şöyle söylüyor. Diyor ki göreve geldiğimizde tesisin %20'si yapılmıştı. Biz tesisin finansal açığını da kapatarak yapımına devam ederek buranın açılışını gerçekleştirdik. Yerli üretimi destekleyen tesisimiz Türkiye'nin de enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Tesis şöyle yapacak, günlük şu kadar, bu kadar atık yakılacak vesaire diye. Yani o yüzde kısmını söylemiş. %20'si değildi ama. Öyle demiş. Ya 6 ay içerisinde %80'i bitecek bir tesis devam değil mi etmek ya istiyorum. Bakın, gidip görmüş fazla, acaba. Kısır Mandıra diye bir yer bakın, var orada o. Şuna, yarın bak, gidelim bir bakalım. Peki. Yani %80'ini 3 ayda bitirebileceğim bir tesis mi? Tamam. Çıplak gözle bak. Peki. Bak Allah aşkına. Peki. Çıplak gözle bak. Ya bunun %80'i 3 ayda biter de ya da bitmez de. Evet, sonra o ifadeler doğru mu yanlış mı beraber tartışalım. Şimdi, teşekkür ederim. Adresini de veriyorum. Kısır Mandıra mevkiinde. O notu gönderen arkadaşlar bilmiyor yerini. İsterseniz beraber gidelim. Yapan kişiyle beraber gidelim. Tamam. Necdet Bey'i dinleyelim. Oturduğu yerden herkes böyle bir Necdet Bey'i dinleyelim. Öz kaynak şey yani. Salla. Temel tezimi değiştirmiş değilim. Bunlar kamu kaynağıdır, devletin kaynağıdır. Devletin kaynağı kullanılırken de hazinedir. Hesap verme ve hesap sorma da bütün vatandaşların hakkıdır. O anlamıyla emeğe saygı duymak da beklenen bir şeydir. Tamam. Ama siz devletin kaynağını kendinize göre kullanamazsınız. Serkan Bey'in söylediği şöyle de önemli ve doğru bir iş var. Büyükşehir belediyelerine yaptığı icraatlara, genel tema yönelimlerine baktığınızda bunlar siyasidir. Siyasi olmayan bir şey yoktur. Bu tartışmanın da arka planında bu anlamıyla bir siyaset vardır. O yüzden onu söyledim. Yani sonuçta yenilgi hazmedilemediği için intikam refleksleriyle hareket ediliyor. Sorun bu. Onun intikamcılığının sebebi 11 seçim kaybetmesinin değerlendirmesi. Bak, müsaade, onu da tabii onu da tartışalım. Doğru, Kılıçdaroğlu da. Sebebi o mudur? Yani şimdi, Kılıçdaroğlu 11 seçim yenilgisinin bak, travmasını anda, yaşıyor bak, mu Kılıçdaroğlu, demek bak Kılıçdaroğlu belki de o 9 seçim yenilgisinin seçim tümünü de peki 11 olsun. Büyük bir travma peki, mıdır peki, değil arkadaş, midir? Onların hepsini 2019'da... Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu gördüğümüz ya, hallerinin Serkan sebebi Bey, bu bakın, seçim travmaları Serkan mıdır? Serkan Bey ben bu mesela onların bu düzeyde bir şey yürütmek istemem. Bakın, sen, 2019 bir şey... Siz ki Erdoğan'da böyle bir travma var. Ya arkadaş sen de görüşünü belirtebilirsin. Evet bir seçimde bu kadar travma oluyorsa 11 seçimde kaç travma olur? Düz orantı. Bak şimdi... Onunla çarpıyorsun ona bölüyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanları hatırlatmak isterim. Erdoğan'la biliyorsunuz bir toplantı yaptılar. Hatta ortak bir şey yaptılar. Bir WhatsApp grubu kurduklarını da açıkladılar. Sonra bu devam etmedi. Etmedi. Niye etmedi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ya da ortak aday ya da çatı aday da diyebiliriz. Çatı adayları, CHP'nin gösterdiği çatı adayları Türkiye'nin 11 büyükşehri kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. Yani burada normal olarak işleyiş nasıl olması gerekiyor? Yani devletin cumhurbaşkanıyla büyükşehir belediye başkanlarının zaman zaman görüşmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Bizde bunlar çok önemli bir haber düzeyine dönüşüyor. Oysa bunun da olağan olması lazım. Niye görüşülmüyor? Arka planda siyasi bir şey var, yaklaşım var. Bu siyasi yaklaşımları bizim, yani bir siyasi yaklaşımları devre dışı bırakalım demiyorum. Herkes sonuçta siyasi yaklaşımına, düşünsel arka planına göre hareket eder. Ona göre şehir planını da ona göre yapar, yönelimi de ona göre belirleyebilir. Buna bir şeyim yok, bir itirazım yok ama bu görüşmeyi reddeden bir şey değildir. Şimdi bakın, bu kadar konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı seçimi kazandı. Bu kadar konuşuyoruz. Bu kadar gidip, konuşuyoruz. Ben söyledim. Siz sıra geldiğinde CHP'den sadece İlhan Kesici gitti tebrik etti. Siz ters tarafından bakın, bakın. Sıranız geldiğinde niye gidip şey, tebrik etmediniz? Kabul etmiyoruz bak, dediniz. İktidar. Kabul etmediğiniz bak, makamdan bak, davet bekliyorsunuz. Bak şimdi şöyle bir önce kabul edin. Arkadaş tebrik edin. Davet beklemiyorum ben. Ondan sonra davet bekliyorum. Yani. Burada da bir dengesizlik Serkan yok Bey, mu? Bakın sizin anlamak istemediğiniz ya da anlamadığınız nokta şu. Bak Türkiye'yi kutuplaştıran Türkiye aynı anda olmazsa sevinirim. Biz oraya asla gelmeyiz diyeceksiniz. Ses yükselterek kutlamaya da gitmeyeceksiniz. Oraya kutlamaya giden İlhan Kesici'yi CHP camiası olarak el birliğiyle linç edeceksiniz. Sonra oradan davet bekleyeceksiniz. Buyurun konuşun. Başka söyleyecekleriniz varsa onları da dinleyeyim ben. Buyurun Necdet Bey. Yani bakın ezberler, bu ezberler bitti. Ezberdeki başka bir Türkiye konuşuluyor. Bakın başka bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu Türkiye'de de özellikle kamu işlerinde taraflar yan yana gelmelidir. Vali, AKP valisi olarak hareket edemez kardeşim. Belediye başkanı... Nevzat Tandoğan'dan başkanı, bahsetmiyoruz. Ya nerede bahsetmiyorsun ya şimdi? Nevzat Tandoğan'dan bahsediyoruz. Ya Serkan Bey... Necdet Bey. Ha, şimdi bak burada senin benim hepimizin... Bak şimdi seyirciyi, izleyiciyi... izleyiciyi biz bakın de, Türkiye'de şu şey anda izleyici... İzleyici normal olarak her şeyin ayrımında. Kendisine göre bir değerlendirme yapacaktır. Şu masada benim sizi senin beni ikna etme diye bir sorunumuz yok. Biz sonuçta bir yaklaşımı ortaya koyuyoruz. Bu yaklaşımı izleyici kendisine herkes göre... Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Aynı fikirde olmak zorunda elbette değil. Yani tamam, öyle bir şey ki bakın demin... Herkesin kendi bakın, görüşünü alıyoruz yani. Erhan Bey demin söyledim, bir kez daha söyleyeyim.
diyelim ki İmamoğlu'na ben İmamoğlu'na oy verdim. İmamoğlu'na eleştirme hakkımı kendimde görüyorum. Erdoğan'a oy verenler Erdoğan'a eleştirme hakkını kendisinde göremiyor. Sorun burada. Varsa bu çok ciddi bir şey. Ciddi bir zihniyet değişikliğini gerektiriyor. Türkiye'nin böyle olması gerekiyor. Yani oy verdiğinde eleştiriden muaf kalmaz. Oy verdiğinde de sen onu eleştirebilirsin. Şimdi bu demin tartıştığımız noktayla ilgili... Adaylık konusu mu? Yok yok, adaylıkla ilgili yorum yapacağım ama... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediye mi, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı'na sormuştum. Arada sordum. O da bana teşekkür ediyorum. Mesaj göndermiş Doğan Subaşı. Burada mıymış? Selçuk Sarıyer İBB Başkan Vekiliymiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekiliymiş. Tamam. Selçuk Sarıyer aynı zamanda İBB Beşiktaş Meclis Üyesi. O sırada Başkan Vekili o. Yağmurun yağdığı, yağdı işte Esenyurt'ta sel felaketinin olduğu ya da senin pazar olduğu. Sabahdan itibaren gece yarısına kadar Esenyurt'taymış. O esas şiddetli olduğu şey. İçişleri Bakanı Soylu da oradaymış. Kendisiyle de temas etmişler. Görüşmüş. Daha sonra Bahçeşehir'e geçmiş. Daha sonra Bahçeşehir'e geçmiş. Vali geldiğinde de genel sekreter yardımcısı Murat Yazıcı valiyle birlikteymiş. Tamam geçsin. Bakın bilgileri söylüyorum. Bakın bilgileri söylüyorum. Yani gelen bilgileri söylüyorum. Güzel valiyle berabermiş. Ve şey şöyle bir şey. Olumlu bir şey. Ben mesela şimdi ona baktım. Gerçekten de önemli. Başkan Vekili Selçuk Sarıyer. Sarıyer. Hemen o sırada şey bilgilendirme tweetleri de atmış. Yani biliyorsunuz artık iletişim tweetler üzerinden yürüyor. Ve oldukça detaylı bilgilendirmeler yapmış. Yani nerelerde ne var diye fotoğrafları da var. Size de atmışlar değil mi? Size de atmışlar. Tamam, fotoğrafları da var. Ve burada o bilgilendirmeleri de yapmışlar. Yani İmamoğlu'nu eleştirmek önemli, ben de söyledim görüşümü bu noktada ama sonuçta İBB'nin İBB Başkan Vekili olarak Selçuk Sarıyer de IŞİD başında olduğunu bir basın toplantısı yapabilirdi şeyde, Selçuk Bey. Kameraları toplayıp Sayın İmamoğlu tatildedir. Ben başkan vekiliyim burada, sorumluluk bendedir demedi. Yapabilirdi. Tartışınız olmadığı için evet. Ama yani yapabilirdi. Bence de yapmasında yarar olurdu, vardı. Güzel olurdu. Şimdi ben arada yani program arasında Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Deniz Kemal Bozkurt'u aradım. O da şimdi beni aradı ama programdayız. Onunla da ilgili bilgileri alınca, çünkü Deniz Kemal Bozkurt da işin başındaydı. Yani onu biliyorum ben Esenyurt'ta. Ondan da bilgi alırsam onu da paylaşacağım. Ya bunu konuştuk tamam. Yani tamam. Başkan meselesinde bakın ben de kendi eleştirimi söyledim. Yani Almanya örneği bile verdim. Evet, yani evet. O anlamıyla şey yok. Almanya örneği doğru. Aslında çok sert bir örnekti ama ne yok. Yok, normal. Bakın bu işler bu işlerde bakın objektif olmak bu. O yüzden objektif olmak Türkiye'ye kazandırır. Objektif olmak bizi büyütür. Bir siyasi bizim yaklaşım eksik sorunumuz ya, olduğunu söylüyorsunuz. Yani, ya, tabii yani bu gerçekten bizim kendi siyasi kültürümüzü zorlamamız ve değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu siyasi kültürle, Cem Bey'in o yaklaşımına katılıyorum. Bu siyasi kültürle işi büyütemiyoruz. Sürekli başa dönüyoruz ya. Mesela Türkiye ilerlemesi gerekiyor. İlerleme noktasında sürekli geriye düşüyor. Çünkü ben sonuçta karşı mahalle olarak bakıyorum. Şimdi burada... Cem Bey'in bu yaklaşımına katılıyorum ama deminki tartışmaya dönmek isterim. Yani belki birazdan Türkiye, Cem Bey'de onu şimdi biraz Cem Bey'e katılmadığım noktayı söyleyeyim. Şimdi Türkiye değişti bakın. Türkiye'de ciddi bir değişme var. Ekonomik kriz Türkiye'de kimlik siyasetini önemli ölçüde devre dışı bıraktı. Evet, Türkiye'nin 1980'lere kadar belki bunu işin doğrusu 2010'lara kadar da taşımak mümkün. Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Yani dünyada da kimlik siyasetinin gelişmesiyle birlikte Türkiye'de İslami kimlik, Kürt kimliği, Alevi kimliği gibi kimlikler çok öne çıkmış. Bu zaman zaman da 7'ye 3 oranını koymuştu. Şimdi, onu mu söylüyorsun? Şimdi, evet 7'ye 3. Tamam, yani Cem Bey diyor ki mesela Türkiye'nin %30'u sola, %70'i de sağa, öyle sanıyorum söyledi, evet, oy verir. Şimdi böyle bir genel temayül gibi. Genel temayül. Böyle bir gelenek vardı bakın. Bu gelenek ne zaman bozuldu? Hadi Gezi çok tartışmalı bir şey ama Gezi de aslında bozuldu. Ama esas itibariyle 2017 referandumundan itibaren, anayasa referandumundan itibaren bu bozuldu. Niye bozuldu? Yani referanduma hayır diyen şeye baktığımızda, siyasi bileşene baktığımızda yalnızca solcuların, sosyal demokratların, sosyalistlerin olmadığını gördük. Ve Kemal Kılıçdaroğlu şöyle önemli bir iş yaptı. Türkiye'de bir ezber bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu 2018'de Millet İttifakı ile birlikte... Bir milliyetçi ile sosyalistin, bir muhafazakarla sosyal demokratın yan yana gelebileceğini gösterdi. Şimdi bu çok son derece önemli ve değerliydi. 2018'de başlayan bu süreci biz 2019'da neyi gördük? 2019'da büyükşehir belediyelerinde
Yani işte arka planda daha sağ tandanslı Ankara, İstanbul gibi örnekler olsa da mesela Adana'da da Zeydan Karalar gibi sol gelenekten gelen isimlerin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu gördük. Ya da Mersin'de bu tür örnekleri de gördük. Orada gördüğümüz önemli bir şeydi. Sonuçta farklı siyasi eğilimlerin, yani bu anlamıyla da kendisini milliyetçi olarak ifade edenin de, kendisini muhafazakar olarak ifade edenin de, kendisini sosyalist olarak ifade edenin de ya da kendisini Kürt hareketinde ifade edenin de sandıkta oy verdiğine tanıklık ettik. Bu önemli bir şeydi. Türkiye açısından önemli bir şeydi ve bir ezberi bozdu. Bu ezber ekonomik krizle birlikte, bence bu ezber bozulması ekonomik krizle birlikte daha da büyüdü. Çünkü ekonomik kriz işin doğrusu kimlikleri ikinci plana itti. Bütün dünyada böyle bir şey var. Kimliklerin yerine kimlikler tümüyle bitti demiyorum. Kimlik mücadelesini ya da kimlik tavrını ikinci plan etti. Niye? Çünkü sonuçta yoksullaşma, sosyolojik arka planı, etnik ya da dini arka planı ne olursa olsun herkesi ortak etkilemeye başladı. Sınıf temelli bir sınıf temelli zaten. Tabii iş oraya doğru evrildi. Bu önemli. Bakın, Seçmenin alışkanlıklarını da değiştirdi. Bu seçmenin alışkanlıklarını şöyle değiştirdi. 2018 seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık 23 milletvekili daha fazla kazandı. Niye kazandı? Artık oylarla kazandı. Artık oylar kimin oylarıydı? Saadet Partisi'nin oyuydu, Demokrat Parti'nin oyuydu. O dönem şeyler partileşmemişti henüz. Deva ve Gelecek. Partileşmemişti. Bazı yerlerde de İYİ Partilerin oyuydu. Bu oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne 23 milletvekili kazandı. Kırşehir gibi, Elazığ gibi, bunlar öyle Yozgat gibi. Yani normal, klasik olarak aslında baktığınızda muhafazakar seçmenin belirleyici olduğu yerlerde de bunun kazandırdığını gördük. Bu Türkiye açısından pozitif bir şey midir? Bence son derece pozitif bir gelişmedir. Ben bunun derinleştiğini düşünüyorum. Bakın, Millet İttifakı'nın son geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaptığı ortak toplantıda Altılı Masa'nın yayınladığı bildirgede önemli bir şey vardı. Yani Madımak katliamına, yani 2 Temmuz 1993 Madımak katliamına ve 5 Temmuz 1993 Başbağlar katliamına ortak bir tepki koydular. Bu son derece önemli ve değerli Türkiye açısından ve bu tepkiyi koyarken neyin altını çizdiler? Kutuplaşmanın ve nefret dilinin terk edilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Şimdi böylesine bir gerçeklik var. Diğer gerçekliği de söyleyeyim. Diğer gerçek de şu: kamuoyu araştırmalarında şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'de seçmenlerle yapılan araştırmalarda seçmenin %30'u ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermem diyor. Yine seçmenin %30'u Akşener ve Kılıçdaroğlu için aynı tavrı koyuyor. Akşener için %29, Kılıçdaroğlu için %30 seçmen diyor ki ne olursa olsun asla oyumu vermem. İdeolojik seçmen mi diyorsun? Ya bu ne anlama geliyor? Sonuçta Türkiye'de bir %30'luk potansiyel. Siz ne yaparsanız yapın, karşı tarafın adayına, tırnak içinde kullanmış olayım, karşı tarafın adayına oy vermeyecek. Tamam. Şimdi siyasetle zaten %100'e yapılmaz. %100'e yapılmayacağı için bu sınıfsal... burada şey, 50+1'e ihtiyaç. Şimdi burada 50+1'e ihtiyaç var ve 50+1'i biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gördük. Ankara'da gördük, Mersin'de gördük, Antalya'da gördük. Şimdi bu yeniden yakalanabilecek bir şey. Burada önemli şey şu: sonuçta bunu öne çıkarabilecek aday profili önemli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun inançsal kimliği üzerinden yürütülen tartışmanın bugün sınıfsal olarak baktığımızda dünkü kadar etkisinin olmadığını görüyoruz. Eğer siz %100'ü ikna edeceğiz diye düşünmüyorsanız bu çıplak bir gerçeklik. Burada bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Ben bunun Altılı Masa'da da Millet İttifakı'nda da zaman zaman kararsızlığa neden olduğunu görüyorum. Çünkü insanlar şöyle düşünüyorlar. Yani sağ seçmenin oyunu almak sağcı gibi olmaktan geçer diyorlar. Oysa tam tersini yapmak lazım. Yani bugün sınıfsal çelişkilerin bu kadar derinleştiği, zenginle yoksulun arasındaki makasın bu kadar büyüdüğü, gelir adaletinin bu kadar bozulduğu bir ülkede sizin Türk ya da Kürt olmanız, sizin Alevi ya da Sünni olmanızın hiçbir hükmü yoktur. Esas itibariyle bu çelişkiyi ortadan kaldıracak bir politik hatta ihtiyaç vardır. Bu politik hattı biz nerede gördük? Bakın, Kolombiya'da bu politik hattı gördük. Kolombiya gibi geleneksel olarak daha sağa, daha muhafazakar bir şeye yaslanan bir ülkede o Latin Amerika'daki o bütün sol dalgalardan hiç etkilenmeyen bugüne kadar bir yerde biz Gustavo Petro'nun Cumhurbaşkanı olduğuna tanıklık ettik. Daha yeni tanıklık ettik ve Gustavo Petro'nun temel söylemleri şuydu:
ya size daha iyi bir yaşam vaat ediyorum. Emeklilik, size emeklilik vaat ediyorum. Size, ailenize daha iyi bir yaşam vaat ediyorum. Öğrencilere, gençlere daha iyi üniversite vaat ediyorum dedi. Şimdi Türkiye açısından da bu tür bir politikanın ben tutacağı kanaatindeyim. Yani sizin geleneksel kodlarınız ne olursa olsun bu kodlara göre hareket etmezsiniz. Yani sokağa çıktığımızda %30'u dışarıda bırakarak söylüyorum. Yani orada dini, milliyetçi, başka bir sürü şey olabilir. Bir sürü faktör devreye girebilir ama sokağa çıktığınızda siz yoksulluğu aşacak bir politik hat oluşturduğunuzda bunun tutabileceğini görüyorum. Peki. Bunun tek aday üzerinden şekillenmesinin şöyle önemi var. Mesela ben de geçtiğimiz yıl 2018'de olduğu gibi her siyasi partinin kendi adayıyla girmesini önemsiyordum. Bakın bu seçimde bir başka örnek vereyim. Uzatmadan fazla bırakacağım sizi. Mesela Fransa bu noktada önemli örnek. Fransa'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'la Le Pen yarıştı. Yarışı kaybeden diğer isim, yarışta üçüncü olan diğer isim Mélenchon'du. Sol Birliği'nin adayıydı. Sol Birliği'nin adayı %1.2 puanla kaybetti. Kaybetme gerekçesi de şuydu. Sosyalist Parti, Yeşiller Partisi ve Komünist Parti birinci turda Mélenchon üzerinde birleşmediler. O birleşenler ikinci turda milletvekili seçiminde Mélenchon üzerinde birleşince Mélenchon bugün Fransa'da mecliste Macron'un partisi sonrası en büyük parti pozisyonuna geldi. Türkiye'de de eğer o yüzden HDP vurgusu yaptım. Yani buradan kaçmaya gerek yok. Çünkü bir altı, de Macaristan örneği var. Macaristan örneği de tersi bir örneğidir. Macaristan örneği de doğru söylüyorsunuz. Onun, evet. Macaristan örneğindeki şey de şudur. 5 benzemez. 5, 6. 6 benzemez şey vardı yapamaz. Ve orada da şöyle bir şeydi. Normal olarak Orban'ın partisinden kopmuş bir ismi, çok büyük bir ilin belediye başkanı da değildi. Biraz da şey kaygısıyla... Yani yeter ki bir araya gelelim, uzlaşalım kaygısıyla yan yana gelince, yani sağın karşısına sağı alternatif olarak koyunca Macaristan'daki de bir şey hezimete, muhalefet hafife aldı. Hezimete dönüş. Nasıl olsa kazanacağız diye doğru. Ama şey de önemli. Yani kesin şimdi burada ya. Şöyle bir gerçeklik var. Onu görüyorum ben. Yani bu turda bir, yani Türkiye'deki belirleyici seçim Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı seçimidir. Hiç söylendiği gibi de Cumhurbaşkanı adayı etkisiz bir şey olsun, işte şey olmasın, çok sembolik olsun. Sembolik olsun gibi bir yaklaşım yok. Altılı Masa'nın çok önemli iddiaları var. Türkiye tartışmıyor. Kendileri de yeterince bunu tartıştıramıyor. Altılı Masa 28 Şubat bildirgesinde ve son bildirgede önemli bir şeyi tekrar altını çizdi. İkinci yüzyılı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırma vurgusu yaptı. Bir vurgu daha yaptı. Bence mesela sloganlaştırılacaksa onun sloganlaştırılması lazım. Yarının Türkiye'sini kurma iddiası vurgusu yaptılar. Yarının Türkiye'sini kurma iddiasında işin, valla yani bu süreci değişmesini isteyen bütün güçleri sürece dahil etmek lazım. Ve daha cesur olmak lazım. Çünkü siyaset esas itibariyle dünyanın her yerinde. Yani demin verdiğim örnekler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde cesareti sever. Cesareti ve kararlılığı sever. Eğer Altılı Masa bu noktada cesur olursa, mesela Gelecek Partisi ve DEVA'nın Kürt meselesindeki cesaretini görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu noktadaki cesaretini görüyorum. Bunun İyi Parti'de de yansıması lazım. İyi Parti'de çünkü Türkiye'de merkez sağ oynuyor. Merkez sağ oynayan bir parti Kürtleri devre dışı bırakarak, Kürtleri düşünmeyerek hareket edemez. Mesela bayramda HDP ile bayramlaşmalıydı İyi Parti. Bayramlaşması Türkiye'yi kaybettirmez. Türkiye'ye kazandırırdı. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması düşünülemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda sonuçlanır diye düşünüyorum. Peki Cemil, katılıyor musunuz Türkiye'de siyasetin ve seçmen tercihlerinin değiştiği tespitine? Efendim, analizinde kilit kelime merkez sağ. 2002 seçimlerinde Türkiye iki seçeneğe mahkum kaldı. AKP ve CHP. Meclis iki partili oluştuğu için laiklik endişesi taşıyan merkez sağ kesim CHP'ye sığındı. Doğrudur. Bugün CHP'nin kalesi dediğimiz vilayetler, iller aslında Demokrat Parti'nin, ana vatanın, doğru yolun, Adalet Partisi'nin kaleleridir. İzmir dahil. İzmir dahil, Edirne dahil, Kadıköy Antalya dahil, Tekirdağ dahil. Onun için bu geçici bir, yani ödünç oy olabilir bu. Ben umarım beyefendi haklı çıkar ama ben bir matematik formülü gibi düşünerek, bunları tartarak bir karar
verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yerel seçimle genel seçimi yan yana koymayı doğru bulur musun? Hayır, bulmam. Bulmam. Şimdi dengeyi değiştiren son seçimden bugüne kadar beyefendinin de dediği merkez sağ alternatif var. Meral Akşener yavaş yavaş, ben de ilk kurulduğunda çakma bir MHP geliyor başımıza zannettim. Fakat içeride attığı adımlar, aldığı kararlar, duruşu, şusu, busu, dikkat edin. Doğru biliyorsam, yanlış biliyorsam siz düzeltin. Ama oylarını arttıran bir parti. Ve Cumhurbaşkanı kelimesini ağzına almıyor, adaylık kelimesini. Cumhurbaşkanı adayı değilim diyen partinin oyları artıyor. Genel başkanın böyle dediği bir partinin oyla, demek ki bir şey doğru yapıyor. Merkez sağa taşıdıkça o ödünç oylar geri dönebilir. Yani bu oylar, yerel seçimde verilmiş oylar, 2018'deki genel seçimde CHP'ye verilmiş gitmiş oylar bence çantada keklik değildir. Hele hele Anadolu'da siz benden daha çok gezdiniz. Ben de gezdim ama en çok duyduğum söz şuydu. İyi Parti dengeler değişene kadar İyi Parti kurulu. Kardeşim tamam AKP'ye vermeyelim de kime verelim? Başka kim var? Yoktu ki. Ama şimdi merkez sağ, ben ona Anadolu Müslümanı diyorum. Hem dinini yaşayan hem Cumhuriyet değerleriyle barışık. O bildiğimiz Özal, Sayın Demirel. Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir helalleşme adımı evet. Bu noktada adımları. O ayrı, onu CHP'lilerle konuşun, benimle konuşmuyorum. Ben sıcak bakmıyorum bu, o adım. Tam o dediğiniz noktalara da Sayın Kılıçdaroğlu bir hamle yapıyor. Hedef o. Hedef o, doğrudur. Yani onu doğrudur. Tespit ettiğiniz şeyi o da görmüş durumda. Görmüşse ama yani her oyun adresi bellidir. Kılıçdaroğlu helalleşelim dedi diye 70 yıllık gelenek bir gecede değişmeyecek. Değişmiyor. Aa Kılıçdaroğlu. Yani bu tuzağa düşmemesi lazım CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun. Ben daha rasyonel hedeflerle, değerlendirmelerle bir aday belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonra ekonomi, evet ekonomi demokrasilerde iktidar değiştirir, doğrudur. Ama Türkiye'nin demokrasi sicili belli maalesef. Seçmen değişti diyorsunuz, çok doğru. Seçmeni bu değiştirdi. Genç nesli artık... Necdet Bey söylüyor seçmen değişti diye. Tabii. Evet. Genç nesli çok güzel hatırlatma. Ama gençlik öyle yemiyor artık o lafları. Çok güzel. Biz zenginlik getireceğiz, maaş vereceğiz, huzur gelecek, refah gelecek, o borcu ödemeyeceksin, bunu bu bedava, onu yemiyor gençlik. Bana anlat diyor, neyle nasıl yapacaksın? Aynen benim gençliğe tavsiyem gibi. Erdoğan ne diyor? Şubat, Mart 2023... Bu badireyi atlatmış olacağız. Aynen, enflasyon öyle, öyle demedi mi? Öyle demedi. Bir Allah kulu, bir gazeteci, sordurmazlar ama veya sizler, nasıl yapacaksın bunu arkadaş? Söyle bana. Hangi politikayı değiştirerek yapacaksın? Nas inadından mı vazgeçeceksin? IMF'ye mi gideceksin? Bir yerden 100 milyar dolar mı gelecek? Ukrayna, Rusya barışmıyor. Neyi biliyorsun da sen bu öneride bulunabiliyorsun? Genç seçmen bunu yemiyor artık. Aynen Kılıçdaroğlu'nun artık kamucu ekonomiye geçeceğiz, eşit paylaşacağız falan filan. Bunları yiyen seçmen yok. Onun için ben de bu iktidarın 20 sene yeter Türkiye'ye gitmesini istiyorum. Ama yerine gelecek adamın da beni zekama hakaret etmemesi lazım. İsabetli hedefler koyması. Bunun telafisi yok. Onun için daha rasyonel bir düşünmeye, duygusal davranmamaya davet etmek istiyorum. Peki, şunu yapacağımın yanına nasıl yapacağını da anlatması gerekiyor. Bu zaten akıllı seçmenin ilk soracağı soru bu olmalı. Peki. Dünyanın her yerinde siyasetçiler sallıyor böyle. Onu da yapacağım, bunu da yapacağım. Yine az önce Necdet Bey'in söylediği gibi bir siyasi yaklaşım sorunumuz var mı? Yani kamu hizmetlerine siyasi yaklaşmak gibi. Var. Yani beyefendi belki itiraz edecek ama ben ilk defa bakın. Kaç tane iktidar gördüm. Bakın yaşadığımız endişelere bakın. Cumhuriyet tarihinde ilk defa toplumda ya seçim kaybederlerse giderler mi? Seçimde hile olur mu? Bu seçim yasasını niye değiştiriyorlar? Yok kan dökülür mü? Yok Sadat, yok kayıp silahlar, yok... Cumhuriyet tarihinde biz böyle şeyleri aklımızın ucundan geçirmedik. Hile hurdayı aklımızın ucundan geçirmedik. 2002'de Doğru Yol Partisi 9.72 ile baraj altı kaldı. Araştırın basını. Bir hile kelimesi, oylar tekrar sayılsın kelimesi bir Allah kulunun aklından geçmedi. Bakın getirdikleri noktadan bahsediyorum. Şimdi bugün sergilenen yeni rejimle bunun kaçarı yok. Parti devletidir bu.
Onun için bu kutuplaşma. İşte o beyefendi diyor, devlet yapıyor bunu diyor. Hayır diyor, AKP yapıyor diyor. AKP iktidarı yaptı, o benim yaptığımı çalıyor diyor. Eskiden bu yoktu. Siz Demirel'in ağzından köprüyü ben yaptırdım, vay bunlar geçiyor üstünden, duydunuz mu? Özal'ın ağzından ikinci köprüyü ben yaptırdım, Keban'ı ben, Demirel'den Keban'ı ben yaptırdım, sayemde elektrik yakıyor. Böyle şeyler duydun mu? Duymadınız. Tam 120 bu, icraatın içinden bu, de tam da bu dediğinizi anlatmıştı. Bu partizan... Çocuktum ama ya bir kere dinledim. İki kere tabii söyler 120 adam. 120 kere ama, söyledi. Ya, Atatürk Barajı'nı ben yaptım, F-16'ları ben getirdim. Toplum biliyor. Siz de şapkayı Tem önünüze koyup... ben yaptım. Siz de bakın, duyduk bakın, bunları 120 şapkayı kere şapkayı önünüze koyup... U koydun, M koydun, bırakın. Bu seçimi niye kaybettiniz bu şekilde? Devletin bütün gücü sizde. Ben seçim falan kaybetmiş değilim. Hayır, AKP'den bahsediyorum. Peki, tamam, siz AKP'li değilsiniz. AKP'lilere yani, soruyorum. Peki, özür dilerim. Siz de sonuçta CHP'li olmadığınız için siz de kazanmış değilsiniz. Beni kazan. Hani ben nasıl kaybetmediysem siz de kazanmıyorum. AKP'lilere söylüyorum. Şapkayı koyup önlerine düşünecekler. Devletin bütün gücü sende. Yeni rejime geçmişsin. Astığın astık. Kestiğin şey kestik. Ferman sistemi. Kararname. Onu attım, onu aldım. Ona bu kadar vergi, buna bu kadar ödenek. Sen buna rağmen seçim kaybediyorsun. Seçilmiş adamlarını ağlata ağlata görevden alıyorsun. İstanbul'a ihanet ettik. Ben de ihanet ettim. Bunun bir parçasıyım diyen adam. Önce U yazmış, M yazmış, metronun %20'sini o yapmış, ben yapmışım. Onu bırakacak önce. Demokrasi Taksim meydanındaki beton tarlasını anlatacak bana. İstanbul Atatürk Havalimanı'nı anlatacak bana. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, bunlar yok. Bunlar topu taca atmak oluyor maalesef. İnsanlarda endişe var dediniz yani, seçimle yönetim el değiştirir mi filan. Evet. İnsanlarda böyle bir tedirginlik var dediniz. Bir sürü şeyler söylediniz. Ondan sonra dediniz ki AK Parti İstanbul ve Ankara'yı niye kaybetti dediniz. Yani demek ki demokrasi işliyor yani, o kaygılarınız falan geçersizmiş. Sizin anlattıklarınız demek. Evet çıkıyor. Ama ilk turda işlemedi işte. Yani ilk tur, ikinci tur. Ben yani onun içindir ki, bakın şunu da söyleyeyim son cümle yani olarak. O demek ki onun o endişeleriniz boşmuş. Millet İttifakı'nın, çünkü kendi Millet İttifakı'nın şurada, hadi koçum kaçma yarın seçim, erken seçim demesini yanlış buluyorum. Erbakan'ın lafı gibi, bırak kadayıfın altı biraz daha kızarsın. Eğer bu seçim %2 ile 3 ile biterse... Emin olabilirsiniz ki ya tekrarlanır ya iktidar kazanır. Algı budur toplumda. Ha, makas açılır da ikinci İstanbul seçimi gibi ilgili kurum, abi kusura bakma kaybettin, yapacak bir şeyimiz yok noktasına gelmeden erken seçim diye tutturmak bence muhalefet ya, açısından yani yanlış bir giriş. Sonuçlar çok yakın olursa İstanbul'da tekrar bunu saymamız şey gerekir. Özür dilerim. Sonuçlar birbirine çok yakın olursa bir sizce de yerinden itirazlar olacaktır. Her partinin şimdi, hakkı var itiraz etmeye. Evet ama hangilerininki kabul edilecek, hangilerininki kabul edilmeyecek? Onlara bir bakmak lazım son seçimlerde. Muhalefetin hangi itirazları kabul edilmiş, iktidarın varsa hangi itirazları kabul edilmiş? Aynı Rütük cezaları gibi, ben onu demek istiyorum. O kadar güçlü, dopingli bir adaya, eğer aday olursa veya olabilirse hukuken, Erdoğan'ın karşısına çıkacak rakibin, rakip 0 metreden başlarken Erdoğan 30 metreden başlayacak. Devletin bütün güzel kaynakları, imkanları, kurumları, TRT'si, Anadolu Ajansı, Merkez Bankası, RTÜ, basın ilan kurumu, her şey Erdoğan'ın emrinde. Ama buna rağmen İmamoğlu kazandı. İstanbul'da kazandı, doğru ikincide kazandı. Demin dedim ilk bölümde. Mansur Yavaş'ta evet, çok böyle köklü. Aslında İmamoğlu kazanmadı, AKP kaybetti. Tamam, mağduru o zaman yani... oynattığı için kaybetti. Sayın Erdoğan'ın yani... sözlerinden alıntıdır, orada şey demişti. Yani muhalefet karşımıza bir yekpare biçimde birleşerek çıktığı için. Onlar getirdi bu sistemi. Kendi ayağına sıktı. İttifakları onlar getirdi, zannettiler ki düşmeyecekler iktidardan. Peki. Maalesef. Teşekkür ederim bu değerlendirme için. Rica ederim. Siyasi yaklaşım sorunumuza dikkat çekiliyor Coşkun Bey. Bilmiyorum, sizin de notlarınız birikti orada görebildiğim kadarıyla. Biraz da beklettim, kusura bakmayın. Yok estağfurullah, ben araya girip bölmeyi sevmiyorum. Onun için dikkatle dinliyorum. Sıram geldiğinde de konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii gerek Necdet Bey gerek Cem Bey dinlediğinde ben hani yanmış, yıkılmış, bitmiş bir ülke baş aşağı uçuruma doğru gidiyor ve... bu 2023'te son çare kurtuluş için öyle bir... Necdet Bey ekonominin durumunu öne alarak yorumlarını sıraladı az evvel. İşte zaten ekonomiden başladık. Hukuk söyle hocam. İşte, hukuku da söyleyeyim. Yani bugün Osman Kavala davası AİHM'de sonuçlandı. Aynı sonuç var yani. Osman Kavala ayrı bir tartışma konusu. O hiç tescillidir. Onda yani hocam, tartışacak en ufak taraf bulmuyorum da. Türkiye'nin toplumsal vicdanını yitirmiş. En haksız kararlardan biridir şimdi, Osman Kavala.
şeyde doğru. Hani bir masadan bahsediyoruz. Bir aday ve neticede bir girilecek siyaset. Tabii burada Necdet Bey hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu özelliğinden bahsetti. İşte sağ solu buluşturan, o tabanda birlikteliği sağlayan önemli bir hamle yapmış. Bir siyasi figür olarak resmetti. Doğru. Fakat ben şimdi aynı noktada aynı düşüncede değilim. Tamam. Şimdi beş benzemezin bir araya geldiği ve şu an mevcut pozisyonun kendi tabanına izah etmekte zorlandığı bir süreç içinden geçiyoruz. Evet, şeyde HDP'ye ilk baktığınızda hepsi reddediyor. Öyle bir işbirliği yok diyor. Ama ben hep yedili masa diye de altını çiziyorum. Siz öyle söylüyorsunuz. Hep söylüyorum ve halen de aynı noktadayım. Hatta yani şu an cezaevinde tutuklanan Demirtaş'ın o masaya yönelik söylemlerini de hatırlayalım. Yol gösteriyor, yön veriyor. Şimdi bu süreç içerisinde o masada bir hani kendiliğinden oluşmuş bir dokuyu resmetmek yani bana göre pek doğru bir mantık değil. Çünkü bu beş benzemez düne kadar bambaşka yollardaydı. Birisi liberal olarak tanımlıyordu kendini, birisi sol, birisi sağ, birisi muhafazakar, birisi milliyetçi. Şimdi vatandaş olarak sormayalım mı? Ne oldu da bir anda etle tırnak oldunuz? Ne oldu da bir anda etle kemik oldunuz? Yani ortak, bütün... Hedefimiz ortak diyecekler. Yani Erdoğan karşıtı diyecekler. Yani işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş vesaire pek çok şey sıralanabilir. Sıralanıyor da az önce Cem Bey önemli bir yere temas etti. Aklımızı alay etmesinler. Nedir çözüm diyor. Yani tamam hadi bir taraftan şikayetim var. Karşı tarafta şikayetçi olduğun konular ve buna yönelik alternatif çözümler. Siz de nasıl sorusunun yanıtını arıyorsunuz yani. Onu istiyorum. Yok ki zaten öyle bir cevap. Yani şey kendi içinde veremiyor. Hatta benim en çok bu konudaki hayal kırıklığımdır. Sadat'la ilgili bir işte toplantı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Bir takım işte... Hatta kapısına gitmişti. Hafızan beni yanıltmıyorsa. İşte bir takım sözler paylaştı. Orada basın mensuplarından biri sordu. Medyayla dedi paylaşmak istediniz dedi bir önemli not var mı kritik? Dosyayı tam incelemedim dedi. Ya incelemedin dosyayı milleti toplayıp hangi akılla bir araya getirip de bir fikir beyan ediyorsun? Şimdi diğer konularda da böyle. Yani işte ekonomik sıkışıklık var mı? Var. Herkes söylüyor zaten. İktidar da söylüyor. Yani tamam, ben babam SSK'dan işçi emeklisi rahmetli. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Annem de işte onun aldığı maaşla geçiniyor. Yani ben uzaydan gelmedim veya toplumdaki normal orta tabaka dediğim kesimdeki bir vatandaş olarak konuşuyorum. Bugün ekonomik bir sıkıntı yoktur diyecek adam yok. Ama Türkiye'de. Neden var işte? İşte o nedenlere geldiğiniz takdirde hani pandemi hiç görmemek, savaş ortamının yarattığı ekonomi hiç görmemek veya Türkiye'ye yönelik bir takım dışarıdan hani o Biden diyor ya müdahale etmeliyiz, muhakkak ders vermeliyiz diye o tür süreci görmemek, hepsini doğrudan getirip iktidarın üstüne yıkmak bana göre adaletle vicdanla ne kadar örtüşür tartışmak gerekir. Ha yok mu iktidarın hatası? Vardır, elbette vardır. Hatasız olan zaten peygamber. Onun için biraz hani adaletten bahsediyoruz. Bu olanın üstüne konma veya kendi yapıyor gibi topluma lanse etmek burada da bana göre biraz adil olmakta fayda var. İktidarı eleştirenler genellikle tamam herkes kötü etkilendi ama bizim kadar kötü etkilenen olmadı. Aynen. Hipotezini ya da tezini ortaya koyuyor. Şöyle ben dünya geneline bakıyorum. Yani bugün Avrupa'da bugün dünyada yaşanan ekonomik kriz. İngiltere'de insanlar sokaklarda, Belçika'da insanlar sokaklarda. Enflasyon diye hatta... Makedonya'da da bir karışıklıktan bahsediyor. Elbette. Dünya genelinde bir soru sorabilir miyim, izin verir misiniz? Estağfurullah, bildiğim bir konuysa cevaplayayım. Dünya, takip ediyorsunuz dünyadaki ekonomiyi. Dünyada 193 bine ülke var. Bana Türkiye dışında yüksek enflasyonla mücadele için faiz indiren ikinci bir ülke ismi daha verir misiniz lütfen? Şimdi Zimbabwe dahil, Güney Kore dahil, İngiltere dahil, Avrupa Birliği dahil, Amerika dahil. Genel eğilim enflasyonla mücadele için faizi arttırmak. Mesela Amerika'da enflasyon en son ne açıklandı? 8. Faiz kaç? %3. Yok 3 bile değil. Almanya'da enflasyon ne açıklandı? O fark etmez. Ben size, oralardaki faiz enflasyon arasındaki şey farkı ne? Benim faiz sorum o değil. Faiz enflasyondan düşük. Güncel anlamda hepsi istiyor. Faiz arttırdı öyle mı arttırmadı mı? Bakın. Hepsi enflasyon üzerinde artırmak. Faiz vermiyor. Enflasyondan 5 kat aşağıda faiz veriyor. Peki. Neden? Peki. Neden? Faiz arttırdı mı arttırmadı mı? Soruma soruyla cevap veriyorsunuz. Dünyada bana tamam, Türkiye dışında ikinci bir ülke faiz daha edin. Söyleyiniz. Ki bakın Zimbabwe de dahil. Girin bakın Zimbabwe enflasyonla mücadele için Merkez Bankası 1,5 ay önce faiz arttırımına gitti. Tamam. 190 küsur ülke arasında bana
Türkiye dışında ikinci bir ülke tamam. lütfen Şimdi söyleyiniz. O ülkeler büyümeyi tercih etmedi. Mesela tercihini büyüme ve ihracattan yana kullanmadı. Yok, anladım. Değil mi? Evet. Ama mesela siz diyorsunuz ki şimdi sizin eğer mantığınız şunu evet. ortaya koyuyorsa o saydığımız ülkeler %2 faizlerin olduğu ülkelerde enflasyon %10'larda. Niye %10 faiz vermiyorlar? Sorum vermeyecekler o değil. De. Sorum o değil. Çünkü güncel olarak faiz ne kadar enflasyon ne kadarsa o kadar da faiz olmalıdır. Meselesinde artık ben bu makas... Ben öyle bir şey demiyorum. Yok, öyle bir ben demedim. Öyle bir şey demedim. Güncel bir öneri ben değil. Ben öyle bir şey demedim. Çok iyi anladınız soruyu da cevabınız yoksa öneri değil artık. Söyleyeyim. Uygulayan da yok. Peki. Niye ya? Yani? Çok basit bir soru. Enflasyon %200, %300 artıyor bir ülkede. Orada neden enflasyon kadar faiz vermiyor o gelişmiş ülkeler? Bunlar enayi mi? Cem Bey'in de şimdi %80 yapalım diyeceğini yani, zannetmiyorum. Bunlar enayi yani mi? Enflasyonla... Hayır. Ben bütün ekonomi kanallarını seyrediyorum. Ciddi diyorlar ki enflasyon oranında faiz verilmelidir diyorlar. Parayı bankaya çekebilmek için... Bu verilmediği yani. Müddetçe de her şey çok kötü ve daha kötü olacak diyorlar. Ama bu sorulduğu zaman neden bu gelişmiş ülkelerde enflasyon %9'da faiz %2? Niye enflasyon kadar faiz uygulanmıyor denilince cevap yok. O rezerv para faiz biliyor. Sebep enflasyon sonuçtur diyen kimdi? Bunu söylediği zaman faizler kaçtı. Şimdi faizler kaç, enflasyon nereye geldi? Burada bir hata görüyor musunuz? Nerede? Çok somut soru yani. Nerede? Boş verin, tamam. Peki. Hayır, peki. Ne olarak diyorsunuz? Yani bu uygulanan politikada bir hata görüyor musunuz? Enflasyonun artması mı? Yani siz eğer ya. Ekonominin bütününü sadece kur, enflasyon ve faizden ibaret görüyorsanız peki. bu üçgenden, peki. büyüme, istihdam, ihracat bunlar kesinlikle ekonomiye dahil değildir diyorsanız... zamandan o üçgende, bakın ben o üçgen içerisinde onları. Eğer peki. ekonominin bütünü budur diyorsanız peki. orada başarısızlık vardır. Ama sizin mantığınızla ihracat, büyüme... Ha. İstihdam. Ya. Bunların hiçbiri ekonomiye dahil değildir. Ekonomide bunların kesinlikle yeri yoktur diyorsanız o zaman benim de size diyecek bir şeyim yok. Cevap verebilir miyim? Tabii. Tamam. Cebinizde 1000 lira paranız var. Dolar 10 lira. 15 Kasım 2021 günü dolar 10 lira oldu. O gün 100 dolar para alabilirdiniz. Bugün satarsanız o paranız... 1700 lira, %70 kardaydınız. O gün o parayı %13, 12, 11 faize yatırsaydınız, 15 Kasım 2022 günü 1115 lira alacaktınız. Aynı parayla 5 tane hisse alsaydınız, ha, şimdi 4 ona geleceğim. Kat fazla kazanırdınız. Yo, niye bu dolar, hisse, bu dolar şeyi ya, nedir? Ya sokaktaki adama hisseyi anlatamazsınız. İyi Türkiye'de. De sokaktaki adama aynı sürekli adam, ne yaptı, dolar al, musunuz bunu? Dolar İsaade peşinde edin. Koş. Seni ancak sözüm dolar kurtarır. Miyim? Propagandasını el birliğiyle sözünü, yapıyorsunuz. Hayır, dolar peşinden koş demeyin. Türkiye'nin büyük şirketlerini tabii, savunun mı? Doları savunduğunuz kadar. Bu dolar mı? Aşkı bak, nedir o zaman? Ben söylemedim dolar aşkı beyefendi. Hala dolar propagandası. Cem Bey bir dinleyelim. Aynı parayla, aynı parayla cebindeki 1000 lirayla adam baktı. Han dedi giderim sıvı yağ alırım. Sıvı yağın değeri bir sene sonra benim bana bankanın vereceği şu kadarcık faizden daha fazla paramı sıvı yağıyla değerlendiririm. Sıvı yağa talep artarsa ne olur? Fiyat artar. Oraya koyan adam 1'e koydum sattı, 2'ye koydum sattı, 3'e... Bu da talep enflasyonunu yaratır. Dolara gitmesine gerek yok. Sıvı yağ alır adam. Bu çay alır ya, çay alır. Enflasyonun üstünde daha fazla getiri sağlar. Bu olduğu zaman AKP'liler de takım elbiseli memurlarla ellerinde hesap makineleri... Vatan haini marketleri denetliyorlar. Fahiş fiyat ergen uyarı sistemi kurmuşlar. Ve stop, dalga mı geçiyorsunuz milletle Allah aşkına ya? Peki lütfen. Eleştirileri de karşı buyurun. Görüşleri dair. Evet, çok özür dilerim beyefendi. Bundan sonraki vaktim sizin olsun. Yok, önemli özür değil. Ben her zaman hesap ederim onları tamam, merak ediyorum. Fikir tartışması diye yapıyoruz. Şimdi burada tabii zaman zaman karşılıklı yani, hale o markette gelir. Yaşanan fiyat hareketleri dahil bunu... gidip sıradan bir olaymış gibi ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Evet. Bakın geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bulunan marketlerin hepsi hükümete gittiler. Dediler ki biz ülke olarak kritik bir süreçten geçiyoruz. Kârımızdan feragat edeceğiz. Sizle birlikte ortak bir politika yürütelim ve bu fiyat artışında bir
indirime gidip vatandaşa sabit nefes aldıramadı. Sabit fiyat şey talep ettiler. Bazı ürünlerde, değil mi? Bütün ürünlerde. İngiltere'de marketler yapıyor bunu. Şimdi bizim o bahsetmiş olduğunuz marketler, ki ben baştan beri zaten karşıydım o sisteme. Yani mahalle bakanını öldürüp böyle tekelleşecek şekilde 3-5 şirketin üzerinde bütün o gıdayı toplamak bana göre bir hataydı. Bizde devletin aldığı bu tür yani önlem olan tedbirlerin hepsine tam tersi uygulamayla karşılık verdiler. O etiket fiyatları, etikette oynanan oyunlar hep bunlar medyaya düştü. Dolayısıyla hani peki pazar, çarşı pazar? Nasıl? Pazarlarda da fiyat artışı onlar var. Onlar da vatana. İşte hal yasası diye niye yırtındık aylardır? Yani hal yasasının çıkaması bir handikaptı. İşte onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani burada sürecin içerisinde fırsatçılardan tutun. Bir takım dışarıdan güdümlü odakların da hep işin içinde olduğunu bilmekte fayda var. İngiltere örneğini verdiniz. Orada enflasyon %9,1 diye görüyorum. %1'den oralara geldi. Tabii. Yani Amerika'da da %7. Evet. Orada da %1, %0 nokta rakamlar konuşuyor. Ek bilgi olarak yüzdeye, sadece aktarayım. %'ye vurdunuz mu? Oradaki yükseliş bizden çok daha fazla. Ki ben yurt dışında işte yaşayan akrabalar var, eş dost var. Doğal gazından tutun, akaryakıtına kadar gelen zamları, yani aldığı maaşı tamamını kiraya verecek seviyede şeyde kalanlar var. Hatta hani Yunanistan ekonomiden örnek verdik. Geçtiğimiz gün Yunanistan'da yaptığım araştırmada normalde enflasyon kadar işte geliri koruyacak hükümetin almış olduğu bir tedbir. Yunan hükümeti bayrak çekti. Yok para dedi, veremiyoruz. Borç içinde zaten. Tabii. Veremiyoruz dedi. Yani enflasyona karşı vatandaşı koruyamadı. Hollanda geçtiğimiz günlerde pandemide dağıttığı paraları, yani bir aralar çok ayyuka çıkardık. Dışarıda devletler para dağıtıyor vatandaşına diye. Hepsini bir borçlandırma takvimiyle geri istiyor. Kapı kapı hane hane borçlandırdı. Yani burada dünyanın yaşadığı ekonomik krizden Türkiye'yi soyutlamak veya bir lokal krizmiş gibi değerlendirmek ve hepsinde öyle bir değerlendirme yok ama siz de eşitliyorsunuz. Bakın gerçekten öyle değil çünkü. Sonuçta senin enflasyonun onların hepsini toplamında daha yüksek. OECD'nin enflasyon tahminine baktınız mı Coşkun Bey? Ama benim de büyümem hepsinden 2022 daha 2022 mesela o enflasyon tahmini... Büyümeyi gerçekte ona ne diyeceksiniz? Serkan Bey de büyümeyi yani koyuyor bunun karşısında. Fakirleşerek büyüme diye bir şey yok. Fakirleşerek büyümek yani... Abi onu seçmeni anlatırsınız. Büyüyerek ya şöyle ben burada hükümetin mevcut tehdidi gördüğünü ve ona yönelik bir takım tedbir alacağına inanıyorum. Yani herkes ister seçime gittiğim bir süreçte en iyisini verip vatandaşı rahatlatmayı ve seçimi garantiye almayı. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız o asgari ücretle ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Fırtınalar koparıldı. 6 binin üstü gelecek çünkü seçime gidiliyor, bu spekülatif bir zam olacak, seçime yönelik bir yatırım olacak. İşte 5,5 çıktı. Mevcut şartlar incelendi ki bunun içerisinde işverenlerin de beyanı var. Beraber oturduk, çalıştık diyorlar. Eldeki imkanlar doğrultusunda dengeleri de gözeterek bir rakam tespit ettik dediler. Yani burada devlet de aslında elinden geleni yapıyor ama imkanlar bu. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben bir programa katıldım. Orada bir ekonomi profesörümüz, en son BBK dekanın çıkardığı bir kanun vardı. 15 milyonun üzerindekilere bir kredi. Lira cinsi kredi kısıtlaması. Kredi. Orada beni dehşete düşüren bir rakam paylaştı profesörümüz. Bu şekilde dedi, 56 milyar dolar şirketlerde para var dedi. Doğrudan krediyi çekip döviz alan. Şimdi döviz durduk yerde yükselmiyorken arz talep diyorsunuz. Bunda 56 milyar dolardan bahsediyoruz. MHP bile yaptı onu. Birkaç sene kimlerin önce yaptığını bilmiyorum. Ben sadece rakamı biliyorum. 56 milyar dolarlık bir rezerv şu an dövizle yatmış vaziyette ve bizden diyebildiğimiz şirketlerin kasasında. Normalde İngiltere'nin o gösterdiği refleksi bu şirketler gösteremez mi? Elbette gösterir. Niye göstermiyorlar? Ha, o zaman işin arkasında başka iş aramak lazım. Şimdilik mesela az önce sizin verdiğiniz oldu. Nasıl? Şimdilik etkisi sınırlı oldu. Kısa süreli döviz üzerindeki. BES mesela. Hayır, orada ben şunu da sordum. Değil, bu kredi kısıtlaması bir ara doları şöyle bir indirmişti ya. %3 indir. Haberi çıktığı an. Orada şunu da sordum ben profesörümüze. Araştıramadım da. Yani buna dedim yönelik bir takvim var mı? Yani pozisyonu bunun üstünde olanlar şu tarihe kadar pozisyonu sıfırlayacaktır. Var mı böyle bir tahdit dedik. O olduğunu zannetmiyorum dedi. Bundan sonra olacaklara mı dedik bir yaptırım var. Hani şu ana kadar olanı hazmettik. O konuda da çok net bir tablo çizemedi. Ama burada aslında milli şirketlere göstermesi gereken refleks boşaltıp dövizin düşüşünü sağlamak. Yani ben dövizi bana hiç kimse ekonomik koşullar sonucu 3'ten 7'ye 7'den 15'e çıktı diye açıklayamaz. Bunlar bir anda olup biten işler ve izahı yok. Şimdi mesela sizin az önce söylemiş olduğunuz İstanbul Havalimanı
Hani neresini... İstanbul Havalimanı'nda bir duralım mı? Çünkü sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. Reklama ayrı bir başlık istiyorsun. Olarak evet. Kısa bir ara vereyim. Ondan sonra müzakere 3. ve son bölümüyle devam edecek. Müzakere devam ediyor. Üçüncü ve son bölümdeyiz. İkinci bölümün sonlarına doğru Coşkun Başbuğ'un sözünü kesmiştik. Buyurunuz. Estağfurullah. Ben değerli hocama şeyi sormuştum. İstanbul Havalimanı'nı tenkit etti de onu merak ettim. Hani neyi tenkit edildiğine dair. Mesela o şu an hep sık kullandığım bir havaalanı. Pandemiye rağmen hani bu savaş koşullarına rağmen şu an dönecek yer kalmadı. Ve ciddi bir yatırım. Mesela bunu yani Gezi'de de biliyorsunuz. İlk o Gezi Yeşil Ağaç diye başlayan hadisedeki konulardan biriydi o. Derhal durdurun dediler. Evet. Ki takdir edersiniz o Avrupa'daki Almanya havaalanını kilitledi ve şu an iflas eşiğinde Almanya'daki havacılık sistemi. İtiraz etmiş miydiniz İstanbul Havalimanı'nda? Bırakmadın mı iflas eşiğinde? Zamanlaması yanlış. Her şeyden önce şuna itiraz ederim. Dünyayı ben... Afrika'yı görmedim, Asya'yı görmedim, Avrupa'nın tamamını gördüm, Amerika'nın 50 eyaletin 45'ini gördüm. Bugün kapatıp yıktığımız Atatürk Havalimanı'nı komple şöyle söküp satışa çıkarsak, Almanya dahil Avrupa'nın, Amerika'nın en gelişmiş eyaletleri, devletleri 10 milyarlarca dolar verip o havaalanını alıp ülkelerine koymak isterler. Yıkılmıyor yalnız benim... İstanbul Havalimanı'nın yapılmasına değil de oraya yapılanlara aynen itiraz öyle. Alternatifi çok daha ucuza, daha küçük bir şekilde yapılabilirdi bu havaalanı. Hamdi Topçu'nun da lafıdır. Daha çok daha az bir yatırımla 2030-35'e kadar büyütülebilir, kapasitesi genişletilebilirdi. Peki. Milli servetin imhasıdır. Tempelhof. Havaalanıydı değil mi Berlin'de kapatılan? Tempelhof kapatıldı efendim. Dünya Tegel de kapatıldı. Yok Tegel'i de kapattılar. Dünyanın Brandenburg'u en büyük 20 binasından biriydi artık evet. Öyle bir yer kalmadı. Kapandı. İşte zaten... Onlar yaptıysa biz de yapalım. Yok yani niye yaptı o zaman onlar? Tabii. Hayır, çok tartışıldı. Halen tartışılıyor. Günün ihtiyaçları oradan dönmeyelim lütfen. Yani tam olarak tartıştık. Şöyle yani mesela Almanya bu havaalanın yapılmaması için çok şey sarf etti. Ciddi de bir süreç götürdü ama başaramadı. O Gezi'deki olayı işte izahını yapın. Yani adam Taksim'deki ağaç böcek diye çıktı. Havalimanı hemen durdurulsun diyor. Niye? O şeydeki Bergama'daki altın madendeki olay gibi. Çevreciler işte genelde i̇şte bunlara itiraz ediyorlar. Almanya'da şey var. Yani yapılırsa... Kimisi radikal çevreci. Elbette. Doğru. Bunu sadece desteklemek için de oranın doluluğunu çevreciler yarın koyuyorsun. Daha haklı çıkacaklar. Şimdi, ya iklim krizini konuşuyoruz yani. Daha haklı çıkacakları kesin çevreciler. Şimdi burada hani ben bu bütün yapılanları bir anda... Taça atıp işte çok kötüye gidiyor veya gidiş iyi değil başlığının doğru olduğu kanaatinde değilim. Yani vicdani bir değerlendirmeli. Ha, ekonomideki sıkıntıları işte konuştuk. Gerçekten hayat pahalılığı var. Gerçekten alınması gereken tedbirler var. Bunun hesabını devlet de yapıyor ve bunu inkar eden de yok. O nedenle önümüzdeki süreçte ben bu yönde bir takım olumlu gelişmelerin inşallah yaşanacağı kanaatindeyim. Şu an bütün odaklanılan konu ekonomi. Seçime gidiyoruz. De inandığım laftır. Tenceremen düşüremediği iktidar yoktur derler. Demirel'in sözü. Demirel'in evet. Sözü. Demokrasilerde. Demokrasilerde. Şimdi o sizin söylediğiniz laf son zamanlarda şey yapılmaya başlandı. Hangisi? Hani seçim sonucu olsa da işte farklı yerlere çekilmek için işte seçime bir şekilde müdahale edilecek olsa da işte Cem Bey insanların şüphesi var bu konuda diyor. Yanlış şüphe. Şimdi bakın muhalefeti çok şey yapar o ya, muhalefetin siyasal konsantrasyonunu çok zayıflatır aslında. Muhalefet açısından o söylemler iyi söylemler değil. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten ona müdahale etti. Dedi ki bu seçimler doğru düzgün yapılacak. İyi Parti'den bir açıklama geldi. Biz sandıkları tuttuğumuz sürece, sandıkları tutabildiğimiz sürece böyle bir ihtimal söz konusu değildir. Bu ihtimali konuşmayın bile dediler. Bence de sağlıklı yol ve yöntem demokrasinin işleyeceği, önemli olanın sandıkları tutmak olduğu, bunun sorumluluğunun da birinci derecede siyasi partilere ait olduğunu ısrarla vurgulamak. Çünkü sen sandığı tuttuktan sonra kimse de ne yapabilir? Çok o sanda ıslak imzanı al, seçim kuruluna o mazbatayı götürünceye kadar, tamam mı? Ona namusun gibi sahip çık, ondan sonra kimse ne diyecek ya? Ne diyebilir yani? Yıkarsın ortalığı. Böyle bir kontrol mekanizması. Yıkarsın ortalığı yani. Kontrol mekanizması. Burada bütün iş partilerin konsantrasyonunda, yeter ki sahip çıksınlar.
demokrasi. Şimdi işte bu oluşturan hava, Serkan dedi mi, yanlış hava. Mesela sizin o ifade ettiğiniz astığım astığım kestiğim kestik. İnanın şu an bizden özgür ülkede, yani Türkiye'den özgür başka bir ülke yok. Siz konuşamazdınız böyle olsaydı. Yani diktatör havası hep yaratılmak isteniyor. Şimdi hatırlayın, Gürsel Tekin çıktı barın barın dedi ki eğer iktidara gelirsek ilk iş dedi bu medya, yandaş medya diye adlandırdıkları bir kesim var. Bunları dedi yargılayacağız, hepsine el koyacağız dedi. Şu an tam bir dengede Türk medyası, muhalif de var, taraftar olan da. Rütü'nün kararlarını takip ediyor musunuz? Nasıl Rütü'yü? Ama bakın hakarete, toplanan paraların kaçı nereden toplanıyor? Bir takım basın yalanlara dayalı. Takip ediyor musunuz? Neyse, konumuz medya dengesi değil. Yani tamam. Hayır, şunu demek istiyorum. Burada işler tıkırında giderek 2023'te normal standart seçim yapılacak. Hiç kimse de öyle birbirinin oyunu kesmeyecek. Neyse, irade sandığa yansıyacak. Hani benim gördüğüm manzara bu. Hep birlikte sahip çıkacağız buna ya. Yani ve sonuçta çıkan sonuç neyse de herkes saygı duyacak. Bu kadar yani. Erdoğan da dedi oy namus. O demedi. En büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır dedi. Onun için sandığa sahip çıkılması lazım. Kesinlikle. Erdoğan böyle dediği herkes, için ben de hayır, sahip çıkılması ya, gerektiğini bu söyledim. Seçime katılan tüm ya, partiler bu kontrolü gerçekleştirebiliyor değil mi? Bakın zaten bir mesele ya Coşkun Hocam. Kesiyorum sözünü. Yok ama. Lütfen zaten yani, aynı yani, konu. Hep beraber kestik yani bu akşam. Estağfurullah. Ya zaten müzakere yani, sonuna geliyor zaten. Hikaye ben dinledim, ben kesmedim var. Ben dinledim. Hikaye şurada dönüyor baştan beri. Yani baştan beri dedim bu programdan bahsetmedim. Aylardır şöyle dönüyor. Bir tarafta Erdoğan ve Cumhur İttifakı iktidarı var. Tamam mı? Öbür tarafta da meseleler var. Meseleler var, sorunlar var, gelişmeler var, yaşananlar var. Dünyada ve Türkiye'de. Tamam mı? Böyle bir denklem var. Bu sağlıklı değil. Bir tarafta iktidar olacak. Ortada o meseleler olacak. Bu tarafta da muhalefet olacak. Belirgin, belli. Ne dediği, ne yapacağı belli. Muhalefet yok mu? Hayır, şimdi muhalefet şunu oynuyor. Diyor ki, biz iktidar burada olsun, bu meselelerle baş başa kalsın. Ya meseleler kazanır ya iktidar kazanır. İktidar kazanırsa biz kaybederiz. 11 oldu, 12 olur, fark etmez. Ha meseleler kazanırsa, biz o meselelerin kazanmasının üzerinden iktidar ortaklığı elde ederiz. Şimdi bunun adı profesyonel muhalefetçiliktir. Yani profesyonel muhaliflik. 20 senede oluştu sektör gibi. Muhalefet kesimi 20 senedir şuna çok alıştı. Yönetmemek. Sürekli itiraz etmek, kötülemek, kötü görmek ve göstermek, olumsuz psikoloji, rahatsızlık. Böyle diyor. Şimdi eleştirmesinler. Hayır, şimdi burada buradan bir kurucu irade. Bakın, yani normal, kurucu iradenin çıkması yani, çok zor. Sağlıklı olan muhalefet partilerini yani, bu durumda olmak eleştiriyor. Ben ısrarla muhalefet partilerinin gerçek dışı bir yaklaşım. Yani muhalefet partilerinin gerçek siyasete gelmelerini ya, savunuyorum. Siz gerçek ancak siyaseti nasıl tarif ediyorsunuz? Bu şekilde gerçek siyasete gelmeleri halinde dengenin, demokratik dengenin doğru düzgün kurulabileceğine inanıyorum. Nasıl olur? Siyasetçiye karşı siyasetçi, adaya karşı aday, kadroya karşı kadro, çözüme prensiplere karşı prensipler. Bir tarafta iktidar var. Neyi nasıl yaptığı, yapacağı belli. Tamam mı? Belli sonuçta. Meseleler de var ama muhalefet tarafında sürekli belirsizliği konuşuyoruz. Ya, belirli olan iki şey var sadece. Net olarak. Yani muhalefetin milletin önüne net olarak koyduğu iki net konu var. Üçüncüsü yok. En az 6 partili koalisyon hükümeti. En az 6 partili koalisyon hükümeti şu an itibariyle. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nı seçme yetkisinin milletten alınıp parlamentoya devredilmesi. Siz 6 partinin koalisyon önerdiği görüşündesiniz. Hayır, şu an ortadaki net tablo bu. Başka üçüncü netleşmiş bir şey yok. Tamam mı? Yok. Mesela kuvvetler ayrılığı. Mesela kuvvetler ayrılığı çok mu önemsiz bir iş? Mesela bütçenin meclise yapılması çok mu önemsiz bir şey? Mesela gen soru verilmesi çok mu önemsiz bir şey? Hukuk mesela devleti, liyakat çok mu önemsiz bir şey? Yargının bağımsızlaşması çok mu önemsiz bir şey? Tamam. Bunların hepsini söylüyorlar. Yaptıklarının üzerinden göstersin bana. İstanbul ve Ankara Belediyesi'ndeki liyakatli atamaları tek tek göstersin. Böyle yaptık. Merkezi iktidara gelince de böyle yapacağız desin. Ben yaptıklarını isim isim sayarım. Demin ne diyordunuz? Siz de bana liyakatlidir deyin. Yerel yönetimler merkezi şeyi belirlemez diyordunuz. Tamam, yaptıklarıyla göstersin. Erhan Bey. Ben yapmadıklarıyla bakın, gösterebilirim. Makam makam gösterebilirim. Olay gösterebilirim. Gerçek siyaset diyorsunuz ya. Gerçek yani, siyaset bu. İzin verirseniz, yaptığınızı bakın, koyacaksınız Siyasete karşı siyaset. Gösterebiliyor musunuz? Yok. Bakın, kadroya karşı kadro diyor. AKP ve AKP'yi savunan arkadaşlarımızın bir ezberi var. O ezber şu. Ya muhalefet hiçbir şey söylemiyor. Ne yaparsa AKP yapar, ne yaparsa. Böyle bir gerçeklik yok. Bakın.
politika. Ya söyleyecek kimse yok. Arkadaş söylüyor ya, bakın. Şimdi bakın. Söyleyen kişi geçerli değil. Belki onu söyleyen kişi iki ay sonra siyasi hayatı bitecek. Ya, aday değil. Ya, yeni bir aday çıkacak. Arkadaş, vuracak tekmeyi gidecek. Yok ortada öyle biri. Altılı masanın. İnlere cinlere ilk, karışacak. Bakın altılı masanın yani ilk bildirgesinde altını çizdiği en önemli şeylerden bir tanesi kuvvetler ayrılığı, diğeri güvenirlikti. Bakın Türkiye şöyle bir noktada. Peki bu koalisyon benzeri bir yapı mı olacak? Bakın koalisyon şu anda... En az 6 partili bakın, koalisyon öneriyor muhalefet. Koalisyon net önerisi budur. Değil. Adını koyamıyorlar. Bakın, Almanya'da koalisyon kelimesine bakın, alerjisi olduğu için bunu söyleyemiyorlar. Ben de şifre ediyorum. Eğer Serkan Bey devam edeceksiniz dedim, ben de birkaç cümle kurayım. Şimdi bakın iktidarın ne önemli şey özelliği ne? İktidar ne dedi 4 yıl önce? 4. yılı bitirdi. Kardeşinizi seçin, istikrarı ve güveni göreceksiniz. Ne oldu? Bakın sistem ben söyleyeyim. Tabii ya, sistem ne oldu? Evet. Şimdi bakın istikrar diye koalisyonu reddeden ve koalisyon karşıtı konuşan ve her şeyin yani şu anda Sayın Erdoğan Türkiye'de kuş uçsa haberi vardır. Erdoğan'ın izin vermediği hiçbir şey olmaz. Bakın ya 4 yılda olana bakın. Bu çok istikrarlı politikaya bakın. 3 kere Hazine ve Maliye Bakanı değişmiş. 4 kere Merkez Bankası Başkanı değişmiş. 5 kere TÜİK Başkanı değişmiş. Ekonomik olarak geldiğimiz nokta orta yerde. Güreşçi Kamu Bankası yöneticisi olmuş atanmış, ve Sayın Erdoğan son NATO toplantısı ne diyor? Gazeteci sorduğunda ne dedi? Dün dündür, bugün bugündür. AKP seçmeni ya da AKP'yi savunan arkadaşlar bunu görmüyor. Ya şimdi arkadaş, Hazine Maliye Bakanları değiştiren kim? Muhalefet değil herhalde. Çok istikrarlıysa değiştirmezsin. İş Bankası'nın yönetim kurulu bakın, ya şimdi diğer da. Bakın diğerlerinin İsim tümünde, diğerlerinin tümünde, tümünde böyle bir şey var. Şimdi AKP'nin şöyle bir özelliği var. Yani AKP pragmatizmin aslında çok pragmatist bir siyasi parti ve bu o anlamıyla da yararcı yani. Yani evet. Ve şeyi söylediğinde de mesela diyelim ki dün dündür, bugün bugündür dendiğinde de değişen bir şey olmuyor. Ya şimdi mesela ekonomi konuşuyoruz ya. Demin havaalanını söylediniz. Ya bugün mesela kamuoyunda dolaşıyor. Çanakkale Köprüsü ile ilgili, öngörülerle ilgili Özgür Demirtaş bir açıklama yapmış. Çok hoş. Diyor ki ya bunu diyor özel şirketin CEO'su yapmış olsaydı anında görevden alınırdı. 45 bin araç geçecek öngörüsü. Garantisi o. Garantisi var. Onun yerine geçen araç, araç sayısı bakın. Şimdi Türkiye'nin... Kaç yıl sonrası için öngörü? 36 yıl mı sürüyor? 36 yıl. Çok uzun bir süre yani. Belli bir süre oysa bakın, yakalayamazsın arkadaşlar, ama çok Kuzey Marmara otoyolu da katladı. Şimdi bakın. Ulaşım orası da kazandırmayacak. Şimdi bak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de kazandırmayacak. Kazandırıyor şu an. Şimdi Serkan Bey. %114'ü buldu. Serkan Bey. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Marmara otoyolu. Orası da kazandırmayacak demiştiniz. Şu gerçeği bak. Ama daha 2 sene geçmeden yakaladı. Altta kalan yok hiç. Ya şu gerçeği atlayarak konuşmayın. Avrasya Tüneli için de onu söyleyeyim. Şu gerçeği atlayarak konuşmayın. Türkiye'deki bütün veriler ihracatla ilgili çok fazla öne çıkarılıyor ya. Ya ithalatla ihracat arasındaki cari açık ciddi biçimde büyümüş. Benim şöyle bir derdim yok. Keşke mesela şöyle bir ülke olsa ya. Refahın yükseldiği, insanların gelir seviyesinin arttığı, bayramdayız. İnsanların bayram tatili yapabildiği, kendi köylerine gidebildiği bir Türkiye olsa. Herkes onu istiyor. Böyle bir Türkiye yok. Evet. Şimdi gerçek siyasetse, bakın gerçek siyaset, ya sen bunların hepsinden geriye düşmüşsün. Şimdi bunu muhalefet yapmadı kardeşim. Ya Sayın Erdoğan ne diyordu? Keşke öyle bir Türkiye olsaydı. O dediğiniz İngiliz de istiyor, Alman'ı da istiyor, Fransız da istiyor. Onlar da gelemiyor noktada. Ya yapıyorlar bakın. Yok, şimdi. Yapmıyorlar. Ya kıyaslamayın. Yani ya biz de oralarda yaşadık ya, ilişkilerimiz var. Yani dünyadaki genel krizle Türkiye'yi kıyaslamayın. Orada örneği söyleyeceğim var. Şimdi mesela Sayın Erdoğan keşke dediği gerçek olsaydı. 25 bin dolar Türkiye 2023'te, 2023'e bir yıl kaldı. 2023'te Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olsaydı. Keşke Türkiye'nin bütçesi 2 trilyon dolar olsaydı. Keşke Türkiye ilk 10'a girseydi. Ya bunların hepsinden geriye düşmüşsün sen. Bu geriye düşüşü yalnızca dünyadaki konjonktürel gelişimle izah edemezsin. Yani ama bakın onu elimde, da hesap etmeliyiz hocam, diyor hocam. Bakın yani. Ya dünyada bir kriz var. Dünyadaki kriz işte derece hepsini etkiliyor. Bakın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün üyesiyiz. Kurucu üyesiyiz biz. İlk 20 ülkeden bir tanesiyiz. OECD'nin ilk 20 ülkeden birisiyiz. Şu anda 37-38 üyesi var. Ya şimdi mesela OECD'nin 2022 rakamlarına bakıyorum. OECD 2022 rakamlarına göre Türkiye'deki enflasyonu %72 gösteriyor. OECD ortalaması ne biliyor musunuz? İzleyici anlaması açısından söyleyeyim. OECD'de kimler var? Mesela Rusya var. Mesela Çin var. Mesela Amerika var. Mesela Kanada var. Mesela Fransa var. Mesela Almanya var. Hepsinin Türkiye ortalaması. Var. Şimdi bunların ortalamasında OECD diyor ki 2022 sonu itibariyle enflasyon %8.8 olacak.
En yüksek enflasyon kim ne biliyor musunuz? Bizde. Bizden sonraki ikinci şey Arjantin. 60.1. Sonra açık ara diğerleri geliyor. Yani 13, 14, 15 çoğu da işte 5-6'da. Şimdi mesela bu gerçeği görmeden hareket etmek, yani insanlara boşuna hayal satıyoruz. Türk İş açlık ve yoksulluk rakamını açıklıyor. Biz mesela tartışmayı şuradan kuruyoruz. Türkiye'nin buraya uygun olanakları var. Var kardeşim. Türkiye'nin hayır olanakları var. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'de olanaklar iyi değerlendirilse, Türkiye'de siyaset iyi yönetilse başka bir şey olur. Şimdi Türkiye'de üretim ilişkileri kapitalizm üzerine kurulmuş. Kapitalizm üretim ilişkileri hakim. Ülkenin bir numaralı ismi NAS'tan bahsediyor. Böyle bir dünya yok ki. Yani kapitalizm faizsiz olmaz. Kapitalizm kar marjısız olmaz. Bir yandan yani biz nereden bakacağımızı görmemiz lazım. Bankalar %300'ün üzerinde. Nisan'da bazı bankalar %700'ün üzerinde kar edecek. Türkiye'nin ilk 500 firması %40'lara varan karlar edecek. Diğer yandan enflasyon TÜİK rakamına göre böyle olacak. Alım gücü düşecek. Bunun sorumlusu iktidar olmayacak. Bunun sorumlusu Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Bunun sorumlusu emtia fiyatlarının artması olacak. Bunun sorumlusu enerji olacak. Yap kardeşim, elinde tutan mı var? İşte Almanya ne yapıyor? Hepsi Almanya birden ne yaptı, diyor söyleyeyim. Zaten sanırım. Ya Almanya şu anda... Bunların her birinin belli bir yüzde etken yani sayılar. Burada bakın, burada şöyle bir şey. Yani insanlara Sayın Erdoğan ne diyordu? Tarihi de söyleyeyim. Aralık 2021'de Ocak Şubat'tan itibaren düşmeye başlayacak diyordu enflasyon. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı 6 ay sonra gözlerinizi açın, başka bir Türkiye olacak diyordu. Şimdi geldik Temmuz'un ortasına. Sayın Erdoğan ne diyor bu sefer? Ocak, 2023. Şubat, şimdi 2023 Ocak Şubat oldu bu iş. Evet, şimdi Ocak, bakın Şubat. Bunlarla bu Türkiye bir deneme yanılma ülkesi değildir. Deneme yanılma tahtası değildir. Türkiye'yi deneme yanılmayla biz siz buraya bir yere götüremezsiniz. Türkiye'yi daha da geriye çekersiniz. Peki. Bütün öngörüleriniz çökmüş ya, bunu görün ya. Peki. Şimdi kimse iktidarın elini tutmadı. Yani çok eski değil ama ya 7-8 ay önce Aralık 21 Aralık 2021'de kabul edilen bütçede %73 yanılmışsınız. Savaş da yoktu o zaman. Peki. %73 yanıldı. Bak yanılgının olduğu bir şeyde burada... Erhan Bey şundan dolayı söylüyorum. Yok, yani not edelim de Coşkun Bey'i bekletiyorum tam, hala. Yok, bir, öyle Bey, ben araya verdiniz diye düşündüğüm için yürüyorum. Ha, ben zannettim bana söz verdiniz diye. Ya şimdi ben daha tam anlamamıştım. Yani bu gerçek, bunlar gerçek. Yani sokaktaki adamın bizim yaşadığımız şey ya ben yani hepimiz gözlemliyoruz ya. İnanılmaz bir biçimde sizin istediğiniz kadar ya Türk İş 20.881 lira diyor. Bundan Aralık 2021'de 20.881 lira bir maaşı konuşsaydık bu maaş acayip yüksek bir maaş diye konuşurduk. Bugün Türk İş diyor ki kardeşim bu yoksulluk sınırını belirleyen maaştır diyor. E şimdi bunu görmeden Türkiye'nin sorunu o. Mevcut iktidarın sorunu bu. Mevcut iktidar kendisi dışında kimseyi dinlemiyor Sayın Erdoğan. Ne ekonomistleri dinliyor, ne muhalif partileri dinliyor. Ya aylardır, yıllardır söylüyor muhalif partiler bunları. Ne uluslararası güçleri dinliyor, ne demin söylediğim OECD raporlarını dinliyor. Dinlemeyince olmaz ve buradaki ayrım noktası şu. Coşkun Bey güvenlikçi de olduğu için ona söyleyeyim. Güvenini yitirmiş bir ülkede siz enflasyonun belini kıramazsınız. Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaçıncı kez karar alıyor? Bugün de karar aldı. Osman Kavala ile ilgili yargılama hukuki değildir. Bu karar siyasidir. Osman Kavala'yı derhal serbest bırakın diye karar aldı. Onun Türkiye altına imza attı. O anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 90. maddesinde kabul ettiği uluslararası anlaşmaları yok sayarak Osman Kavala'yı bir siyasi aktör olarak rehin tutmaya devam ediyor. O zaman sana kimse güvenmez. Ben de güvenmem. Seçim güvenliği tartışmasının arka planında bu var. O konuya da oysa gireriz. Türkiye böyle bir ülke olmamalı. O konuya Türkiye, da gireriz ama şöyle yapmamız lazım. Adalet Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklamaları var. Tamam, gördüm onu da gördüm. Bakın onu da gördüm ama. Onu birazdan yapacağım. Ama ayrı bir başlık olarak elinizde dursun. Öyle mi? Tamam. Gireceksiniz, itiraz etmem. Gireriz. Bakın ben de buraya gireriz. Kendi hazırlığımla geldim. Bakın tamam. Adalete güvenin bu kadar azaldığı bir ülkede insanlara hayır güven var diyemezsiniz. Peki. Bakın 3-4 tane geliriz. Farklı ama, araştırma var. Tüm ama, araştırmalarda insanların adalete güvenmeme oranı %70'lere varıyor. Tamam. O konuya da geliriz ama önce bir Coşkun Bey sözünü tamamlasın lütfen. Şimdi şöyle ben zaten sona geldim de tamam. Benim vurgulamak istediğim husus şu. Mevcut sıkıntılar, ekonomide toplanan sıkıntılar tartışmıyoruz bile var. Buna yönelik bir takım tedbirler alınıyor, alınmaya da devam ediyor ama ben hani böyle bir kara tablo işte dünyada hiçbir şey olmuyor. Sadece bizim ülkede fırtınalar kopuyor ve bunun da sebebi iktidar tezine pek sıcak bakmıyorum. Yoksa dünyada her ülkede yaşanan ekonomik sıkıntı ve kaygı var ve kim bütün dünya bir tünelden geçiyor. Kim?
Sorumlu kim? Avrupa'da işte İngiltere ile Belçika örnek verdim. Halk sokaklarda. Bey, ben de bir örnek izninizle vereyim. 9 sene önce 2013 yılında söyleyeceğim şimdi. Morgan Stanley diyor ki dünyada 5 çok kırılgan ekonomi var. Bizi de onların içinde sayıyor. Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Türkiye. Ve bunların içinde de en kırılgan bu beşli içinde Türkiye diyor. 9 sene önce bu uyarı yapıldığı zaman Türkiye'nin ekonomi bakanı trilyonluk Mercedes o bizim için çerez parası diyordu. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman sosyal medyada vatan haini oluyorduk. Dış mihrakların maşası oluyorduk. Dış güçler bizi kıskanıyor sen de ona mı oynuyorsun oluyorduk. Bakın bunlar bir gecede olmuyor. Bunlar zaman, süreç içinde yanlışta ısrar. Diyorsunuz ki evet ekonomik sıkıntılar var, hükümet gereğini yapacak. 9 sene önce bu uyarı gelmiş beyefendi. Bu uyarı gelmiş. Ekonomi 9 senedir batık mı Cem Bey? Bir gecede batmaz ekonomi. Öngörü bu. Ya öngörü. Öngörü de. Bir şey görüyor adam. Bakın bu Morgan Stanley denilen adamın bütçesi, yönettiği fon... Türkiye'nin bütçesinin bilmem kaç misli. 2013'te mi uyarmış? 2013'te oluyor. Buyurun girin bakın. Kırılgan 5 ekonomi. Bir dönem kırılgan 5'liler içinde evet, sayılıyor. Evet, yani bunları ben... Mayıs ayı Cumhuriyet tarihinin en pozitif ekonomik tamam, rakamları. Tamam siz onu peki. Değil mi? Bakın rakamlara dolar tamam, ne kadar, faiz tamam. Ne kadar, büyüme ne kadar. Doğru, İstin, tamam. 2013 yılında Mayıs ayında. Demek ki adam Morgan Stanley yanılmış. Türkiye'nin ekonomi yönetimi doğruymuş. Mehmet Şimşek trilyonluk çerez parası bunlar bizim için demek. Mehmet Şimşek şu IMF'ye gidelim diye. O haklıymış demek dolar ki. Dolar 2 liraydı. Tamam. Peki. Değil miydi? Bakar mısınız? Evet 2 liraydı. Evet evet. Faizler ne kadardı? 3,5'tu. Peki. Büyüme ne kadardı? Öngörü adam neymiş? Adam haklı çıkmış onu. Tamam öngörü neymiş? Başka bir yerden. Bugün dünyanın en yüksek 5 enflasyonundan birisiniz. Beyefendi anlatıyor. Bunu niye kabul etmiyorsunuz? Bir hata var. Ve bunları söylemek de vatan hainliği değil. Vatanseverlik. Çok güzel. Peki. Hem diyorsunuz ki muhalefet bir şey demiyor yapıcı. Söyleyince de bu şekilde sıfat yapıştırılıyor insanların üzerine. Muhalefet söylemiyor ki siz Coşkun söylüyorsunuz. Bey, buyurun. Muhalefet tamamlayamadık bir türlü. Bir Ersan Şen Hoca söylüyor. Ya yapmayın ya muhalefetin söylediği. Ekonomi ile ilgili önerilerde bulunuyor hocam. Bir de siz bulunuyorsunuz. Hayır muhalefetin muhalefette sözü de. Bu önerilerde, ya Serkan Bey. Serkan Bey. De muhalefette ya, bu önerilerde bulunabilecek tek bir isim var. Faik Öztürk. O da ne zaman gündeme gelse milletin aklına Carlo Cottarelli geliyor. Bakın Kılıçdaroğlu kimse ciddiye almıyor. Kılıçdaroğlu yani. Emeklere emekli maaşı ikramiyesi verelim dediğinde AKP'nin refleksi neydi? Bu para yok ki böyle şimdi bir para yok diyorlar. Eğer Kabala'yı da konuşmak biraz hızlanmamız lazım. Yani Faik Öztürk öngörüler bazen öngörüler. Kimse kim ciddiye alacak yani? Coşkun Bey buyurun. Şimdi ondan yani sonra konuyu değiştireyim. Vaktimiz adlar alıyor. Dışarıdan söylenenlere pek kulak asmıyorum. Çünkü bunların hepsinde bir maksat var. Mehmet Şimşek dediniz. Eski Maliye Bakanı yanlış hatırlamıyorsam. Bu son çözümde IMF'ye gitmeliyiz diyen kişi bu. Ben de diyorum. Ben de asla katılmıyorum. CHP de demeli. Bakın Atatürk'ün son nefese kadar taahhüdü şu. Devleti tövbe aldığını sokacak en ufak bir kuruş paraya imza atmayın diyor. Şimdi olur. IMF'ye olan borçları sıfırlamak. Londra tefecisinden bağları... borçlanın. Orayla olan bağlarımızdan o daha akıllıysa oraya gidin. Siz ödeyeceksiniz beyefendi bu borcu. Çocuklarınız ödeyecek. Cem Bey o zaman IMF ile olan kararınız artı benim görüşümü izleyenlerin takdine bırakalım. Ben tamam. Baştan sonra IMF'nin bir batakhane ve ülkeleri tuzağa çekmek için bir yapı olduğu kanaatindeyim. Çağırmıyor IMF. Gönüllü gidiyor IMF'ye. Yok IMF size gelmek için her türlü yol deniyor. Yalvarmıyor bugüne kimse kadar, gelin bana diye. Hayır bugüne kadar IMF ile aspiyal olup da başını kurtaran bir tek ülke yok. Var. Bir tek ülke yok. Var. Biz... Pakistan gitti, Mısır gitti, Arjantin şu anda gitmiş, son dönemde gitmiş olanlar. Yunanistan gitti, Kore gitti. IMF'ye gidenleri söylemiyorum. IMF'ye gidip biz de ortağız, kurtaranları... Niye ortağız beyefendi peki? Nasıl? Niye ortağız IMF'nin? Ben borç almak zorunda değilim ki ortak tamam. Olduğum için. Peki niye gittik? Niye var bu IMF? Hayır IMF zaten o Marshall yardımıyla başlayan sürecin beyefendi, devamı ve ilk defa beyefendi, biz AK paraya Parti döneminde... ihtiyacımız olsa sizin benim sokağın köşesindeki neydi belirsiz tefeciye gidip yüksek faizle mi borçlanırız? Bankaya gidip adam gibi formu doldurup bizim mal varlığımız budur, gelirimiz budur, bütçemiz budur, bu kadar öderiz. Daha düşük faizle mi borçlanırız? Cemil, buna ihtiyacımız varsa iki seçenek. O Türk milleti dedi, karar veriyor buna. O sizin dediğiniz kağıt üstünde olanı. İşin peki. Uygulayış şekli farklı. IMF bir bildiğiniz Amerika hizmetinden taşeron yapı ve bugüne kadar... Peki. Tırnağını geçirip de ayağa kaldır ülke yok. Tam tersi kanın emiyor. Biz Allah aşkına bir de Güney Kore'ye sorun mesela.
Ben görmedim. Peki. Kurtulanı varsa gören buyursun söylesin. Peki. Biz varız. Valla IMF'yi tecrübemiz var bizim ya. İşte biraz önce hatırlattım işte Faik Öztürk ne zaman görsem aklıma Carlo Cottarelli geliyor. Yani Carlo Cottarelli havaalanına gelirdi bütün kameralar peşinde. Bizim de muhabirlik zamanlarımız. Ne söyleyecek? Şey acaba var. Carlo Cottarelli bizim çorap almamıza izin verecek mi? El birliğiyle herkes bekliyor böyle ağzını açmış. Carlo Cottarelli acaba ülkemiz hakkında nasıl bir hakkı? Peki o duruma niye düştü? Adam diyordu ki mesela bir tabak çorba içeceksiniz, iki tabak içmeyeceksiniz evet. Dedi Carlo Cottarelli. Evet. Bizimkiler de çünkü böyle hazır olmayı çünkü o zaman Türkiye'yi yönetenler... Kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum diyordu. İşte yapma. İşte onu Öztürk'e soracaksınız. Öztürk yapmadı onu. Niye IMF'nin kucağına oturdunuz? Ya niye? Öztürk onun emrindeki bir adamdı. Çantasını falan taşıyordu peki, o zaman yani Cottarelli'nin değil mi yani? İşi o değil miydi? Londra tefecisine gidin oradan başlayalım abi. Yerine getirmekten sorumlu bir adam değil miydi yani? Merkezi belli ya. Kamu özel iş birliği anlaşmalarında referans aldığımız yerler belli. Muhtemelen 6 partili koalisyon hükümetinde de ekonomi yönetimini ona verilecekler. O da arayacak diyecek ki Carlo Cottarelli gel şu ekonomiyi yönet diyecek. Peki şu anda nereden borç buluyoruz? Carlo Cottarelli de ben emekli oldum diyecek. Yine kalacak ortada iş. Şu anda yüzde kaçta nereden borç buluyoruz? Nebati yarın çıksın izliyorlarsa Londra'ya yarın açıklasın. Hocam. Gürcistan yüzde kaçta yabancı borç buluyor? Ermenistan kaç buluyor? Bugün Yunanistan kaçla borçlanıyor? Türkiye Cumhuriyeti kaçla borçlanıyor? Bunu açıklasın. Bugün Türkiye yüksek olduğu için bugün niye yüksek? Bugün niye Türkiye yüksek? Kamu borç stoğu itibariyle borçlarını çevirebilir durumda mı? Herkesin maaşını verebilecek durumda mı? Evet. Enflasyona rağmen iyileştirmeler yapabilecek durumda mı? Ve bütün bunlara rağmen IMF'nin kapısında yatmak zorunda kalıyor mu kalmıyor mu? Kalmıyor. Bu kadar basit. Yüzde kaçta borçlanıyor? Ya neyle borçlanırsa borçlansın. Neyle borçlanırsa borçlansın. Şu an devlet bunu o zaman ağlamayacaksın benzin 30 lira oldu diye. Devlet bunu rahat rahat çeviriyorsa, bu çevrilebilir bir şeyse ortada finansal kriz yok Bey, demektir yani. Serkan Bey, buradaki tartışmanın merkezinde şu var. Şimdi mevcut veriler diyor ki bak yıl sonunda da kara kış geliyor. Yeni bir kara kış kapıda diyor. Şimdi iktidar ısrarla yok kara kış olmayacak diyor. Ocak Şubat'tan itibaren işler normale dönecek. Senin devleti olarak sorumluluk bu ya, kamu sorumluluğu budur. Bu öngörülere dikkat etmen lazım. Bu öngörüleri ciddiye alman lazım. Senin şu ana kadarki bütün öngörülerin çökmüş. Yani bu şöyle bir niyet beyanı değil. Mevcut veriler bunu gösteriyor. O yüzden şöyle akılcı davranmak lazım. Diyeyim ki ben kamucu bakan bir adamım. Kamuculuğun çok öne çıkması gerektiğine inanıyorum. Servet vergisini savunuyorum. Servet evet. Vergisi biliyorum ters geleceğini. Liberal Parti'ye ters gelir. Ben bunları çok savunuyorum. Yani kamu özel işbirliği anlaşmalarındaki bütün dövizlerin Türk lirasına çevrilmesini savunuyorum. Onu bu başka bir şey. Şimdi ama burada temel şey şu. Yani diyor ki bakın bir sürü uluslararası uzman, Türkiye'deki birçok ekonomist, siyasi, hadi muhalefet partilerini ciddiye almıyorsunuz. Yani Türkiye'de birçok ekonomist diyor ki işler kötüye gidecek. Ey iktidar, ey hükümet yani bunu gör diyor. OECD bu raporu iş olsun diye yayınlamıyor. Ama iktidarımızda yani, benim bildiğim, gördüğüm bir şey var. Bunları şöyle şöyle düzelteceğim. Ama olmuyor. Sayın Nebati demedi mi ya gözlerimi kapatsam da 6 ay sonra uyansam başka bir Türkiye'ye? Peki bir örnek sorayım beyefendilere. Bu kadar kriz. Millet işte kemer sıkıyor, faturaları ödemekte zorlanıyor, iş şu bu. Ankara'nın bu tarihi kriz döneminde bir kuruşluk tasarruf tedbiri, sembolik ha, sembolik, hiçbir şey değiştirmeyecek ama bir bakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi, saray bütçesi, bir kuruşluk bir tasarruf örneği bana verebilir misiniz? Milletin gözüne bakıp arkadaş biz de üzerimize bu düştü bunu yapıyoruz. Tasarruf önlemi mutlaka alınıyor. Bir de seferberlik çağrısı da varken. Bir şey bilerek söylemiyorum bunu. Neyim? Muhakkak bu tasarruf ediliyordur. Ya sembolik olarak bu bir şey yapıldığı zaman ne değil. Olacak? Ne işe yarayacak mesela? Bir şey yaramaz. Hayır sembolik ya istiyorsunuz. Ya. Cumhurbaşkanı sembolik olsun. Tasarruf temel olsun. Sembolik olmayanı yok ki. Yani konuşalım. Sembolik konuşalım. Ne yapıyoruz yani? Hep konuştuk. Sembolik miyiz hepimiz? Hayır şunu demek istiyorum. Eğer bir şey öneriyorsanız tasarruf tedbirleri anlamında, evet. Tamam tasarruf tedbirleri. Biraz önce mesela Necdet Bey Çanakkale Köprüsü'nden bahsettin. Çanakkale Köprüsü'nü yapan müteahhit 22. dönem CHP milletvekili Ersin Araoğlu. Olabilir yani bir Ersin bir şey değişmez ki. Ersin Araoğlu'nun oğlu şu an o şirketi yönetiyor. Aynı zamanda Avrasya Tüneli'ni de yapmışlardır. O büyük projelerde iş yapan bütün müteahhitlere çete diyor CHP. Tamam. Kendi milletvekiline de diyor. Hayır CHP'li diye şimdi, yani eleştirmeyecek miyiz? Adam CHP'liyse şeyse niye eleştireyim ben ya? Diyor ki o CHP milletvekilliği de yapmış. Bak işte, Türkiye'nin ama o saygın müteahhitlerinden biri. Ama o bakışı değiştirmez sen AKP'li eleştiremez. Diyor ki bu CHP'liler bu işi bilmez. Şöyle bilirler diyor. Röportaj da verdi. Başarılı oldu. Dedi ki ben Avrasya Tüneli'ni yapmışım.
Çanakkale Köprüsü'nü yapmışım. Türkiye'nin en büyük işlerini yapmışım. Yeterliliğim ortada. İzmir'den diyor metro ihalesi almak istedik. Gittik ihaleye gireceğiz. Bizden biz 500 milyon daha uygununa yapacağımız halde bizden 500 milyon lira daha fazla belediyenin belediyeye zarar verecek. Tamam mı? Daha dezavantajlı şirkete bu ihaleyi verdiler. Bu CHP'li arkadaşlar böyle diyor. Tamam mı? Bundan da ekonomiye bakışı niye bu. Mesela böyle bir şey varsa bu röportajı ben ortada, canlı yayındayız ya. Böyle bir şey varsa röportajı ortada bir... akşam gazetesinde ben yayınladım. Ya, manşete koydum Serkan ya. Bey, al buradan Serkan Bey, atıyorum bak, mesaj. Bak, burada varsa böyle bir açıklama Twitter hesabınızdan röportaj paylaşacak vardı. Mısınız? Paylaşırım atacağım ya, 5 dakika paylaşırım, sonra. Paylaşırım ne olacak? Paylaşırım. Diyor bak, yani ben, adam bunu. Ya ben haklı rakam rakam ya, ben CHP'ye ekonomi bak, dersi veriyor ya adam. Yatırım bak, dersi iş veriyor. İş nereye çevirdin bak şimdi? Tamam şuraya çevirdin. Hayır ya siz o, Çanakkale arkadaş, Köprüsü dediniz 20 de o yüzden. Arkadaş. Adını bana bak, söyler misin? Özgür Demirtaş'ın söylediğini Başar söyleyeyim bak. Aro. Ne güzel söylemiş ya. Akşam gazetesi. Özgür Demirtaş muhteşem söylemiş. Söyleyeyim size de. Akşam gazetesi. Bak şimdi. Ben biz yaptık haberini. Bak şey işi şu. Akşam gazetesi. Bak işi tekrar CHP'yi yıkarak sorunu çözemezsiniz. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu ülkeyi AKP yönetiyor. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Tamam. Bak Demirtaş'ın söylediğini aktardım ben. Demirtaş'ın CHP'ye söylediği. Liyakat dersin. Ya arkadaş Demirtaş'ın tamam. söylediği o kadar net ki. Diyor ki bak. Buldum. Günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden araç trafiğinin en yoğun olduğu Arefe gününde 14.275 araç geçti. Ya o röportajda arkadaş, bu lafları söyleyenlerin beni, nasıl yatırım cahili olduğunu CHP'nin 22. dönem milletvekili yani adam, açık açık rakam rakam söylüyor. CHP'li İzmir Belediyesi'nin de o belediyeyi 500 milyon nasıl zarara uğrattığını açıkça ilan ediyor. Gazetede biz bunu manşette yayınladık. Serkan Bey, kendi söylediklerini bir aktarayım la, öyle devam edelim. Diyor ki, okuyalım diyor ki, haber yayınlandı ortada bir paragraf zaten aktarıyorum. 3-4 ay önce yapılan metro ihalesinde biz yapım merkezi ve Dunol olarak en düşük fiyatı verdik. Buna rağmen diyor ihaleden atıldık. 500 milyon lira farkla iş ikinciye verildi diyor. Bu şekilde anlatıyor. Asıl bu sorgulanmalı. Osman Gazi'yi Marmara'yı yapmış Nurol adlı şirket. Biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler. İşi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim. İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun diye de soruyor. Bir de o Çanakkale Köprüsü'yle ilgili hesaplamaları şu, da uzun uzun anlatıyor. Rakam rakam anlatıyor. Peki Serkan Bey ya şunu söyleyebilir misin? Ya o eleştiren kişi kimdi CHP'li? Hayatında bir tane aynı büyük proje görmüş aynı anda değil lütfen. Şimdi bakın. CHP'li çok güzel bir şeyler söyledi dediniz. Neydi? Özgür Özel miydi? Bu iddia ile ilgili ben yok isim Özgür Özel eczacı ya. Özgür Demirtaş. Bak bu iddia. Özgür Demirtaş bugün eleştirdiği iktidarın ekonomi yönetimine mail atıp ne olur beni istihdam edin dediği ortaya çıkmış bir adam ya. Bak şimdi ama sen takım tutar gibi konuştuğun için. Böyle Rolex saatini göstermeye başladım. Şu kadar net söyleyebiliyorum bakın. Ya bu Özgür Demirtaş yalvarmadı mı bana iş verin diye? Serkan Bey lütfen laf kalmamana gerek yok. Mailleri çıktı ortaya herkes gördü bunu. Ya ama arkadaş yani. Konuyu çok İnanılmaz bir şey gerçekten. Ya. İnanılmaz. Şöyle Özgür bir Demirtaş ya yatırımlardan bak, anlamaz. Bak. Finansçıdır. Özgür Demirtaş'ı biraz sıkıştırdığın zaman ben finansçılığın şu konusundan anlıyorum. Diğer meseleleri bilmem de. Bu neye benziyor biliyor musun? Melih Gökçe'nin. Ya bu Özgür Demirtaş'ı başkan adayı o zaman. Madem o kadar çok yere göre sığdıramıyorsun. Melih Gökçe'nin İlber Ortaylı'ya bak. Senin şu anda söylediğin neye benziyor biliyor musun? Melih Gökçe'nin İlber Ortaylı'ya cahil demesine benziyor. Ya İlber Ortaylı'ya belediyecilik konusunda. Ya bırak ya. Cahil ben de derim. İlber Ortaylı'ya. Niye aynı anda ortaylı şey Mahsur Yavaş'ta fotoğraf verdi diye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yazık yani. Belediyecilik konusunda İlber Ortaylı, Melih Gökçek'ten daha fazla şey biliyor gördük. Diyen cahilin en önde gidenidir. Ya 25 yıl o... Ya İlber Ortaylı ne zaman belediye yönetmiş ya? Bak insan utanır ya. İlber Ortaylı belediyecilik ne yapmış? Aynı anda değil. Serkan Bey, belediyecilik cahili diyor. Gökçek'i savunurken... Ben de beyin cerrahisi konusunda cahilim. İnsan biraz ciddi söylüyorum. Kendisine bakar... Arkadaş jelibon bulundu diye televizyon ekranlarından ya, 25 yıl Ankara'yı yönetiyor. Necdet Bey 6 siz bir arabanın fren diye. Sistemini tamir edebilir ya, misiniz? Ya onu savunuyorsan söyleyecek cahilisiniz. Şey onu söyleyecek. Diyemez bak, miyiz bak, bunu? Bak, ben de cahilim. Arkadaş jelibon. Belediyecilik konusunda Serkan İlber Ortaylı ne bilir? Olsun sana. Konumuz Serkan bu değil. Belediye mi yönetmiş? Belediye başkanlığı mı yapmış? Seni alkışlıyorum. Belediyelerin yasalarını yönetmeliklerini mi yazmış? Arkadaş İlber Ortaylı tarih konusunda üstadımızdır. Bayılıyoruz dinlemeye. Çok seviyoruz. Özellikle açıyorum videolarını seyrediyorum. Tabii. Zevkten zevke giriyorum onun yorumlarını, entelektüel kapasitesini tabii. izlemekten. Jelibon, ama belediyecilik bulan, konusunu bilmiyor olabilir. Belediye başkanının İlber Ortaylı belediyecilik diyorsun. Uzmanı olmak zorunda mı? Peki. Müsaade eder misiniz? Ben beyin cerrahı
beyin cerrahisi konusunda, nöroşüroloji konusunda vallahi nasıl bir şey bilmiyorsam o da belediyeciliği bir yere kadar bilebilir. Jelibon'la ilgili bilginiz var mı acaba? Ya jelibon meselesini bilmiyorum yani. Ilgili, bilmiyor musunuz? Şunu biliyorum, Kılıçdaroğlu Konya'yı bir ülke zannediyor. Çorum Türkiye'nin tamam. Çok yani, önemli bir ülkesi. Buradan gidersek, ya. Buradan gidersek el herkes el için muhtelif Konya'nın ülke olduğunu söyledi. Fındığın başkenti Şanlıurfa'dan selamlar veriyorum dedi. Araya girmeye çalışıyorum. Ya bir tane örnek üzerinden bir insan yargılayacaksanız burada iki saattir savunduğunuz Kılıçdaroğlu'nun 27 tane gafını cümle cümle söylerim altına imza atmak zorunda kalırsınız. Bir dahaki programda da Kılıçdaroğlu propagandası yapamazsınız. Diyane biliyor musun? Ben propaganda yapmıyorum. Fındığın başkenti Şanlıurfa diyen bir adamdan genel başkan mı olur ya? Türkiye'yi tanımıyor. Gitmiş bir de Şanlıurfa'da söylüyor. Bence burada, Elazığ'a bak, gitti. Kızılay burada, Çadırı'nın önünde buradan, oturuyor diyor. Yaptığı açıklama ya ne? Ben burada Kızılay Çadırı görmüyorum diyor. Ya ben, arkasında Kızılay. Erhan Bey, problemi var. Çadırın Serkan önünde yapıyor bu açıklamayı. Şimdi bir saniye. Cerbeze yaptığınız zaman cerbezeyle cevap veririm. Programı tekrar rayına oturtmak gerekiyor. Mantığın karşısına mantık koyarız. Mantıksızlığın karşısına mantıksızlık koyarız. Ben jelibolcu değilim. Bir saniye. Konya'da bir ülke değil. Bir saniye ama lütfen. Tamam. Kılıçdaroğlu'na rağmen. Tamamlayamamıştık. Hala araya giriyoruz. Yok, ısrarla kusura bakmayın lütfen. Buyurun tamamlayın. Sonuna geldik. Yani burada şunu teslim etmek lazım. Ben hani öyle kara tablo. İşte siz o kadar karamsar bakmıyorsunuz. Bakmıyorum aslında. Tamam. Çünkü ekonomi konusundaki... Abi sen ne zaman kara tablo diyorsun? Konu başka bir yere gidiyor. Bir türlü seni konuşturmuyoruz. Sen cümleyi başka yerden kur. Vallahi başka yerden kur. Yine sözünü keseceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi burada tabii hep eleştirenlere şunu sormayı ben hep hayal ediyorum. Sorayım. Eleştiriyorsunuz işte ekonomik vesaire. Bu iktidarın şu ana kadar yaptığı hiç mi iyi bir şey yok ya? Yollar. He? Yollar. Sırf yol mu? Duble yol, evet. Yani savunma sanayiymiş, dış politikaymış, dış siyasetmiş. O kadar bilgim yok savunma sanayi. Dış politika fiyasko. He, fiyasko. Hukuk, adalet savunma fiyasko. Sanayinde SİHA'larla destan yazdığımızı ben söyleyebilirim. Yok. Yani yorum yapmadığım noktada değil. Oturmama rağmen. Sırf SİHA da CHP değil. Milletvekilleri insan hakları ihlali olduğunu söylüyorlar SİHA'nın. Şimdi... PKK'ya karşı. Hani hakkını vermek lazım. Yapıcı olmak eğer yok amaçsa olanın hakkını teslim edip ama şurada şurada da şu hatalar var. Bir sürede bundan, sağlık sistemi, sosyal sağlık sistemi. Ha, yani orada kredi veririm. Ben artının çok duble daha fazla. Yollarda kredi veririm. Ama maliyetini açıklamasını isterim her birinin. Kaça mal oldu? O kalitede yol yurt dışında kaça kilometresi mal oluyor, burada kaça mal oluyor. İhale yasaları niye 200 kere değişiyor, onları bilmek isterim. Ulaştırma isterim. Bakanı bu konuyla ilgili çok detaylı bilgiler verdi. Vermiştim. Programlara katıldı, açıkladı, raporlar sunuldu. Şimdi bütün bunların hepsini yok sayıp da bir yere kilitlenmek bana haksızlık geliyor. Şey yaptığım o, eleştirdiğim konu o. Ve inşallah şu seçim sürecinde de hiç öyle resmedildiği gibi bir takım işte... Hileler, bir takım farklı metotlar denenip de ne yaparsa iktidar koltuğu asla teslim etmeyecek gibi yalanlara da asla itibar etmem. Çünkü bunlar bir takım yerler tarafından kasıtlı, maksatlı çıkarılıyor. Artı hani altılı masa dediğimiz, benim hep yedili olarak okuduğum masada bir çözüm. Hani tamam sıkıntılar sıralanıyor. Sorduğun zaman nasıl ve net şekilde bir tedbir alacaksınız çözümle dediğinde oradan da herhangi bir şey yok. Dolayısıyla yani bu süreçte ben o masadan nasıl bir sonuç çıkar? Hatta o masanın... Yakında 6. toplantı yapılacak. Belki ondan sonra bir işte şey... İşte son toplantı. Oradan sonra bir aday... Birinci son toplantısı. Ha, bir aday açıklanacağı ifade ediliyor. Ben orada da endişeliyim. Çünkü burada hani biz hep şu... Eylül'den önce olmaz. Süresi bana da göre o tarihlere doğru gidiyor da... Burada biz tabii hep altılı masadan, yedili masadan bir aday çıkacağı konusunda fikir yürütüyoruz. Belki de ağır basan ihtimal bu gibi görünüyor. Bu görünüyor ama belki de dışarıdan bir müdahale, dışarıdan bir ismin öne çıkarılması gibi ihtimalin üstüne pek durmuyoruz. Ha, o da olabilir. Biden'ın şimdi söylemlerini hatırlayalım. Bu proje çöktü mü? Hani müdahil olalım, muhalefeti destekleyelim. Muhalefeti destekleyelim demişti. Bir şekilde Erdoğan'ı cezalandıralım. Şimdi bu faktör hala gündemdeyse ki bana göre gündemde... O zaman işte bambaşka isimleri konuşuyor olacağız. Peki, Türkiye belki... Amerika birisini destekleyemez mi? Desteklememeli mi mesela? Amerika size desteklese bu doğal bir siyasi sonuç mu olur? Hiçbir siyasetçiyle Amerika'nın ilişkisi olmamıştır diyebilir miyiz? Nasıl? Hiçbir siyasetçinin Amerika ile bir ilişkisi olmamıştır diyebilir miyiz? Siyasi geçmişimizde mesela. Arka planda ilişkilerse kastın olmadığını ben söyleyebilirim. Destek almamış mıdır ya da soruyu böyle değiştirebilirim. Olmadığını söyleyebilirim. Zaten... Amerika ana felsefe şu, eğer benim sırtımı sıvazlıyorsa,
Yani örnek şu anki iktidara metiyeler düzüyorsa ben şüphelenirim. Bu anki iktidardan da şüphelenirim. Ama Amerika eğer Erdoğan'a ceza kesmeliyiz, bu iktidarı muhakkak değiştirmeliyiz, muhalefeti açıktan ve göstererek desteklemeliyiz derse, işte o zaman mesele ben farklı. Orada bir sıkıntı vardır diyor. Karşı peki, tarafta bir sıkıntı Cem vardır. Cem Bey'e de soracağım. O da ve öyle değerlendirir. Sıkıntı görür mü böyle bir durum karşısında diye sormak Cem isterim. Cem Bey, buyursun cevaplasın. Ülkeler yapar böyle şeyler. Mesela biz de Ermenistan'da rejimin değişmesini isterdik. Orada Lev Petrosyan vardı. Biz onu desteklemeliydik. Desteklemedik. Radikal Koçaryan geldi. Ardından işte adını hatırlamıyorum. Karabağ ben aldım. Benden sonraki nesilde ağrıyı alır diyen adam geldi. Yani böyle şeyler oluyor. Şimdi mesela benim aklıma gelen sizi dinlerken 2002 Temmuz'unda Erdoğan'ın hiçbir seçilmiş sıfatı yokken Beyaz Saray'da Bush'la niye görüşmeye gitti? Ne görüşüldü orada? Büyük Orta Doğu projesi nedir? Eş başkanıyım dedi kendisi biliyorsunuz mitingi. Büyük Orta Doğu projesi hala devam ediyor mu? Durdu mu? Başkanları var mı? Hangi safhada? Bunları merak ederim. Ben merak ederim. AKP kurucularından... Kabala'yı konuşmaya vaktimiz kalmayacak. Abdurrahim Karslı, Abdurrahman Dilipak... Kabala'yı bir değinelim evet. AKP bir Amerikan projesidir dedi. İşte büyükelçiler vardı o zaman. Bunlar hep eski FETÖ döneminde söylenen efendim, sözler. Eski FETÖ dönemi. Öyle ama işte AKP'yi iktidara taşıyan dönemde söylenen şeyler. Ben söylemiyorum bunları. AKP'nin savunucuları söylüyor. İşte FETÖ'nün siyasete evet, yön verdiği süreçler. Için... Artık Kabala'ya girelim mi? Kavala konusuna. Evet. Çünkü vaktimiz daralıyor. Hakikaten çok kısa kısa evet, değerlendirmeler alabileceğim. Konuyu haberi bir hatırlatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18 Ekim 2017'den bu yana tutuklu olan iş adamı Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamında kararını açıklıyor. Özetle biz onların mahkemenin kararına uymadığımız için hakkımızda ihlal prosedürü başlatılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmediği sonucuna vardı. Bunun peşinden bir dizi yaptırım gelebilir. Fakat iki açıklama var. Onlara da bir parantez açalım, öyle konuşalım. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in açıklamasından alıntıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararının icrası hususunun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale edilmesiyle ilgili bakanlığımız görüşleri şu tarihli açıklamamızda kamuoyuyla paylaşılmıştı. Açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin durumu hakkaniyetle değerlendirmesi ve ilk derece mahkemesi gibi hareket etmemesi yönündeki beklentimiz dile getirilmişti. Diyor. Adalet Bakanlığı da tepki gösteriyor. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı taahhüt etmiş ve bu taahhüdünün gereğini daima yerine getirmiş bir ülkedir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biridir. İcra oranı %80,2 iken ortalama, Türkiye'nin bu kararları icra oranının 87,98 olduğu ifade ediliyor. Ve şöyle deniliyor. Büyük daireye gelmiş olmasına rağmen en az bir yıl önce başka başvurular olduğuna dikkat çekiyor bakanlık. Osman Kavala dosyasının öne çekildiğini söylüyor ve bu durumun mahkemenin güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da arttıracaktır diyor. Özetin de özetiyle. Hızlı bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bu Osman Kavala durumunda. Necdet Bey sizinle başlayalım ama birkaç dakikada toparlarsak tamam, her konuğuma söz verebilmeyi tamam, isterim çünkü. Yani özetlediniz önemli ki yani o anlamıyla da resmi görüşü de yani Adalet Bakanı'nın resmi görüşünü tabii, özetlediniz. Yani onları da dile getirmemiz lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kere Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni resmi tanıyan ülkelerden biri. Avrupa doğru, Konseyi üyesi Türkiye 1950'lerden bu yana Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da yer bulan yani bu isimle yer bulan değil ama uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yer bulan anayasanın 90. maddesinde yer bulan bir yer. Şimdi Türkiye ısrarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili verdiği kararı görmezden geliyor. Nitekim son yapılan oylamada da Türkiye'yi temsil eden hakim hariç diğerleri evet, bire karşı, bire karşı 16 ile bu karar almış. Kararda ne var? Kararda diyor ki Kavala hakkındaki mahkumiyet kararı doğru değildir. Hak ihlali vardır. İki, Kavala derhal tahliye edilmelidir diyor.
Hükümet uzunca bir süre bunu yaptığı savunmalarla oyalamaya çalıştı. Savunmalar yalnızca şey de değil. Mesela Türkiye'de savunan ilginçtir. Orada Alman avukatlar Türkiye'yi, profesyonel avukatlar Türkiye'yi savunuyordu. Vakti hatırlatmak zorundayım. Ne olur hızlı tamam. gidelim. Şimdi burada Osman Kavala ve Gezi davası sürecini izleyen birisi olarak, başından sonuna kadar izlediğim iddianameleri takip eden, son karardaki ilgili gerekçeli kararları da takip eden birisi olarak orta yerde bir siyasi cezalandırma var. Orta yerde hukuki bir yaklaşım yok Osman Kavala'ya yönelik. Osman Kavala 18 Ekim 2017'den bu yana tutuklu. Kimin talimatıyla? Siyasi iradenin talimatıyla tutuklu ki Osman Kavala iki kere beraat etmiş, üç kere tahliye edilmiş, sonra da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş bir isimdir. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı önemli ama Türkiye eğer güven verecekse, bakın bütün deminki tartışmalardan da hareket ederek Türkiye'ye yargıda yeniden bir güven tesis edecekse, adalette yeniden bir güven tesis edecekse, peki, bu noktada ciddi kararlar alıp Osman Kavala'yı bence bu karar çerçevesinde derhal tahliye etmiyoruz. Peki, elimde kalan süreyi 3'er dakika olarak paylaştırabilirim. Serkan Bey buyursunlar. Ben Coşkun Bey'in de Cem Bey'in de sözlerini çok kestim. Hı-hı. Yani onlara şey kendi yaparsanız süre, adaletli bir şekilde. Kendi süremi onlara mı veriyorum? Yani diyorum. Evet, yani çok yoksa haksız. İyi, pekala Coşkun Bey buyurun. Şöyle, şimdi Kavala konusu yani Soros bağlantılı dedim zaten, akan su duruyor bende. Çünkü Türkiye'de maalesef az önce örnek verdik. Amerika'nın hani siyaseti nasıl dizayn edeceği konusu. Elbette Biden eline çubuğu alıp gelip de yedinci kişi olarak masaya oturacak hali yok. Bir takım vakıflar, bir takım dernekler, bir takım sivil toplum örgütleri üzerinden bu süreci götürecekler. O mantıkla baktığınızda eldeki mevcut delillerle de Kavala'nın zaten statüsü net ortada. Gezi dediğin mi karşına çıkan kişi, yine aynı şekilde PKK terör örgütlerine yapılan destek, birçok fonun arkasında çıkan kişi. Bunlar hep delillendi, ispatlandı. Ve bunun nerede üzerinde delillendi, ispatlandı? Mahkemenin iddianamede delil bile yok ya. İddianameye bir bakın. Bunlar hep iddianamede geçen konular ve bunların hepsini yok sayıp da bir anda Avrupa'nın sahip çıktığı kişiye böyle işte haksız yargılama, keyfi tutuklama. Bana göre bunlar hiç doğru şeyler değil. Çünkü bu kişinin zaten o darbe gecesi de yaptığı işler ortada. Dolayısıyla ben daha Avrupa üst mahkeme aşaması tamamlanmadı. Değil mi? Bu yargılamanın henüz değil. Kavala'nın avukatı açıklaması yaptı. Köksal Bayraktar. Bu karardan sonra Anayasa Mahkemesi'ne yeniden müracaat edeceğiz açıklaması yaptı. Peki, buyurun. Ha, oradan ne çıkar bilinmez ama neticede hani yargı kararına saygı durmak lazım. Fakat ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedim zaten, olaya başka bir bakış açısıyla. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımıyor mu? Hayır, tanıyor. Nasıl oluyor o iş? Tanıyor da ben zaten. Anayasamızda yeri var mı? Ben zaten Türkiye'nin yargının üzerine bir mahkemeyi vicdanen kabul etmiyorum. Kategorik Bey, olarak buna karşı çıkarım. Bizim yani anayasamızda var. Türkiye'nin de AKP'nin de devlet kabul edebilir ama ben şahsen mevcut iktidarda kabul ediyorum. Devletimin üzerinde bir yargıyı kabul edemiyorum. Çünkü benim vermiş olduğum, almış olduğum karara bir başka Avrupa'daki mahkeme tutup da ayar veremez. Çünkü bunların hepsi zaten kuyruğu bir yerlerde bağlı yapılar. IMF'si de aynı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı, NATO'su da aynı, hani konu başka yerlere gelecek. Bütün o Birleşmiş Milletler'ine kadar belli yerlere hizmet eden kurumlar. Siz şimdi böyle bir kurumda çıkan kararı ülkenin kararının üzerine taşıyıp da doğrusu odur demek bana göre vicdanla örtüşmez. Güvendiğiniz uluslararası kurum var mı? Nasıl? Yok. Üyesi olduğumuz. Yok, hiç biri yok. Coşkun Bey, kişi olarak mı konuşuyorsunuz? Yani müsaade ederseniz bir cümle okuyayım ya. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid zirvesi bu kritik dönemde birlik ve dayanışma mesajı verilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil etti. Zirvede NATO'nun hedeflerini ortaya koyan ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalara yön verecek olan yeni stratejik konsepti kabul ettik. Tamam, bunu kim söylüyor? Tamam, devlet kabul edebilir. Ben etmiyorum diyorum vicdanımda. Şahsi ben diyorum ki tamam, kişi olarak. Şahsi görüşüm olarak diyorum, ben susarım. Tamam, hiç itiraz etmem. Hiç itiraz etmem. Tamam. Karşıyım diyorum. Tamam. Yani devlet böyle diyor. Yani devleti temsilen, devleti temsilen Sayın Erdoğan böyle söylüyor. Baştan sona da ben hep karşıyım. Bunu her yerde ifade ettim. Kişisel olarak itiraz etmiyorum. Peki. Cem Bey buyurunuz. Kavala benim son değerlendirme size düştü. İlkokul, ortaokul sınıf arkadaşım. Objektif kalamayabilirim. Siyasi görüşlerimiz zıt görüşlerdir. Ama ben görüşlerim icabı ta Roma hukukundan beri bir insan makul şüphenin de ötesinde suçu kanıtlanana kadar suçsuzdur. Masumiyet karinesine inanan bir insanım. Bir. İkincisi
eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sözleşmeye imza atmışsa, ben devletin bunun arkasında durmasını, hoşuna gitse de gitmese de bu kararları uygulamasını beklerim. Bu kararı uygulamamak Türkiye için sadece adalet açısından değil, ekonomik açıdan da bu adamlar attıkları imzanın arkasında durmuyorlar imajı vermek, işte demin konuştuğumuz ekonomiye kadar yansır ki yatırımlar gidiyor, yabancı gelecek, otomobil fabrikaları çekiliyor, yatırım yapacaklar gelmiyor, yapmışlar çekiliyor. Yani bunlar sadece adalet hak yeme açısından bakmamak lazım. Bunlar bir bütün, bir ülkenin imajı olarak bakmak lazım. Bugün Türkiye, siz inanmıyorsunuz NATO'ya ama bakın Erdoğan'ın sözlerini beyefendi söyledi. Sözde müttefik, güvenilmez müttefik adı altında Türkiye anılmaya başlandı. Halbuki 50-60 yıl NATO'nun vazgeçilmez müttefiği Türkiye olarak algılanıyordu. Biz ne müttefikler görüyoruz? Biz bu noktaya nasıl geldik? Zaten yurttular böyle bir ya. Müttefiklik görülmemiştir. Atilla İlhan geldi. Ben ABD'yi işaret etmiştim. Yani ne müttefikler gördük de derken. Atilla İlhan'ın da bir şiiri var. Şöyle olabilirim. Söyleyeyim. Orada da benim soru işaretlerim var. ABD Türkiye'den ne istiyor? Arasa bulamayacağı bir coğrafi konumda. 80 milyon nüfus. NATO'daki ikinci en büyük ordu. Demokrasi geleneği var, sandık geleneği var. Dünyanın en jeostratejik konumunda, üç kıtanın arasında. Amerika daha birkaç sene önce dünyanın en gelişmiş uçağının imalatında 11 ülkeyi ortak ederken bunlardan birini de Türkiye yapmasına rağmen Türkiye'yi neden yıkmak, bölmek, parçalamak, canını okumak istiyor? Bana birisi bunu anlatsın. Eğer böyle bir niyeti varsa Amerika'nın, o zaman Amerika dünyanın en ahmak açık ara ülkesidir. Kendisine zarar verir çünkü. Neden ortak ediyor ve neden bu noktaya geliyor ilişkiler? Yani siz şunu diyorsunuz, Amerika'yı Türkiye'yi tehdit olarak görmüyor. Türkiye'yi parçalamak gibi niyeti de asla yok. Ben onu demiyorum. Varsa nedenini söyleyeyim bana diyorum. Türkiye hangi dünya devi, dünyada güç, Rusya olsun, Amerika olsun, bir başkası olsun, Türkiye gibi geleneksel 70 yıllık müttefiği, Afganistan'dan Kosova'ya kadar, siz askersiniz. Hı hı. Mogadishu sokaklarından Kabil'e kadar, Kore'ye kadar beraber müttefiğim, en güçlü müttefiğim dediği ülkeyi niye karşısına alıp zayıf düşürüp parçalamak istiyor? Bana bunu birisi anlatsın. Ne oldu da bu noktaya geldi Türkiye? Hayır, o noktaya gelmedi. Baştan beri o noktadaydı. Ha. Bunu yeni hissetmeye ve görmeye başladı. Anladım. Yani bir takım iktidarlar bunu örttü, süsledi. Anladım. İşte 12 Eylül 80'e kadar Amerika bize bambaşka tarif Anladım. Edildi. Ama bugün geldiğimiz savaş nokta... uçağına niye ortak etti? F-35. Dünyada 11 ülkeyi ortak etti. Sen de bunun imalatının bir parçası ol dedi. Türkiye'yi de ama bölmek istiyor, yıkmak istiyor ama F-35'e ortak etti. O da mı bir bölme, parçalama planının parçası? Yok, Amerika'nın işine geliyor. Sizin Anladım. Yeraltı kaynaklarınızı kullanıp... Hangi yeraltı kaynağımızı kullanıyor? Yani şu an Eskişehir'de onun fabrikası kuruldu. Bakım bizde yapılacaktı. Ondan sonra hangi yeraltı kaynağımız üretim. Var bizim? Onu kullanıyor Amerika? Şimdi bakın F-35 konusunda projenin esas ana üreticilerinden biri Türkiye'ydi. Tamam. Amerika Doğru. olarak büyük bir proje yürütüyorsunuz ve Türkiye tamam. bu konuda tamam. hem ehil... Ama hangi hem de... yeraltı kaynağımızı kullanmak için bizi F-35'e ortak etti? Yeraltı kaynağını yanlış söylerim. Peki. Elinizdeki imkanları kullanmak. Benim buradaki Nedir karşısında. O imkanlar mesela? Ya işte sanayiniz, oradaki iş gücünüz... Dünyada 190 ülke arasında sadece Türkiye'de mi var bu sanayi, işçilik, Eskişehir, her ne varsa orada? Avrupa'da niye bu kadar Türk işçisi var? Almanya niye barın bunun bağırmış? F-35'in ne alakası Hayır, var? Hayır, Türk insanı... iş gücü de bir iş gücü bir faktör. Mısır'da yapsın. İş gücü Mısır'da da var. Ya siz Amerika'nın çok iyi ilişkileri var. Hayır, dünyayı gezdim diyorsunuz. Oradaki iş gücüyle Türkiye'deki iş gücü bir mi? Hemen yakınının başında Irak, Suriye var. Tablo ortada. Ha, demek ki bir faydası var Amerika'ya. İşte elbette. Evet. O faydayı kullanmak için de siz de bu Ama sektörü... şimdi sildi attı Türkiye'yi bölmek için. Peki, o faydalanmak istedim. Niye çıkarmak Bilmiyorum, istedi? Bilmiyorum, siz bana söyleyin. Ya, diyorsunuz sildi attı ki... diye bir şey yok. Menfaatine aykırı hareket ettiğin zaman bir anda siler atar. Peki, son bir dakika içindeyim. İsterseniz bağlayabiliriz sözlerinizi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden buraya gelmiştik. Ahim, şunu söyleyeyim. Bakın Adalet Bakanlığı ne demiş? Karara uyan, en yüksek oranda uyan ülkeyiz. Evet. Adalet Bakanlığı bize üye ülkeler arasında
iç hukukunun verdiği kararların yüzde kaçının AİHM'e gittiğini diğer ülkeler, üye ülkelerle bir karşılaştırsın bakalım. Peki. Bir başka müzakerede belli ki devamını getireceğiz. Türkiye niçin başvuru, tazminat ve mahkumiyet şampiyonudur AİHM'le? Putin Rusyası'yla çekişmektedir. Şimdi bize imza sorgusu yapıyorsunuz. Valla üzgünüm, ben noktayı koymak zorundayım. Ya, belki adalardaki silahlarımı anlaşma imzaları nereye yerleştireceksiniz? Yayınlar devam edecek çünkü. müzakere sona erdi. Hoşçakalın.